Söylenene değil, söyletene, görünene değil, görünmeyene, sahnedekine değil, perde arkasına, kuklaya değil, ipleri oynatana bakma vakti geldi. Günlerdir söylediğimiz gibi. Eğer oynanan oyunları görmeye hazırsanız kayıt dışına başlıyoruz efendim. Hiçbir şey gölgede, karanlıkta ve her şeyden önemlisi kayıt dışında kalmayacak. Başlıyoruz. Efendim, eğer ilkel bir kabilede yaşamıyorsanız o küçücük dünyanızla eğitilmezsiniz ve dışarıda neler olduğunu, neler bittiğini merak edersiniz. Öğrendiklerinize inanmakta güçlük çekerseniz de eğer, inanan bir grup olduğunu, inananlar olduğunu kabul etmek zorundasınızdır. Ya da gününüzü tamamlayıp gördüğünüzle yetinip gidersiniz. Şimdi kayıt dışında bundan sonra konuşacağımız konularda çok değil, en fazla oyun öncesine kadar kimileri tarafından ötelenir, görülmez ya da inanılmazdı. Ama artık bir farkındalık var. İnsanlar bu alanı merak ediyor, öğrenmek istiyor, araştırıyor ve az önce de söylediğim gibi inananlar olduğuna saygı gösteriyor. Bugün işte bu farkındalığın oluşmasında önemi ve emeği olan konuklarımızla beraberiz. Onlar her platformda bu konulara severek konuştular, severek, isteyerek anlattılar ve anlattıklarının gerçekleştiğini görenler de artık daha dikkatle takip ediyorlar, yine soruyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Konuklarımızı tanıtacağım. Aslında tanıtımlarımızda da bir süredir sizler de görüyorsunuz. Öncelikle bundan sonra beraber olacağımız her programda yayın ortağımız, yorumcumuz Sayın Ertan Özyiğit Hocam. Hayırlı merhaba. Hayırlı programlar diliyorum. İnşallah 24 TV. Buna benzer programlar çok var. Amacımız şu, daha derin. Farkımız ne olacak? Daha farklı, yani bilinmezi daha da bilinmezliğe götürebilecek. Daha derin inceleyecek. Yani şimdi şöyle bir şey hissediyoruz. Bunu da izleyicilerimiz her platformda bize anlatıyorlar. Ve söylememizi istiyorlar. Hocam daha ne var? Daha derin arkasında ne yatıyor? Yani bizim bu programda ele alacağımız asıl konu günlük önümüze sunulan, bize pişirilip önümüze yememiz için konulan tüm yemeklerin arkasındaki planların ne olduğunu bir bir açıklayacağız. Çok derine ineceğiz. Olabildiğince başka hiç yerde anlatılmayan, hele bu programda izleyiciler izledikten sonra dediklerime katılacaklar, konulara çok ama çok farklı bir gözle bakacağız. Onun için çok değerli iki dostumuz da yanımızda, Abdullah. Az önce söylediğim gibi bu konuda çok emeği olan gerçekten hocalarımız sağ olsunlar. Bizimle birlikteler kayıt dışında bugün. Savunma Sanayi Danışmanı ve Paganizm kitabında özellikle vurgulamak istiyorum. Yazarı, araştırmacı yazar aynı zamanda Sayın Erhan Altunay bizimle birlikte. Hoş merhaba. Geldiniz Erhan Hocam. Teşekkürler, sağ olun. Hoş bulduk. İlk programımızda bizimle birliktesiniz. Sizinle ilgili de çok soru vardı duyurmaya başladığımız günden bu yana. Ve aynı zamanda stratejist Sayın Abdullah Çiftçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Hocam. Şimdi az önce söylediğim doğru değil mi öncelikle? Artık tabii, daha %100. Çok inanarak, merak ederek izleyen bir profil var. %100 katılıyorum. Tespit doğru ve değil mi? Şöyle bakmak lazım. Yani başlık olarak aldığımız konular şöyle devam ederek, ben izleyicinin yerinde olsam bu programı kayıt ederim ve bunu bir tarih kütüphanesi, derin bilgi kütüphanesi olarak bir yerde saklamaya başlarım. Bu neyi getirecek? Bize şunları gösterecek. Ya böyle böyle bir konular vardı, önümüze her gün pişirilip konuluyor. Ya meğerse böyle değilmiş. Veyahut da bazı komplolara gireceğiz. İsterseniz bunları teori, isterseniz komplo olarak anlayın. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Halkımızı olduğunca uyarmaya ve o at gözlüğünden kurtarmaya bakacağız. Aynı tanıtımlarda yaptığımız gibi cambaza değil, cambaza bakmaya devam ettiysek o zaman bu işler hiçbir şekilde anlattıklarımız, söylediklerimiz, planların hep ön yüzünü göreceğiz. Biz arka tarafı, bak çok önemli bir şey vardır. Bir ayna çok önemlidir okültizmde. Herkes aynaya bakar. Aynanın bir de arkası vardır. Biz aynanın ne arkası ne de önü. Sırrını anlatacağız. Sır olmadan ayna olmaz.
ayna çalışmaz. Haydi bismillah diyelim. Bismillah diyelim. Hiçbir yerde inanmayan belgeler de yayınlayacaksınız programda. Onu da günlerde duyuruyoruz. Hatırlatalım, altını çizelim. Bu arada kayıt dışına soruyorum hashtag ile sosyal medyadan katılımınızı bekliyoruz. Günler öncesinden hashtag ne olacak diye de sorulmaya başlanmıştı. Belirledik. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesaplarımızdan biz de duyurduk. Şimdi bir kez daha hatırlatalım. Yayın sırasında da hatırlatmayı sürdüreceğim. Kayıt dışına soruyorum hashtag ile katılım göstermenizi bekliyoruz. Programımız içinde önümüzde uzun bir süre var ama tabii bu tür konuları konuşurken zaman çok çabuk geçer. Olabildiğince sorularınızı da hocalarımıza yönlendirmeye çalışacağız. Bu arada Ertan Bey dedi ki Ertan Hocam ben kitap vermeden olmaz dedi, kitap vereceğiz bugün dedi. Bugün iki tane kitabımız var. Hem sevgili Erhan Altunay'ın yazmış olduğu Paganizm, Masalcı ve Ayasofya'nın Gizli Tarihi. Bir de sevgili Atanür'ün iki kitabını vereceğiz. Bir Nostradamus ve Adolf'un Kavgası. Bu kavgam değil. Karıştırmayalım. Adolf'un okültist tarafını, daha gizemli tarafını anlatan bir kitap. Bunu nasıl vereceğiz? Tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Bunları bize yollayın. En bizim ilgimizi çeken tweet'e bu kitaplardan yollamaya çalışacağız. Doğru mu? Doğru, yollayalım. Atay'a da çok selam burada. Atanür'e de çok selam. Evet. Şimdi bugün aslında konumuzun temelinde tek bir kelimeyle söyleyecek olursak ki alt başlıklar o kadar geniş ve o kadar uzun ki hepimizin kafasında bununla ilgili sorular var. Aslında parayı konuşacağız ama bazı başlıkları söyleyeyim. Detaylara zaten sohbetlerimiz derinleştikçe ineceğiz. Para savaşlarına değineceğiz. Para savaşları ve dünyanın gerçek sahibi kim? Para neye hizmet ediyor? Paranın arkasındaki güç dünya siyasetini de aynı zamanda yönetiyor mu? Dizayn etmeye çalışıyor mu? Asıl amaç bu mu? Ve ekonomik tetikçiler bu çok önemli. Savaşları planlıyor mu? Söylediğim gibi konularımız zaten girdikçe derinleşecek şüphesiz. Ve en çok merak edilen, çünkü izleyici yorumlarını da ben takip ediyorum. Ertan Hoca'ya da çok soruluyor. Vatikan meselesi. Evet. Vatikan bu para trafiğinin, hatta kara para trafiğinin neresinde? Bunlar sadece bazı başlıklar. Hepsini söylersem zaten inanılmaz konulara gireceğiz ama anonsla vakit kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla hemen konumuzu konuşmaya başlayalım. Şimdi para savaşları konusu çok derin bir konu. Evet. Aslında çatı gibi bir başlık desek herhalde yerinde olur. Ve dünyanın gerçek sahibi kim? Buradan bir girizgah yapalım isterseniz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani para dediğimiz kavrama artık üst akıl dediğimiz, yani ben üstün akıl diye planlıyorum veya söylüyorum. Üstün akılla denilen yapı parayı nasıl kurguluyor? Aslında para artık o kadar kurgulanmış halde ki neredeyse bir din haline getirildi. Yani şöyle bakabilir miyiz? Hiçbir şekilde sorgusuz sualsiz herkesce kabul görülen bir olgu oldu para. Yani sokağa çıktığınız zaman parasız hiçbir şey satın alamıyorsunuz. Peki asıl konu bu. Gerçekte bu paranın arkasında hangi gizemli güçler bizim hayatımızı, yani İngilizce tabiriyle lifestyle denilen hayat şeklimizi belirliyor. Şimdi bir saniye, o zaman belli bir amaç için çıkmıştı para, sadece alışveriş için, ihtiyaçlarımızı gidermek için değil mi? Ya da bugün şimdi mi aslında eğildi? Şöyle, hani hep birinci soru şu, ya niye böyle bir üst akıl kavramı var? Yani bir toplumu düşünün, birisinin yönetmesi lazım. Yöneten insanlar belirli bir süreden sonra kendilerini o kadar üstün görmeye başlıyorlar ki bu topluluklara kalabalık demeye başlıyorlar. Onları insan olarak görmemeye başlıyorlar. Peki eskiden kölelik vardı. Şimdi hepiniz köle değil misiniz? Paranız olmadan nasıl yaşayacaksınız? Bu para sizi nasıl köleleştiriyor? Bunu anlatacağız programda. Yani tabii şöyle de bakmak lazım sevgili Erhan. Paganizm diye bir kitap yazdı. Aslında paranın bir varoluşunu bize bir anlatabilir. Değil mi Erhan? Başla bakalım. Bismillah diye. Şimdi ben de deminki söz için birkaç cümle edebilir miyim? Şimdi dinleyiciler, izleyiciler de sorabilir. Hani paganizm ne, para ne? İkisi de pahala başlıyor ama aralarındaki ilişki ne? Bize bu komplo dedikleri, farklı görüş dedikleri şey aslında hani çok kolay formüle edilen bir şey değil. Hani bunlar komplocu,
diyorlar. İşte parayla paganizmin ne alakası var? Aslında bu multidisipliner bir bakış açısı. Yani biz aslında tek yönden bakmıyoruz olaya. Olaya birçok yönüyle birlikte bakıyoruz. Yani dünya siyasetine, ekonomisine dinler tarihini de katıyoruz. Ezoterizmi de katıyoruz. Paranın akışını da katıyoruz. Algı yönetimi de hepsini birlikte görüyoruz. O zaman bir anlam kazanıyor. Yani daha bütüncül bir bakış açısı. O yüzden hani paganizm bir yerde, para bir yerde, hepsi ayrı bir yerde değil. Aslında yöneten var mı? İşte bunların inançları ne? Parayı nasıl yönlendiriyorlar? Hepsi bütüncül. Bu yapılmadığı zaman tabii komplo diyorlar ama hani keşke her eleştiren multidisipliner çalışabilse diyorum. Paraya gelelim. Para aslında çok basit tabii. Yani bunun öyküsünü çoğu izleyici biliyordur ama bir kere daha olsun, biz, anımsatalım evet. Dinleyelim. Çünkü biliyorsunuz daha önce hani ilkel ekonomik alışverişlerde, toplumlarda değiş tokuş yöntemiyle yapılıyordu her şey. Takas. Takas. Bildiğimiz takas Bartır yöntemi. Bartır, evet çok batılı kaldı ama yani değiş tokuş takas yöntemiyle yapılıyordu bunlar. Hani her şeyin değeri karşılığı şu kadar koyun bu kadar işte tahıla karşılık geliyor şöyle böyle. Daha sonra değerli metaller girdi işin içine. Değerli metaller karşılığı olmaya başladı ama çok ilginçtir. Paranın doğuşu tabii bizim ülkemizden oldu. Bizim Ege'mizin Sarp Çayı'nda eskiden elektron dediğimiz altın gümüş karışımı pullar akıyormuş o dönemlerde. Şimdi aramayın boşuna akmıyor. Ben de baktım. Ama altın gümüş karışımı o pullar akıyormuş. O pulları Lidyalılar, hani ilk parayı Lidyalılar buldu falan nasıl buldular? Aslında çok basit. O pulların üstüne metal değeri kadar bir işaret koyuyorlardı. Hani o işaret onun değerini belirliyor. Bir tarafında basıldığı, darp edildiği için, tutması için kuadratum inkuzum dediğimiz şey işaret. Öbür tarafına da bir aslan başı. İşte leopar başı, kaplan başı, ne başıysa, boğa başı koyup onun değerini belirliyordu. Yani metal değeri kadar bir alışveriş vasıtası oldu metal. Kendi değeri kadar. Yani ilk paranın doğuşu böyle bu. Ben de 3 tane obolos varsa ona uygun bir şey alıyorum. Ve her zaman para kendi metal değerini korudu. Hani Roma İmparatorluğu'nda bazen gümüş kaplama, bakırın üstüne gümüş kaplandı. Ayar düştü, şu oldu, bu oldu ama her zaman para değerini korudu. Yani değiş tokuşun başka bir yöntemi olarak para sirkülasyonda oldu her zaman. Hatta paranın üstündeki her işaret o bağlamda önem kazandı. Bir para sirkülasyonda bile değilse üstüne kontrol mark dediğimiz bir başka işaretle tekrar metal değeri olduğu için sirkülasyona sokuldu. Yani kısaca ilk doğuşu ve gelişimi bu. Ama aslında en önemli olan kağıt paranın çıkışı. Çünkü yavaş yavaş karşılıksız paraya doğru gidiyoruz. Karşılığı olan paradan. Metal o para aşamaları için bir şey katayım mı? Evet. Şimdi şöyle, metal para aslında çok önemli bir obje. Çünkü niye? Tahıl verdiniz, karşılığında elma alacaksınız. Ne kadar tahıla ne kadar elma vereceğiniz bilinmiyor. Parayla birlikte, aslında para çok önemli bir medeniyet unsuru, parayla birlikte yazı keşfedilmeye başlıyor. Çünkü hesap tutmanız lazım. Başladınız çizmeye. İlk çizilenler şunlar değil mi Erhan? Yani paradan da önce tabletler. Buğdayı buldunuz. Şeyin üzerinde buğday var. O kilin üzerinde. İşte diyor ki şu kadar kil aldım, şu kadar şey. Ama bana en çok enteresan gelen tabii para, metal paranın üzerinde eskiden tanrıların resmi basılırken milattan önce 44 yılında Sezar'ın evet en önemli konu belki de o değil. Sezar'ın paranın üstündeki ilk şeyler anonim figürler. Mesela İstanbul'da da basılan figürler. Mesela bir İstanbul'da örnek verelim Bizantiyon şehrinde ilk basılan para işte sığır amblemi var, Yunus var mesela. Tarım geliştiği için işte hayvancılık geliştiği için sığır var. Balıkçılık İstanbul'un ana geçim kaynağı olduğu için Yunus var falan. Sonradan daha Helenistik döneme doğru evet Tanrı. Tabii. Onlar biraz daha masum basılıyor. Simgeler olarak kalmış tabii, ama anladığım onlar, kadarıyla. Tanrıların simgeleri de sembolleri de basılıyor. Mesela Lapseki paralarında ya da Çanakkale paralarında Poseidon'un simgesi üç başlı yaba var. Hani simgelerde basılıyor. Tabii daha öncesinde tabletler var. Tabletler daha da ilginç tabii yazanlar.
İşte Hotunduru'nun bana şu kadar borcu var. Benden tabii buğday aldı, parasını vermedi falan diye. Yazılı öyle belgeler ulaşıp, kütüphaneler oluşmaya başlıyor. Bunun üzerinde hikayeler yazılmaya başlıyor. Edebiyat gelişiyor filan. Yani ilk başlangıç hep alışverişle ilgili. Tabii bunu ben bir iletişimci olarak bu hikayeyi çok sevdiğim için söylüyorum. Sezar'a kadar bütün paralar tanrılar var üzerinde. İşte Erhan'ın söylediği gibi zaten Paganizm kitabını da göstereyim. Bu kitabın içinde izleyici çok iyi görebilir. Bu kitaptan da armağan edeceğiz izleyicilere. Orada yazdığı gibi ilkin tanrılar var. Ama Sezar diyor ki Roma'yı düşünün. Kocaman bir yer. Akdeniz'i göl yapmış Roma. Diyor ki beni Akdeniz'in veyahut da ülkemin en sınırındaki insanlar tanımıyor. Nasıl tanıyabilir? Parayı kullanırsam ve üzerine kendi resmimi basarsam ve üzerine bir yazı yazarsam her zaman diktatör Sezar. Şimdi ilk defa iletişim aracı olarak kullanılmış. Tabii iletişim aracı olarak kullanılmaya başlıyor bu unsur. Tabii Brutus'un değil mi 15 Mart'ta benim doğum günümde Sezar'ı öldürene kadar öldürdükten tabii sonra tekrar. Daha önce Helenistik dönemde İskender kendini koyuyor ama portre olarak koymuyor. Tabii. Dediğin gibi Sezar portre koyuyor. Herakles başı koyuyor mesela sikkelerin üstüne. Bakın dediği çok doğru Ertan'ın. Şimdi özellikle Helenistik dönemde para çok yayıldığı için aynı zamanda bir propaganda aracı. Bir algı yönetimi aracı diyelim hatta. Çünkü oraya koyduğunuz zafer simgeleri, imparatora ait simgeler evet bilinen coğrafyanın her yerine gidiyor. Veya her daim diktatör gibi vurgular. Yani, slogan bakın. Slogan. Şimdi de iletişimdeki slogan dediğimiz. Tabii. Yok. En büyük şey bence bugün de para. Basılı şey kağıt yok, gazete yok, televizyon yok. Koyacağınız her şey bir iletişim aracı olarak durur. Belirleyici mesajlar içerebiliyor. Bugün mesela 15 Temmuz'un hatıra parası çıkıyor. Değil mi? O halkın şeyini her zaman anımsatıcı bir şey. Ya her zaman bir kitle iletişim aracı para. Şimdi biz hani yayın öncesinde Abdullah Hocam şeyi konuştuk ya ben geleceği daha çok anlatayım diye. Bakın size şimdiden sorular geliyor. Karşılıksız basılan Abdullah paranın varsa, evet. karşılıksız basılan paranın özellikle doların oluşturduğu ekonomik balon patladığı zaman dünya nasıl bir krize karşı karşıya kalacak diye. Bu bence sizin sorunuz. Yani hashtag altında geliyor ama sanal parayı, kripto parayı konuşmak isteyen çok izleyicimiz var. Buna ilerleyen dakikalarda geleceğiz ama daha programın ilk dakikalarından sorulmaya başlandı. Şimdi, biz evre evre geleceğiz ama. Şimdi programın paranın ilk çağları Erhan Üstad'da. Paranın günümüzdeki şeyi hocamda. Paranın geleceğini de ben anlatacağım. Ne güzel. Bu soruları gördüğümüzü izleyicimiz bilsin diye ben arada böyle söyleyeceğim. O konulara geleceğiz. Bol bol da tweetlerini bekliyoruz. Yani burada şey şu. Burada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Dün para kimin kontrolünde ise şu anki dijital dünya, dijital para da onların kontrolünde. Yeni bir şey yok sahiplikte. Onu anlatacağım. Nasıl olduğunu anlatacağım. Tamam. Bu arada kayıt dışına soruyorum. Kayıt disina diye başladık öyle gidelim. Kayıt disina soruyorum. Hashtag ile sorularınızı, yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Peki paranın sahibi o zaman dünyanın da mı sahibi? Kim paranın sahibi? Şimdi... Paranın sahibiyle dünyanın sahibi ayrı kişiler olabilir. Şimdi bu programın en önemli konusu bu. Yani bunu anlatacağız. Erhan da gizli örgütlerle ve derin yapılarla ilgili çalışmalar yaptı. Benim de çalışmalarımı. Bazı yerlerde uyuşuyoruz, bazı yerlerde ayrışıyoruz. Bunları konuşacağız bu programda. Şimdi buna girmeden önce en önemli şey şu. Hep tapınak şövalyeleri diye bir yapı var değil mi? Tapınak şövalyeleri bu parayla ilgili artık demir parayı geçtik. Para bir şekilde tedavüle girdi. İnsanlar artık kendi her ülke kendi sikkesini basmaya başladı. Şimdi bir sorun var. Kudüs ve 1099. Kudüs yani, sikke derken özellikle belirtelim. Metal değeri kadar basılıyor daha. Kendi değeri kadar her zaman. Sanal tarafı yok şu anda. Şimdi para çoğalmaya başladı. Şu anda yaşanılan gibi. Şu anda bir bakıyorsunuz trilyon dolarlık hesaplar var. Para var dünyada. Şöyle yapacağız. Bir anda paranın çok olmasına ihtiyaç duyuyor parayı basan. Bu nasıl oluşuyor? Şöyle bakın.
Şimdi siz bana bir mal verdiniz. Tamam. Ben de bunun karşılığında size para verdim, sikke. Sikke bitti. Altın bitti yani. O zaman alışveriş duruyor. O zaman bir şey üretmem lazım. O zaman ne yapacağım? Başkalarından para alıp bir banka oluşturup bu paraları saklamam lazım. Bu sakladığım paraları tekrar birisine vermem lazım. Sizin ihtiyacınız varsa vermeye başlıyorum. Bunun ismine kredi. Şu ana kadar daha sikke durumlarındayız ama. Daha kağıt paraya geçmedik. Kağıt para, şimdi Erhan anlatacak bize, tapınak şövalyeleriyle birlikte olan bir olgu. Yani dolayısıyla parayla birlikte insanoğlu dünyayı yönetmeyi, yani hangi para kimdeyse, bu sistemi kim oluşturuyorsa dünyayı yönetmeye başladı. Ama Kudüs'ün 1099'da tapınak şövalyelerinin girmesiyle birlikte ne oldu Erhan? Değil mi? Buyurun. Orada bir şey ekleyebilir miyim? Tabii lütfen. Tabii. Şimdi kripto para kavramı kriptolojiden geliyor. İlk para ve kriptoloji tapınak şövalyeleriyle yan yana gelmiştir. Doğru. Yani Kudüs'e hacıların paralarını onlar taşıyorlar. Gittiklerinde özel geliştirilmiş bir kripto şifreyi ibra ediyorlar. Para öyle ödeniyor. Hocam daha iyi anlatır. İyi bir şey. Bak, bak herkes sana hocam daha iyi anlatır diye devam ediyor. Hayır, hakikaten kalanında çay içecek çünkü. tabii burada bir şey ben sana sorayım. Hesabına sanal para demiyor herkes. Kripto para diyor. Yani kriptonun bu marjinal anlamı yüzünden mi? Tabii kripto şifreli para demek ya. Tamam, bu marjinal anlamı. Mesela ben buna sanal para denmesini daha uygun bulurdum mesela. Sanal para değil, kripto. İşte, evet. Şifreli. Şöyle bir şey çok var. Güzel. Konu başka yere gitti ama bakın. Sanal... Kripto karşılığı aslında gizli demek. Evet. Şimdi tamam, kriptonun kesin karşılığını koyalım. Sanal demek değil. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey çok güzel geliyor değil mi? İnsanlar kripto karşılığını çok bilmeden kripto bir para anlam yüklüyorlar kripto kelimesinin üzerine. Bir şeymiş gibi duruyor. İşte bu bir şeymiş gibi durmasını isteyen kim? Şimdi Abdullah anlatacak bize programın sonuna tabii doğru. Tabii bak şifrelenmiş para. Şifreyi çöz. Sembolizm. Şifreyi çöz. Tabii. Evet hocam. Evet. Ben soracağım. Bitcoin hayatımıza nasıl girdi, ne oldu hepsini soracağım Abdullah hocam. Tabii ki şimdi kağıt paranın çıkışıyla ilgili bir yıl kuram var. İşte şöyle oldu böyle oldu ama gerçekte kağıdın yani para yerine kullanılışı tabii ki tapınakçılarla. Bakın ben bunu bir çok kere anlattık ama Ertan'ın dediği gibi bu program bir temel oluştursun, herkes kütüphanesinde saklasın. Kütüphanesinde. Arşiv niteliğinde olsun. Bir daha anlatalım bunu. Ve şimdi bakın 1099 yılında Kudüs'ü istila edince Haçlılar orada daha çok hacı gelmeye başladı. Hristiyancılar nasıl olsa bizde diye gelmeye başladı. Ama hacıların geçiş yolları çok tehlikeli. Hani denizden gelse bu adamlar ne yapacaklar? Mesela Fransa'dan gelecek, Marsilya'dan gemiye binecek. İşte İskenderiye'de, Hayfa Limanı, işte Latakya, bir takım limanlarda inecek. Orada karayoluyla kutsal topraklara gidecek. Ama denizden gelemiyorlar bunlar çünkü o Titanic filmi gibi. Zenginler üstte seyahat ediyor geminin, fakirler geminin ambarında seyahat ediyor. Gemi ambarında seyahat etmek kolay bir şey değil. Çünkü bu adamlar zırhla biniyor, öyle Hollywood filmleri gibi değil olan. Zırhla biniyorlar ve tuvaletine dahil zırhın içine yapıyorlar yani. Adamlar tam kendi anlamıyla kategorize pisliklerinde, etmeli bir sınıflandırma. Evet, kendi pisliklerinde kangren oluyorlar gelene kadar. Yani çok kolay bir iş değil. Karayoluyla gelseler Bulgaristan'da ve Türkiye'de parasılarını kaptırıyorlar. 9 tane şövalye şeye göre, efsaneye göre. Çünkü bu Şampanya bölgesinde diyor ki biz diyor bu hacıları koruyacağız diyor. Bakın Şampanya bölgesi kutsal kanı bu konulara girmiyorum hiç ama paganizmin en yoğun olduğu yerdir Orta Çağ'da. Ve bunların da ünvanları payendir, pagandır. Çünkü Hazreti İsa'yı Mesih olarak tanımazlar. Evet. Hı hı. Çok farklı bir inanışa sahipler. Mesih Hazreti İsa'nın kanındandır ama Hazreti İsa değildir. Uzun bir konu, oraya hiç girmiyorum. Bunlar diyorlar ki biz bunu yapalım. Geliyorlar Kudüs'e. Aslında niyetleri başka. Hacıları koruyacaklarına hacıların parasını koruyor adamlar. Çok basit bir sistem buluyorlar. Hacı adayı Fransa'dan yola çıktı, Kudüs'e gelecek. Fransa'da adamdan 100 altın alıyorlar. 100 altın karşılığı bir senet veriyorlar. O zamanki senet. Aslında çok güzel bir yerde Abdullah'la ilgili de bu. Evet. Kripto bir yazı var ellerinde. O senet karşılığında. Evet, o kripto da nedir? Ezoterik, bugün bildiğimiz tabii ezoterik semboller.
tamamen ezoterik sembollerle dolu. Onun evet. sonunda ne olmuştur? Anısı nerede yaşar? $1 elinize alırsınız. Ne görürüz orada? Orada bütün ezoterik sembolleri görürsünüz. Piramitler, üçgenler, kartallar, sopalar, Allah'a her şeyi görürsünüz. İşte o tapınakçıların ezoterik sembollerinin anısı $1'ın üstündedir. İlk basılan dolarlarda yoktur ama sonradan basılan bugünkü $1'ın üstünde o tapınakçı anıları vardır. Adam aldı seneti. $100 da Fransa'da verdi tapınakçılara. Yola çıktı. Ya haydutlar çeviriyor. Para nerede? Yok. Bir tane kağıt var üstünde. Abuk sabuk üçgenler, kartallar, bilmem neler. Yallah git diyor. Gidiyor bizimki. Geldi şeye, Kudüs'e. Canına da bir şey olmadı. Canına da bir şey olmadı. Elinde kağıt var. Ben diyor fakir acıyım diyor. Canına da bir şey olursa para tapınakçılara kalıyor tabii. Kudüs'e geldi. O kağıdı oradaki tapınakçılara gösteriyor. Diyor ben 100 altın verdim. Bana karşılığını verin diyor. Tabii banka komisyonu kesiyorlar. Sigorta muamele vergisi hepsine. Faiz diyelim. Faizini her şeyini kesiyorlar. 90 altın veriyorlar. Böyle böyle kağıdı para karşılığı kullanmayı öğreniyorlar. Aslında senet denilen kavram. Senet denilen kavram ama bir şekilde hani çok para, kağıt parayla ilgili birçok teori var. Tabii şöyle böyle ama asıl kökeninde yahu biz bunu kağıdı para yerine kullanabiliriz düşüncesi var. Burada çok ilginç bir saptama yapayım çünkü böyle. Hani bizim ülkemizde Batı Orta Çağ çok bütün metinleriyle incelenmiyor. Bütün gizli kalmış yönleriyle ilginç bir olay var. Şimdi tapınakçı tarikatı kurulduğunda bunun legalize olması için Vatikan'la ilişki kurması gerekiyor. Bunu yapan o Şampanya bölgesi ailelerinden Clair ünvanlı Bernardo Clairvaux diye diyor ki işte hani bunlar iyi çocuklardır falan Vatikan'a kabul ettiriyor. Ama Bernardo Clairvaux'a gidiyorlar ve para işlerini anlatıyorlar tapınakçılar. Bernard'ın lafı daha o zaman daha bu iş büyümeden siz diyor günahtır diyor. Çünkü İsa Hazreti İsa diyor tapınakta masaları devirmişti para alışverişi. Ticaret yaptığınız için. Ticaret yapamazsınız. Bunu en iyi yapan Yahudilere yaptırın diyor. O günden beri şövalye paralarını işte Rothschild neyse devamlı Yahudilerden başlayan bir hikaye. Evet, her zaman Yahudilere kullandırmışlardı. Tabii burada şeyi atlamamamız lazım belki ne? Erhan. Hangi? Şimdi tapınakçıların 1099'da işte Kudüs'e gelmeleriyle birlikte ikinci bir plan daha var. O da ne? Süleyman Tapınağı, Ahit Sandığı, Kutsal Kase vesaire vesaire onların peşine düşmeleri. Ve bir hikayeye göre yani belki buna gerçek diyebilirsiniz, komplo diyebilirsiniz. Kutsal sandığı ele geçirdiklerini biliriz. Ve bunu Avrupa'ya götürdüklerini söylenir. Yani başka bir hikayede bu Erhan'ın daha konusu. Yani işte, çok araştırdım. Türkiye'de olmayan Ayasofya'ya kadar. Ayasofya'ya geldiğine dair Bizans kaynakları var. Şimdi bir hikayede şey söyleyeyim. Evet. Tapınakçılar asıl kökeninde İstanbul'a gelirler. Tabii. Patrik'ten onay alırlar. Yani İstanbul çok karışık bir şekilde bu işin ama adı geçiyor demek ki. Bir gün İstanbul'un gizemli sırlarını işleyeceğiz. Bu konulara daha derin gireceğiz. Ama bakın şöyle bir şeyi hatırlatmak lazım. Çok merak edenler için biraz bir şeyler. Ama biraz. Biraz. Ucundan değil mi? Ucun, şimdi şöyle bir şey. Mesela Diriliş Ertuğrul filmini izliyorsunuz. O filmde tapınakçılar var. Üzerlerinde de haç var. Ama haça bakmaya başladığınız zaman haçın formu biraz gariptir. Yani aslında şöyle söyleyelim. Bir işte dört köşeli bir yıldız. Fakat içeriye doğru girintileri var, üçgenler var. Şimdi dışa doğru açılan, göbeğe doğru, doğru açılan, ortaya doğru daralan. Evet. Yani aslında ekrana verebilirsek bir şey koymuştum ama Buket, ben... Bir gösterelim evet, ekrana görebiliyor muyuz? Buket almıştı onun görüntüsünü. Evet, Buket koyabilirse ekranda görelim. Bu tapınakçıların yani bugün kullandıkları sembol. Yani dört köşeli yıldız ama içeriye doğru. Şimdi şu soruyu soralım. Ya haçın normalde dört tane, iki eşit tane uzunlukta, eşit, evet, eşit uzunlukta biraz daha yukarıya doğru da haçın böyle durması lazım. Niye bu görselde, şöyle göstereyim, şu görselden bahsediyorum. Niye bu görselde içeriye doğru üçgenler var? Çok garip bir şey oldu. 1926'da piramitlerin üzerinden geçen bir pırpır uçak bir şeyi fark etti piramitlerde.
Böyle mi fark edildi? Evet evet, aynen böyle. Piramitler normalde 4 tane. Tamam. İşte bildiğimiz piramit 4 köşeli. Bir baktılar ki o geçtiği dakikada piramitin içerisi içeriye doğru girik. Yani piramitin ucu böyle. Dolayısıyla piramite atıfta bulunmak tapınak şövalyelerinde çok önemli bir davranış. Çünkü bütün hikaye neyin üzerine kurulu? Amerikan parasına baktığınız zaman dolara, evet, doların şimdi üzerinde bu değil. Bu hangisi? Greenback. Tamam. Doların üzerinde bitmeyen bir piramit var, değil mi? Piramit onun için tapınakçılar, dolayısıyla masonlar için çok önemli. Bu konuyu araştırdığımızda, bakın ben size bir şey göstereceğim. Buraya dikkat. Normalde bunu göstermemiz lazım. Abdullah, beğenecek misin bakalım bunu? El işi bu, çalışması. Yani işte şöyle, el işi çalışması, bravo. Bu normalde tapınakçıların üzerinde. Bakın arkadaşlar, çok iyi izleyin. Bu içeriye doğru oyuktur. Çünkü üçgenin bir tarafı içeriye doğru katlanmış. Yani şu şekilde kırılmış durumda. Bunu böyle kaldırdığınız zaman bu bir piramit olur. Beğendin mi Abdullah? Evet, çok beğendim. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugün gördüğünüz dolardaki piramitin tapınak şövalyeleri ve benzeri kuruluşlara, gizli örgütlerdeki kullanım şeklinin atıfta bulunduğu yer piramitin kendisidir. Bir şey evet, diyecek Erhan herhalde Abdullah Hocam. Buyurun. Yani çok enteresan. Hiç böyle bakmamıştım bu olaya. Şimdi burada önemli olan şu, bakın. Çok eski, 1099'dan bahsediyoruz. Yani tapınak evet, şövalyeleri gidiyor. Evet, gittiler. Teknoloji yok. Hiçbir zaman piramidi yukarıdan görmemelerine rağmen ne biliyorlardı ki? Bakın çok önemli. Ne biliyorlardı ki? Dikkat. Buranın içeriye doğru oyuk olduğunu. Yani aslında bu piramit parçasının içeri doğru kırıktır böyle. İşte uçağın gördüğü dediğiniz bu uçak, mu? İçe doğru uçak geçerken olan üzerinde gölgeyi fark ediyor. Neden diye baktıklarında o girintiyi burada çözüyor. Girintiyi yani görüyorlar. Şundan da bunu anlıyoruz ki tapınak şövalyeleri Kudüs'e gittiklerinde buldukları evraklarda bir şekilde bununla ilgili üçgenle yani piramitle ilgili sırları da bulmuşlardı. İsterseniz buna komplo deyin. Biz devam edelim. Siz öyle denmesine alışık olduğunuz için herhalde. Yani Aytun Çaltın'dan, rahmetli Aytun Çaltın'dan da çok komple evet, derdi, evet, derlerdi ona. Demeye devam nur etsinler. Biz bu programda olabildiğince böyle değişik değişik şeyler anlatacağız izleyicilere. Farklı olalım. Evet abi. Tabii o haçta bir de stilize çift başlı kartal var her tabii zaman. Çünkü tapınakçıların ilk sembolü çift başlı kartaldı. İlk şeye Bizans'a geldikleri zamandan itibaren. De o da bir teori. Tabii çift başlı kartal Selçuklu'nun kendi formu evet, gibi gözükmesine rağmen Selçuklu'dan çok daha eski. Yani nereden bakarsanız bir 4000-5000 yıllık bir hikayedir. Tapınakçılar bunu daha sonra kullanmışlar. Onlar da masonlar devam etmişler. Çift başlıklı kartal, çift başlı kartal 33. derecede 32'den başlayıp devam eder. Derecenin de kendi sembolidir. Onu da söylemekte yarar var. Sizin şimdi araya girmedim ama ahit sandığı konusuna bayağı takıldı izleyicilerimiz. Bir gün ahit sandığı ile ilgili yapalım? Geniş şimdi bir ahit program nedir yapalım. Çünkü önemi şöyle nasıl oluruz biliyor musunuz? Takıldığımız zaman asıl konumuz olan parayı öyle atlarız. Yapalım. Bir gün bunlar çünkü birbirinin içine o kadar girif parçalar ki evet, yani ilk programda yine bir, hangi programı yaparsak yapalım yine buralarda patinaj yapmaya bir başka bir şeyler anlatmak. Evet, hadi çal bir bal. Bir parmak bal çalayım. Bir tane derlediğimiz efsane var. Orada Justinianus ahit sandığını İstanbul'a getiriyor. Saint Polyectus Manastırı'na koyuyor. Yani bugün Saraçhane'de o ilerisinde kalıntıları olan manastır. Gece rüyasında Hazreti Musa gözüküyor. Bunu buraya koyma diyor. Onun yeri diyor tapınaktır diyor. Justinianus uyanıyor ya tapınak yok. Adrianus yerle bir etti tapınağı. Ama yeni tapınak Ayasofya diyor ve Ayasofya'nın içine koyuyor. Bir parmak tabii, böyle bir bal çalıyor. Yine İstanbul'un olduğu yalnız çok dikkat çeken evet, bir efsane.
Bir gün İstanbul'u böyle bayağı masaya yatırmamız yatıralım. Lazım. Yatıralım. Evet. Çünkü Haçlıların yine Hristiyan olan Bizans'ı 1024 senesinde istila etmesinin sebebi Ayıp sandığı mıydı? 1200. O zaman yanlış yazılmış. Tabii onun devamı var. Şöyle, yalnızca o değil. Yani Erhan bunu kitabında çok iyi yazdı. Bütün Hristiyanlığa ait kutsal malzemelerin çok büyük bir bölümü İstanbul'a getirildiği söyleniyor. Doğru evet, mu? Evet doğrudur ve çoğu Ayasofya'da biz Pelin'le Ayasofya'da tek tek izlerine varıncaya kadar inceledik. Altın yüklü gemilerden bir tanesini Marmara İstanbul yakınlarına battı doğru mu diye soruyorlar. Onu muhatabına sorsunlar. Yani hiç çok bu mu? Konuda bilgim yok benim. Yani bunlar tabii yine komplo teorileri. Böyle bir biliyorsun Japonlar Haliç'te onu aradılar. Buldular mı bulmadılar mı hiç bilinemedi. Bazı senaryolara göre bunlar hep devam edecek. Ama bakın şöyle gidersek bu programın amacına uygun değil. Şimdi Abdullah girdiği zaman konuya çok iyi belli olacak. Yani paranın bir anlamı yok. Yani şöyle hani bir hikaye vardır ya elmas çok değerli. İşte şeye gidiyorsunuz kutuplara bir adama elmas sunuyorsunuz bu ne diyor. Yani adam balık istiyor elmasın hiçbir anlamı yok onun için. Şimdi biz para denilen şeye kripto neyse bu işin yapı bir anlam yüklediğimiz için değerli. Anlamı kaldırdığınız zaman ki bakın bugün elmas tüccarları yani bu bütün pırlanta gibi değerli ürünlerin üretenler veya bulanlar veyahut da bize pazarlayanlar bunlara anlam yüklerler. Ve onun peşinde koşar insanlar. Örnek kadınlar tek taşsız olmuyor. Bu bir hikaye değil mi? Olmuyor. Evet. Çıkartın tek taşınızı olmuyor musunuz? Gayet de oluyoruz. Yani bir anlamı olmadığı yalnızca bunu üstün aklın sistemi yönetmek için kullandığını düşünün bir an. Bu daha doğru bir yaklaşım olacak gibi geliyor. Yani yüklenen anlamı şey o zaman evet sen. Abdullah. Dünyanın 230 trilyon dolar borcu var 2017 sonu itibarıyla. Şimdi hocama soruyorum. Kime bu borç? 230 trilyon dolar. Ben dünya gayri safi milli hasılasının 3 katı. Ben bu soruyu şöyle sormuştum. Dünyada bu kadar borçlu insan var. Şimdi bahsedilen para 230 trilyon dolar ya. Öyle değil aslında Abdullah. Nasıl biliyor musun? Bu 800 trilyon dolar. Tabii o türev piyasalarını üretiyorlar. Çünkü şöyle bakın. Şimdi benim size borcum var. Bana borcum karşısında senet verdim veya çek. Bugün Türkiye piyasası. Siz çeki aldınız Abdullah'a verdiniz. Şimdi borcu bir daha yazdınız. Evet. Abdullah da aldı Erhan'a verdi. Bir daha yazdınız. Katlandı. Bununla birlikte tüm borç 800 trilyon doların üstünde. Soru şu. Birileri borçluysa alacaklı kim? Doğru mu soru? Evet onu istiyorum. Tabii, bunu şimdi burada, programın sonuna doğru anlatacağız. Burada şimdi kısmi rezerv bankacılığı var. Para nasıl üretiliyor? Yani diyelim Türkiye'de Merkez Bankası var. Bir para üretti. 100 bin lira üretti. Bunu ne yapacak? Ya tahvil satın alacak ya bankaya verecek borç olaraktan. Banka bunu aldı. 10 bin lirasını. Ama önce paranın nasıl üretildiğini, neye karşılık üretiliyor? Yani şimdi paranın neye karşılık üretiliyor? Bir karşılığında normalde altın vardı ama şu an mesela dolarda karşılığın herhangi bir karşılığı yok. Yok. İstediği üretebiliyor. Mutlaka gitti bunların hepsi. Burada hocamın demin dediği kısmi rezerv bankacılığı. Banka bunu aldı. 10 bin lira. Şimdi Türk yaklaşık %10'u ile 15'i arasında bir rezerv tutuyor. Bu 10, o hadi 1000 lirasını rezerv olarak tuttu. Diğer 9000 lirayı borç veriyor. Borç alan kişi ne yapıyor? Kredi alan kişi gidip borcunu ödüyor. O da tekrar bankaya getiriyor. Aslında dönüp dolaşıp o 9000 lirayı tekrar bankaya geliyor. Banka bunu tekrar borç veriyor. 1000 lirasını tutup böyle para kendi kendine üretilmiş oluyor. Yani aslında 100 bin lira olmuş oluyor 1 milyon lira. Şimdi hocam çünkü dedi ya, oradaki kavram evet. Şunun üzerine kurulu. Şimdi bir kanun var ortalıkta. Yani belki programın ilerleyen vakitlerinde FED'e falan girdiğimizde anlatırız ama Abdullah söyledi oradan girmek lazım. Evet. Kanun şu. Siz bir banka olarak Merkez Bankası'ndan almış olduğunuz parayı bu paranın değeri diyelim ki 100 lira. Veyahut da 100 trilyon ne derseniz deyin. 100 liranın %10'unu kendinize ayırıp karşılık ayırıp diğer tarafı olan 90'ını kredi olarak herkese verebilirsiniz. Bu serbest. Ben şimdi sizden geldim. Bir kişi olayım. 90'ını tekrar istedim.
tekrar yatırdım bir başka bankaya. Evet. Ay, Abdullah'ın anlatmak istedi değil mi? Örnek evet, olarak doğru öyle. Oldu. O para başka bir bankada yine %90 yani kalan 90 liranın 9 lirasını ayırdı. Evet. Geriye kalan parayı tekrar kurdu. Bu böyle sonsuza kadar giden Abdullah'ın söylemiş olduğu türev para. Yani paradan para üretilen bir sistem. Eskiden Bretton Woods'a kadar. Dolar veya herhangi bir paranın para basabilmesi için bir merkez bankasının karşılığında altın ayırması lazımdı. Şimdi işte 1947'de yani 45'ten başlayan hikayedir. Doğru mu Abdullah? Evet. Şey oldu. 1971'den sonra karşılıksız basılmaya başlıyor. Şimdi hocam demin bir şey söyledi. Para yani yüzük örneğini verdi ya çıkarttığında. Evet. Dijital paralar da böyle. Yoktan var etme iddiasındalar. Tanrıcılık oynuyorlar. Değer üretiyorlar. Yapay altın üretiyoruz diyor. Mesela şimdi Bitcoin'in karşılığında ne var ya da dijital bir paranın? Yok. Ama bir de madencilik hikayesi. Madencilik bu işin slogan kısmı. Çok tabii, da güzel değil mi? Madencilik tabii, yapıyorsun. Tabii. Sanki bir şey üretiyor musun, çalışıyor musun gibi. Tabii şimdi Bitcoin madenciliği denilen olayda bilgisayarınızın gücüne göre şifreyi çöz diyor. Yani gücüne göre bir tane Bitcoin kazan. Şimdi en çok Çin'de çünkü elektrik kullanımı falan güçlü bilgisayarlar var. Yabancı şirketleri de Bitcoin madenciliği organize edenler mesela geliyor Türkiye'de. Sen diyor bilgisayarınla benim gücüme katıl diyor. Yani topluyor bir 3-5 bin bilgisayar aynı anda olaya katılıyor. Şimdi normal madencilikte neydi? Kazma kürek insanlar madene evet, dalıyordu. Burada da kazma kürek bilgisayar olmuş oluyor. Dolayısıyla reel toplumdan dijital topluma, sanal topluma insanları kaydırıyorlar. Buradaki ana bu işin şeyi ana düşüncesi de Allah bu dünyayı yarattı. Öbür dünya var. Biz de dijital dünya yaratıyoruz. Sanal diyorlar. Demiyorsunuz özellikle dijital. Dijital, sanal dünya. Evet. Yani yaratıyoruz diyorlar. Ve herkesi burada toplayacağız. Buranın para kavramı farklı, insan kavramı farklı, devlet kavramı farklı, yaşam şekli farklı, sosyolojisi farklı. Kuralları farklı. Hı hı. Evet, kuralları farklı. Detayına biraz sonra gireceğim. Devam edelim. Şöyle bir şey, Abdullah'a da belki dediği yerden şöyle bir şey eklemek lazım. Şimdi madencilik kavramı sanki bir iş yapıyormuşum gibi duruyor. Aslında konu nedir? Sizin bir ekran kartınız var. Bu ekran kartınızı sisteme kiralıyorsunuz. Kriptolarınız yani hı hı, işte hı, şifreleriniz var filan. Soruyu şöyle soran olmadı. Ya bunun başında bir sistem var. Benim ekran kartım ne için, kim için çalıştırılıyor? Kim tarafından kullanılıyor da geliyor o zaman? Şimdi şu mudur acaba? Abdullah şöyle söyleyebilir miyiz? Bu kadar bilgisayar, ekran kartı bir işlem yapıyor. Evet. Bu işlemin karşısında diyor ki şu şifreyi çözdünüz, aferin sana Bitcoin. Bitcoin geliyor. Peki soru şu, bu kadar kartı kim, niçin kullanıyor? Ne için kullanıyor? Yani bu kadar kart derken bilgisayarı söylüyorum. Tabii bilgisayar. Tamam, evet. Tabii. Şimdi insanlara yeni bir dünya tasarımı var. Bu çok önceden planlandı. Yani Bitcoin'u biz neyle duyduk? Satoshi Nakamoto diye bir Japonla kim olduğu belli değil. 3 Ocak 2009'da açıkladı. Kim olduğu belli değil. Ancak bunu daha önce nerede gördük? Ekonomist dergisinin 1988 kapağında gördük biz Bitcoin'i. Evet. Orada bir kuş vardı. Eğer bulabilirler, yansıtabilirlerse. Evet. O Simurgh kuşu. Yani Phoenix denen bir kuş. Bizdeki zümrütü anka. Altın küllerinden. Evet. Londra Olimpiyatlarında da açılışta ve kapanışta o kuş vardı. Altında böyle ışıklar vardı aynı. Evet. Paganizmin şeyi bu sembolü bu insanların küllerimizden yeniden doğacağız diyorlar. Kapakta alevler vardı değil mi? Evet, kapakta yağ para yanıyor. Simyanın simgesidir o. Simyada yeni yani evet, simya, metamorfozun simgesi. Evet, şimdi o kapakta kuşun göğsünde bir şey var. Dijital para. Üzerinde 2018 yazıyor. Evet. 1988'de. Peki derginin sahibi kim? Rothschild. Yani Rothschild'ler kim? Dolayısıyla mevcut dünya finans sistemini kurgulayan, organize eden, State of London'ın, Fed'in,
Yani hatta şu anda içindeki organizasyonun sahipleri. Peki onun ifade şeklinde sembolün diliyle ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla kalkıp da bu bir tane Japon mu oldu falan filan deyip onun peşine düşmek, bu bize sunulan bir şey. Hedef şaşırtmak. Biz şimdi programda neyi? Evet. Bir doları da getirdim ben. Evet. Şimdi biraz sonra bir dolarla FETÖ'nün operasyonunu da anlatacağım, evet, ne olduğunu. Soruyorlar. Bahsettiği Abdullah'ın bir doların arkasındaki kartal. Bu göya kartal gibidir ama evet, kartal Amerikan kartalı keldir. Evet. Ve bu Amerikan kartalı değil, biraz önce bahsettiği Abdullah'ın Phoenix'tir. Evet. Yani Zümrüt'ü Anka diyeyim buna. İşte burada bakın. Kendi, evet, bravo. Kendi küllerinden doğan. Evet. Çünkü burada bir aklımızda. Ama ona da bak. Tabii aklımızda yeni bir şey diyor. Diyor ki dolarlar dolar gidecek. Dolar yok olacak. Evet. Dolar yerine dolmaz gelecek ama bu dolmazın ismi Bitcoin oldu. Bitcoin. Bir saniye, burada bir es verelim. Tam kartalın başındaki arma yerine. Evet. Ne? O da az önce sözünü ettiğimiz kutsal kanın simgesi. Tabii Meryem kültü değil mi benim tabirimle? Evet. Dolayısıyla. Senin tabirin miydi? Yani kutsal kanın simgesi, şövalye simgesi. Çok dikkatli olun burada. Evet. Abi. Yani burada peki, söyleyeceğim şey şu. Tarihine de dikkat, Bitcoin üstündeki. Evet. Biz geleceğe okurken mutlaka geçmişi bilmemiz gerekiyor. Geçmişi bilmeden gün okunamaz, gelecek öngörülemez. Bu derginin sahipleri geleceğe peşinen yazıyorlar. Saklamıyorlar okuması bilene. Yani 2018 kapak için mesela kapağında sembolleri koydular. O yüzden koydular. Her aralıkta hemen de ekonomisi kapağına bakıyoruz, tabii, değil mi? Evet, tabii. Ya, aslında yine bu gizli, evet, örgütlerin şeyi. Gizli örgütler şöyle yapar. Herhangi biraz önce üçgenden gösterdik ya, piramit, hı-hı, bir anda tapınakçıların amblemi oldu. Ya, gizli her örgütler... gizli örgüt, her gizli örgütün sembolleri vardır. Bu semboller sıradan insanlar için yapılmaz. Onu anlayan insanlar için. Dolar mı kullanıyor gizli servisler? Abdullah'ın biraz önce söylemiş olduğu konu, ekonomistin dış kapağı 2018'e atıfta bulunuyor ve onu anlayanlara sunuluyor. Evet. Dolayısıyla şimdi dijital para nedir? Diyanet devreye girdi Türkiye'de. Bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Tüm dünya ülkeleri sıkıntıda. Olayı algılayamıyorlar. Oysa ki... Çin hükümetinden de geldi hani bir engelleme yapılacak, yapılmayacak gibi aslında. Orada yalnızca şey yapıyorlar. Yani olayı sulandırıyorlar. Cambaza bak yapıyorlar. Çünkü şöyle, Çin dediğiniz yer kime ait? Rothschild'lere aitse. Evet. Tabii şimdi o Çin'den gelen şeyleri çok ciddiye almamak lazım. Çin demek de ekonomist demek. Tabii. Türkçesi bu. Rothschild şimdi, demek de o, evet, kartalın başındaki zambak demek. Tabii. Dolayısıyla... Süsen çiçeği ya. Şimdi üretmeden kazanmak isteyen gençler özellikle Bitcoin'in peşine takıldı gidiyor. Ben şimdi bazen bunlara yazıyorum, bana kızıyorlar. Kızmayın, ben Bitcoin'den kazanmayın demiyorum, kazanın. Ama nasıl bir dünya içine girdiğimizi bilmemiz lazım. Çünkü bu insanlar bütüncül bakıyorlar. 21. yüzyılı tasarlamışlar bir bütün, evet, olaraktan. İnsan modeli, yaşam şekli, devlet şekli, para kavramı, insanların evlenme şekli, çocuk yapma şekli ve bunu tasarlamış ve bitirmişler. Ben bunu okuyorum 3 aşağı 5 yukarı. 1988'den çok daha öncesini belki işaret daha önceden de, tabii. Çok, evet, önce. Çok 108 yıllık, evet, bir periyotlarla başlıyor bu iş. Şimdi olayın tarihi yönünden değil, bugün gördüğüm ve gelecekte ne planladıklarını 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorum. Dolayısıyla para sadece... Burada küçük bir unsur. Şimdi bu para neyin üstünde duruyor Bitcoin? Blockchain diye bir teknoloji var. Dağıtık veri tabanı deniyor. Sözde efendim burası bağımsızmış, kimse müdahil olamazmış gibi piyasaya pompalanıyor. Özellikle Türkiye'deki teknik uzmanlar tarihten, din tarihinden para tarihini anlamıyorlar. Fırsatçılık peşinde koşuyorlar. Fakat bir devlet, bir millet böyle fırçatçılık anlayışıyla Cumhurbaşkanı FETÖ'nün şeyi gibi şeyin içerisine düşmez. Şu an komple. Bu nedenle biz 21. yüzyıl dijital dünyasını oturup baştan anlayamazsak eğer farkında olmadan korkunç bir batağa gideriz. Dolayısıyla dijital blockchain teknolojisinin kurgucuları kim? Ona bakacağız. Bir, Rothschild destekli nakitsiz toplum kuruluşu var.
dünyanın her tarafında. Bu, nakitsiz toplum. Evet. Hı-hı. Bu 50-60 yıldır faaliyet gösteriyor. Nakitsiz toplum. Bakın. Dolayısıyla bir şey piyasaya çıkmadan önce o zihinde, akılda planlanmış ve tasarlanmıştır. Şimdi bu 1988'de bunu ilan etmişler ama bunun üstünde o nakitsiz toplumla beraber çok çalışmışlar belli ki. Nereden baksanız bir... Şöyle evet. Söyleyelim mi aslında, şunu katılır mısın bilmiyorum Abdullah. Şimdi Bitcoin, tabii ona benzer kripto paralar çok fazla çıktı. İşte şu anda ne dedi Putin geçen gün şeyi? Dün açıklama sen yaptı. Sen de paylaştın evet. Şeyde Twitter'da. Dedi ki yeni bir kripto sisteme geçeceğiz biz. Bu sistemin ismi bellidir. Bundan sonra biz alışverişimizi onun üzerinden yapacağız. Putin kime gönderme yapıyor? Kime? Asıl şeyin, kripto paranın amacı ne? Bakın, bir komplo teorisi yapayım mı şimdi? Yapın. Yani bana desinler ki uçuyor yine. Ben diyorum ki kripto paranın, yani bahsedilen zincir var ya, zincirin asıl sebebi parayı %100 takip. Yani siz şimdi elinizde bir paranız var. Bu komro değil, %100 gerçek. Biraz tabii. Sonra alacaktım zaten. Şimdi bakın, elinizde bir paranız var, $1. Götürdünüz, hı hı. Ne alacaksınız? Bireysel bir şey alacaksınız ve bir mahrumiyetiniz var. Gittiniz bir şey aldınız. Bu parayla alabilirsiniz nakitle. Tamam. Bitcoin ile aldığınız zaman dünyanın her yeri bilecek. Şimdi böyle bir yaşam tarzına hazır mısınız? Ya Bitcoin'i destekleyeceksiniz... Veyahut da mahremiyetiniz kalmayacak. Yalnız şu an ilginç bir olay var. Sen daha iyi bilirsin. Deep Web dediğimiz bir olay var. Zaten bu Bitcoin ilk orada duyulmadı mı? Zaten oradaki alışveriş Bitcoin ile yapılıyor. Bakın orada neler var. Söyleyeyim ben. İlgilenen araştırsın. Söylemeyin Erhan Hocam. Deep Web'e girmeyin. Bir reklama gidelim müsaade ederseniz. Uyarı geldi. Reklama gidelim. Çok önemli. Deep Web konusu. Çünkü ben bunu... Hep söylüyordum, bu Bitcoin ilk orada duyuruldu. Erhan Hocam çok önemli bir yere geldi. Biz çayları taze edeceğiz, siz de tazeleyin. Reklamdan sonra geliyoruz. Kayıt dışında... Birlikteliğimiz sürüyor efendim. Özellikle konumuzun temelinde para var. Onu hatırlatalım. Para savaşları ve dünyanın gerçek sahipleri kim? Baktığınız zaman aslında ana başlığımız ama öncesinden başladık tarihten. Bugünümüze geldik, zaman zaman yine tarihe dönüyoruz. Sizin sorularınız da şekillendiriyor sohbetimizi. Dolayısıyla kaldığımız yerden Erhan Hocam'dan devam etmeden önce ben bir kez daha hashtag'imizi hatırlatmak istiyorum. Kayıt dışına soruyorum ama kayıt disine soruyorum diye devam ederseniz iyi olur. Çünkü öyle başladık, bölünmesin. Kayıt disine soruyorum hashtag'i altında sorularınızı bekliyoruz. Ve bir kez daha hatırlatalım, çay molası verip yeniden ekran başına geçen izleyicilerimiz için Ertan Hocam ben kitap hediye etmezsem olmaz demişti. Evet. Kitap hediyelerimiz var bugün dolayısıyla. Kitaplarımızı tanıtalım mı? Bir daha. Bir kez daha hatırlatalım. Erhan Altunay'dan Paganizm kitabı. Erhan bir alayım onları ben. Evet. Biraz uzak kaldı bana. Evet, çok benim çok beğendiğim kitaplardan biri Masalcı. Anlatım dilini çok beğeniyorum. Bir de Ayasofya'nın Gizemli Tarihi sevgili Pelin Çift'le birlikte yazmış oldukları kitabı vereceğiz. Bu arada sevgili Atan İrun'u annesi çok hasta. Geçmiş olsun diyorum. Ben demiştim kitabı ve yine Atan İrun'un kavgamla karışmasın %100 doğrudur. Adolf'un Kavgası kitabını izleyicilerimize armağan edeceğiz. Evet ben demiştim de Nostradamus hakkında en kapsamlı kitap. Kitap dünyada yazılmış bence en kapsamlı kitap. Evet. Şimdi Deep Web konusuna girdi Erhan Hocam reklam arasına giderken söz verdim. Çok benim de merak ettiğim bir konu demiştim. Çünkü zaman zaman Bitcoin konuşulurken ilk Deep Web üzerinde Bitcoin kullanılıyor idi. Böyle duymuştuk diye benim de hatırlattığım araya girdiğim bir konudur. Dolayısıyla önemli bir yerde dediğim gibi zaman zaman bugüne geliyoruz, geçmişe gidiyoruz. Şu Deep Web'de biz Bitcoin ne için kullanılıyordu ve nasıl çıktı oradan? Oraya bir gelelim. Ne var Deep Web'de? Daha ayrıntılı belki programın sonuna doğru gireriz. Deep Web gerçekten karanlık geleceği bu arada değil mi çok hocam? Çok karanlık. Her şey var içinde ama ben şöyle söyleyeyim pardon. Seni kestim. Savunma sanayinin en gizli şeyleri de içinde var.
Bakın orada Bitcoin kullandığınız zaman Deep Web'de neyi ne kadar bildiğiniz, araştırdığınız zaten oradaki programlardan trace ediliyor. İşte Bitcoin yani kullanırsanız Bitcoin ne yaptınız biliniyor dedi ya Erdoğan. Girdiğiniz yerde de trace ediliyorsunuz her an. Orada her şeye yakalanıyorsunuz ama çok farklı bir bilgi var içinde. Atıyorum savunma sanayinde çok merak ettiğiniz bir yeni aracın çizimini orada bulabilirsiniz. Diyeyim sen. Deep Web, internet bir bütündür. Google'da arama motorlarında listelenmeyenler, evet. Beyoğlu'nun arka sokakları gibi bakın. Ama özel şey yani İstiklal Caddesi'nde olarak. İnternet. Dolayısıyla arka planda istihbarat savaşları var. İstihbarat bir şey ifşa edecekse ya da herhangi bir kurum ya da herhangi bir personel Deep Web'i kullanıyor. Yine internettir ama Google bunları ciddiye almıyor. Şey olaraktan listelemiyor. Yani Amerika'da birkaç yıl önce bir Deep Web'de sanal mağaza sahibi ömür boyu hapse çaptırıldı. Neden de ne satıyordu? Şu anki herhalde 33 bin Bitcoin'i vardı. Yani şu an milyarderdi o kişi eğer hapse atılmasaydı. Evet. Abdullah Hocam şu iş anlatım doğru mu? Yani internet üst tarafta Deep Web böyle bu kadar derin mi? Yok o kadar derin. Tabii, abartıldığı gibi değil. Bunu abartmaların nedeni dünya insanına Deep Web takip edilmez imajı vererekten herkesin gizli bilgilerini istihbaratın izlemesi. İnternette, dijital dünyada takip edilmeyen hiçbir şey yok. Ama özel programlarda neyi ne kadar bildiğinizi gösteriyor. Tabii bu vatandaş takip edemez ama istihbarat takip ediyor. Deep Web'de mesela Türkiye'ye bir saldırı olmuştu. DDoS saldırısı dediğimiz OTT'ye. Bizim internetimiz yavaşlamıştı hatırlarsınız. Evet. Bu saldırıyı örneklersem köprüyü diyelim bir saniyede 10 araba geçerse 100 arabayı yiyor. Dolayısıyla sistem kilitleniyor, internet çöküyor. Deep Web'de giren gençler belki de Türkiye'de kendi internetine saldırmıştı. Bilinmez. İstihbarat bunları organize ediyor. Diyor ki şu IP adresine saldıracağız. Kimse nereye saldırdığını bilmiyor. Dolayısıyla Deep Web istihbaratın oyuncak alanı. İnsanları ve çocukları da kandırıyorlar. Bak buraya gelsen bu Amerika'daki Alman çocuk yakalandığında, hapse atıldığında yakalanma nedeni kiralık katil ilanı veriyor. Birini öldürtmek için kendisi. Deep Web'de bu tip şeylere rastlanıyor. Çok karanlık bence bana sapkın şeyler. Yani bunu aslında bir akıl oyunu diye düşünün. Bir yine üstün aklın internet sistemini ne yapıp bu aklı kullanacağına bakın. Yani bilinmezlik ne kadar güzel değil mi? Bu da işin kripto tarafı yani aslında. Tabii kripto tarafı. Yani kripto tarafı. Bu kripto tarafında birileri eğleniyor. Siz de buna oyuncak oluyorsunuz. Sapkınlık olayı da orada çok yüksek. Bunları da takip etmek güzel. Yani sapkınlıkla ilgili veyahut da herhangi bir şekilde çok derin bir analiz yapacaksınız. Acaba Deep Web'de var mı diye baktığınızda Langley'den başlıyor sistem. Çünkü unutmayın eskiden bu kavgalara geleceğiz. Avrupa'nın tüm bilgileri İngiltere üzerinden Langley'e geçiyordu. Yani Pentagon'a. Hı. Şimdi ise İspanya üzerinden geçiyor. Şeyi İngiltere'yi bypass ettiler. Bu kavgadan dolayı. Şimdi o kavgalara geleceğiz ama dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Birileri bunların hepsini depoluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mahremiyetten bahsettik. Sizin neye eğiliminizin olduğunu hepsini bilsem. Tabii, doğru mu? Doğru. Abdullah. Paraya mı eğilimlisiniz? İşte şeye cinselliğe mi eğilimlisiniz? Uyuşturucuya mı eğilimlisiniz? Ben bunu bir gün geldiğinde kullanacağım. İşte kiralık veyahut da, katil örneği verdik yani cinayetini. Veyahut da şöyle gidelim. Şimdi bu işin sonunda programın sonuna doğru açıklayacağız. Birileri dünya nüfusunu azaltmaya kalksa. Kimlerin azalacağını listesi önünde değil mi sizin? Evet. Evet. Bu da böyle bir teaser olsun. Sonra devam edeceğim. Tek bir cümle söyleyeyim. Ya, evet Abdullah. Dijital dünya üstün ırkçıların projesi. Buyurun. Evet. Dünya da üstün ırkçıların projesi yani bahsettiğimiz. Çünkü bizim her bizim bu imanımız gereği bizim bakışımızla, bizim referansımızla bakmıyorlar. Onlar başka bir hikaye anlatıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim hocama bırakayım. Evet, üstün akıl diyor ya hocam. Ben buna aklı iki şekilde bir rahmani akıl, bir şeytani akıl. Ben buna şeytani akıl diyorum. Şeytanidir. Evet. Yani aklı organize kullanan ve şu an yapay zekaya dönüştüren ve işte gerçek tehlike orada. Evet. Yani şimdi düşünün organize bir akıl kullanımı var ama 1000 kat daha üst akla çıkacaklar. Şimdi insanın zaten konusu ona gelecek. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada bir
yanlış olabiliyor. Şöyle bakmak lazım. Şimdi bir rahmani bir de şeytani akıl evet. var. Bizim imanımızdan dolayı bakış yerimiz, duruş yerimiz belli. Evet. Bitti. Fakat kendi referansımıza göre düşündüğümüzde. Şimdi adamın referansını bir anda empati koyup adamın referansına girdiğinizde bize adam kalabalık diye bakıyor zaten. Evet. Şimdi tabii. bunu çözdüğünüz zaman bu sistemi anlama şansınız var. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani tasavvufta veyahut da işte hani semavi dinlerde ya der ki birisi Erhan senin de başına çok gelmiştir. Ya okuya okuya İncil veyahut da Tevrat mı okuyorsunuz? Ha, çok adamın referansını bilmeden adamla mücadele etme, adamın ne dediğini anlama şansın Neye yok. Neye inanıyor? Tabii. Rehberi yani şimdi ne? Sizin baktığınız işte biraz önce Erhan'ın söylediği konu Hazreti Meryem konusuna biz böyle bakıyoruz veya Hazreti İsa'ya onlar Tanrı diye bakıyor. Siz kendi referansınızla baktığınızda başka şeyler konuşuyorsunuz. Ama kendi referansımızda yani. Bizim yerimiz var. Kur'an'da Harut Marut meleklerini indirdik. Büyü ve sihir öğretiyorlardı diyor. Bir tarafta da Hazreti Süleyman'a işte katımızdan ilim verdiğimiz bir kulumuz ışık hızında getirdi diyor. Bir bu olayın bu ilimdir. Bilimin daha üstünde. Bir ledün kısmı var. Rahmani bizde var bunun şeyi. Tarihe baktığımızda. Bunlarınki Harut Marut meleklerini onlar şeytani kullandı diyor. Çünkü bu insanlar bilim dışı okültizm ya da ezoterik kısmı. Şeyle ilgileniyor. Bunun kaynağı ne? İşte Süleyman bu ayet sandığındaki şeyde Süleyman peygamber kuşlarla konuşuyordu, rüzgara hükmediyordu. Yani zenginliğe. Dolayısıyla o sırların peşindeler. Şimdi buldular mı? O ayrı bir şey. Emin değilim. Bulmadılar mı? Ondan da emin değilim. Çünkü şu an yaptıkları şeye ben kendi aklımla baktığımda yani üstün akıl olduğunu görüyorum ama şeytani bir üstün akıl var. İşte şeyde. Orada şöyle de evet. hani söylemek lazım. Şeytani üstün akıl dediğimizde yine bize göre bizim referansımız. Evet. Adam diyor ki ben zaten özel yaratıldım. Ona kitabında inanıyor. Var. Onu savunuyor. Yani şimdi demek o zaman istediğimiz ayrı bir şey burada. Tabii. Ama tam karışmasın da şey. Mesela burada dünyanın sonuyla ilgili kehanetler var. Programda bunu referans olarak anlatıyorum. Ben niye? Çünkü o adam ona inanıyor. Tabii, adam bravo. Bana mesaj atıyor. Ulan sen haham mısın diyor. Tabii, hayır bravo. Ben adamın ne dediğini anlatmazsam bir hamle sonrasını tabii. nasıl göreceğim? Tabii biz de şimdi olayları değerlendirirken mecburen bu insanlara doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin referans noktamız belli. Kutbu kim diyorlar size? He? Bence en önemli soru şu diyor Osman Çalış. Bu üstün akıl, şeytani aklın kutbu kim diyor. Yine görünmeyeni merak ediyor aslında izleyici. Aslında şöyle, yani daha da arkasına. Şimdi programın ilerleyen zamanında şunu çok net anlatacağız. Çok ileri atıyoruz. Evet, çünkü hocam. Şöyle olması lazım. Şimdi akış çok güzel gidiyor. Evet. Bir bakıyorsunuz karşınızda bir grupla karşılaştık. Kimdi bu? Tapınak şövalyeleri. Bu tapınak şövalyelerinin inancı oldu? Ne? Evet. Şimdi o sorunun cevabı bu. Erhan başlasın. Evet. İnancı ne Erhan? Şimdi birkaç şey söyleyeyim hemen ama demin söyleyemediğim iki şeye dikkat çekeceğim. Özellikle ekranların önündeyken dikkat çekeyim. Bir parantez açabilir miyim? Demin lütfen. Konuyu kapamak için hemen tapınak şövalyelerine geçeceğim. Bakın Freud'dan beri cinsel bastırma çok etkili denmişti. Ama Foucault'dan sonra işte cinselliğin eksplisit olması her türlü sapkınlığın daha etkili denmişti ama biraz daha post Foucault bakalım. Subliminal mesajların en iyi geliştiği yer cinselliktir. Deep Web'de her türlü sapkın sapma var. Buraya giren insanlara inanılmaz mesajlar veriliyor. Yani yine subliminal mi? Subliminal ve onları da klasifiye fişlemek anlamında. Yani oralara çok dikkat etmesi gerekiyor. Orada girenler çok şey bulduğunu zannediyor ama hani bir kuyunun içine dalıyorlar. Eskiden ona dikkat etmek lazım. Şimdi CIA şöyle çalışırdı. Derin gizli örgütler. O tabii bu o zamanlar dijital falan yok. Sen tabii bu işin TÜBİTAK'ta olduğun için eskiden hani her şeyini bildiğin için söyledim. Şöyle yapardı. Kütüphaneleri araştırırdı CIA'nin bir ekibi. Yani şimdi ben kütüphaneye gidiyorum, kitap araştırıyorum. Kitabımın ismi Bomba Nasıl Yapılır. Şimdi
Bunları takip edip şey yapardı. Yani kodlardı bu adamların ismini. Bu adam işte diyelim ki Ertan Özyiğit bomba nasıl yapılırın araştırdı. Kaç kitap okudu? 5 kitap okudu. Demek ki bombayla ilgili bir şey olacaksa bu adam bir şekilde bu işin ucunda. Şimdi ise yine Deep Web, internetin bir kısmı gizli olan tarafıyla birlikte neyi? Teröristleri, sapkınları, Erhan'ın biraz önce bahsettiği gibi. Ama o anda mesaj da veriyoruz sapkınlara. Yani bir de şöyle var, karşınızda birisiyle yazışmaya başlıyorsunuz. Onun kim olduğunu nereden bileceksiniz? Oturduğunuz konuştunuz mu? Bir tane dijital bir yazı geliyor. O yazı belki dijital bir yerden geliyor. Sorular özellikle seçilmiş olabilir. Size sordukları zaman deşifrenizi çözmeye çalışıyorlar. İşte bütün kavram bilmekle ilgili. Bilenden daha iyi bir şey var mı? Yani sonuç olarak hepsi deşifre olsun. Sistemde en ufak bir hatayı görmem lazım. Buyurun. Beğendin mi? Tabii. Aynı. Ne? Girmeyelim artık. Tapınakçılara girelim. Oradan hayır, şimdi devam şöyle edelim. Bakın. Artık girmeyiz. Burada değerli seyircileri bize. Niye hangisine girmeyelim? Geleceği anlayabilmeleri için geçmişi, tapınakçıları, arka bulan yapılanmasını mutlaka bilmesi lazım. Bu yapılanmayı bilmeyen dijital dünyayı anlama şansı yok. Çünkü aynı aklın ürünü. Bu nedenle dün neydi? Bugünkü yapılanma ne? Gelecekte bizi nasıl bir dünyanın içine götürüyorlar? Bu nedenle hocalarımı anlattığı çok önemli. Girmen lazım hocam. Tamam. Ya üst akıl bir düzen kurar ama düzen kuranların en hayırlısı nedir? Kimdir? Sıcak onu, bir şey yollayalım arkadaşlar. Düzen kuranların en hayırlısını kim olduğunu izleyicilerimiz biliyor zaten. Evet. Bir gün gelir onun düzeni olur. Ama şu kesin tapınakçılar sonra ne oldu? Ne oldu? Tapınakçılar aslında bir şey olmadı. Bir bölümü yandı, kalanlar kaldı. Yani şöyle bir şey tabii çok zenginleştiler. O kadar zenginleştiler ki Fransız kralına para vermeye başladılar. Fransız kralı evet Philippe Le Bel en sonunda şöyle bir şey dedi. Ya bu parayı ödeyeceğim ya bu adamları yakacağım dedi. İkincisini seçti. Empatiyi oydu. Bir takım suçlamalarda bulundu. İşte büyük üstadlarını bir yere topladı 13. Cuma. Yakaladı, yaktı. Kısaca böyle anlatabiliriz. Bakın tapınakçılar arasında masalcı da anlatıyorum özellikle. Bu tarihin bir kısmı ama biraz roman havasında ama gerçek bir kısmı. Tapınakçıların büyük bölümü Müslüman olmuştur. Çünkü onlar zaten payendir. Hristiyanlığı tanımazlar. İsmailiye mezhebiyle olan ilişkilerinden ötürü onlar Müslümanlığı kabul edip ayrılmıştır. Hasan Sabah etkisi vesaire. Evet. Anadolu'nun içlerine yayılmıştır. Bir takım tasavvuf olaylarında olmuştur. Karmaşık bir tarih. Öte yandan kalan tapınakçılar, yakılmadan kurtulanlar, şimdi öyle bir zor durumdalar ki Papa aforoz etmiş. Öteki taraftan baktığınızda, sen onun galiba belgelerini de göstereceksin yakın. Bugün çok önemli bir belge göstereceğim. Yazdırdın Twitter'da. Öte taraftan baktığınızda bu adamların her yerde parası var. Şimdi ne yapacaklar buna? Öyle bir ikilemde kalıyorlar ki Avrupa içinde dolaşamıyorlar. Tapınakçı oldukları ortaya çıkıldığı an yakalanıp yakılacaklar. Bu arada Avrupa küçük şehir devletleri gibi düşünün. Evet. Prenslikler gibi. Bunlar arasında pasaport yerine geçen permiler var, izinler. Bu izinleri kullanan da duvarcı ustaları. Bakın bu tarih çok önemli. Bunlar ne yapıyorlar? Duvarcı ustalarına gidip para veriyorlar. Diyorlar ki biz size para verelim, siz bize permi verin. Hür mason bunlar, hür duvarcı ustası. Bunlarla birlikte hür ve kabul edilmiş. Çünkü tapınakçılar sonradan kabul edilmiştir. Kabul edilmiş mason oluyorlar ve mason permisiyle dolaşıyorlar. 1920'lerde masonlar biz bu tarihten vazgeçtik diyorlar. Bakın bu bir mason oyunudur. Masonlar kendileri de bilmez bir alt zaten ama pornodon türü masonlukta. Derler ki biz kompanyonajlardan şundan bundan geliyoruz. Bunlarla hakkımız yok. Hayır. Tapınakçılar kesinlikle permi satın almıştır. Masonların içine sızmıştır, gezmiştir. Ama masonluğun bugün tabii tapınakçılarla çok alakası yok. Ezoterik kısmı var. Ekolde ayrıldı. Ekolde ayrıldı. Her şey oldu. Hocam tapınakçılar bu şeyden gelenler kralın yakmasından sonra kaçanlar İskoçya'daki Free Masonluğu kurmadı mı? İki tane yere kaçılıyor. Kuranlar değil. Olan masonluğun içine sızdılar. Evet. Ama kontrol ele geçirdiler. Kontrol ele geçirdiler. Ama ve lakin tapınakçılar tapınakçı olarak kaldı. Bu parayı kontrol etti. Masonluğu bir alt kuruluş olarak kullandı her zaman. Evet. Hala yaşıyorlar. Şimdi
Diyorlar ki tapınakçılar işte orta çağda yok oldu. Yok olmadı. Yok olmadı yok, yok öyle bir yok şey. Yok öyle bir şey tabii. Öyle bu kadar parası olan bir kuruluş yok olmaz. Bunun nereye gittiğini de anlatacağız ama. A priori de Sion falan. Luther Birion. Uydurma örgüt çıktı. Bunların yalan olduğu kanıtlandı. Ne yazık ki bunu yazan bütün kitaplarda yalanlanmış oldu. Hı hı. Yani ama hala bir şekilde varlar. Şimdi. Geliyor muyuz belgeye? Evet. Şimdi evet. Şöyle. Bir hikaye var. Bunu çok az insan biliyor. Ben de tabii Aytunç Altındal'dan kalma Vatikan araştırmalarına devam ederken bir belgeyle karşılaştım. Bu belge herkes şöyle biliyor. Güzel Filip'le birlikte işte 5. Clement'in tapınakçıları yaktığını. Hı hı. Şimdi evet bilhassa Vatikan'ın tapınakçıları direkt hiç acımasızca yaktığını söylerler. Hı hı. Ağustos 1308 yılında Güzel Filip 5. Clement'e söylemeden tüm tapınakçıları hapse atar. Clement'in haberi yok. 13. Cuma. Ama şöyle de bakın Clement'i de getiren yine Filip'tir. Bu arada ayrı bir konu. Evet. Şimdi bu arada hapse atılan insanlardan birisi de Jacques de Molay. Yani ünlü Üstad-ı Azam. Hı hı. Şimdi elimde gördüğünüz belge Vatikan'dan tabii ki imitasyonu. Vatikan'ın imzalamış olduğu biraz sonra açacağım. Belki Türkiye'de ilk defa izliyor herkes. Yani biraz sonra açacağım. Bu belge 5. Clement'in Jacques de Molay'in yakılmasıyla ilgili emri. Fakat konudan biraz bahsetmek lazım. Tamam, imitasyon da olsa siz nasıl buldunuz bunu? Nasıl yani eninde sonunda şöyle bir şey. Yani yine bahsettiğim gibi biz bir ekolün devamıyız. Hı-hı. Yani sevgili Aytunç Altındal, Allah gali gali rahmet eylesin. Onun yolundan devam ettiğimiz için bu belgelere ulaşabildik vesaire. Hı-hı. Vesaire. Şimdi daha çok belgeler göstereceğiz ve Türkiye'de ilk defa, belki dünyada ilk defa yayınlanan bazı belgeler olacak. Hı-hı. Bunlar. Şunu söylemek istiyorum. Programın başka bölümlerinde de başka belgeler göstereceğiz. 72 tane tapınakçı 2 Temmuz 1308'de halka açık bir oturumda yargılanıyorlar ve Vatikan bunların hepsini affediyor. Biliyor muydunuz? Kimse bilmiyordu. Şimdi bu belgede var. Fakat diyor ki 17-20 Ağustos 1308'de Papa Clement diyor ki 3 kardinal göndererek yargılanmış olduğu tapınakçıları Şinon hapishanesinde yargıladıktan sonra diyor ki bir şartım var. Bir daha yaparsanız aynı şeyi, suçlandıkları şey ne? Haça tükürmek, haça idrar çıkartmak, işte Tanrı İsa'yı hor görmek ve şeytana tapmak, sapkınlıktan bahsediyor. Bu belgeyi açıyorum. Bu belge 1314'te Jacques de Molay Charmy ile birlikte aynı kazıkta, belki ekrana verebilirse arkadaşlar, aynı kazıkta yakıldılar. Hı hı. Bu belgeyi açıyorum efendim. Herkes görsün. Şimdi Erhan Latince çok iyi bilir. Bu belgeyi de şimdi Türkiye'de ilk Erhan, defa ilk defa açıyoruz bu belgeyi. Bu belge, görecek, bu belge. Kayıt dışı açılışa izleyicileri. Da biz davetliyiz. Evet, açılışa davetliyiz. İkimiz de bu belge, açılışa davetliyiz. Şimdi 5. Clement'in Jacques de Molay ve 72 tapınakçı ve yine bahsediyorum. Jacques de Molay 2 kişiyle yakıldı. Üstad-ı Azam Charmy ile aynı kazıkta yakılarak. Evet, evet, arkada bir gravür var. Gravür var. Bu gravür doğrudur. Bu belge kayıt numarasını da söyleyeyim size. ASV AA ARM D217 belge. Bu 17-20 Ağustos 308'de yayınlanmış ama bu kurallara uymadıkları için aslında Güzel Filip'in baskılarının o kadar çok artıyor ki bunları yakacaksınız. Çünkü eğer yanmazlarsa veyahut da yok edilmezlerse borçlarını ödemek zorunda. Fransa'nın parası yok. Bütün hikaye bunun üzerine ve yakılıyor. Yakıldıktan sonra ne oluyor? Burası çok önemli. Biraz önce Abdullah'ın dediği konuya da girmemiz lazım. İki yere kaçıyorlar tapınakçılar. Çünkü Fransa'da yaşama şansları yok. Birisi İsviçre. Hı hı. İkinci tarafta
İşte İskoçya'ya gidiyorlar. İskoçya'ya giden grup Skoç Riti dediğimiz masonluğun Skoç tarafını, Rit tarafını oluşturan yer. Ama sonradan uydurmadır Skoç Riti. Yani ya orada daha tabii Bruce'un zamanı falan daha Highlander. Erhan. Filminden bir de bize... Netice biliyor dediniz Erhan hocam. Erhan ben de evet onu bekliyorum. Bir onaylasın bizim belgemizi. Yükseldi. Evet buyurun efendim. Yani belgeyi onaylayayım da adamların yakılmasını onaylama. Ya o dönemin yazı karakteri tabii ki. Görünebiliyor mu hocam? 66 santime, 62 santimetrelik bir parşömen bu. Epigrafisi hiç kolay değil tabii onun. Evet, tabii el yazısı el o zamanın. El yazısı ama çözülebilir. Evet. Ben şurada gördüm orada temperatürü. Evet. Evet. Onaylıyor musunuz efendim? Evet. Vatikan'ın ve 5. Clement'in mührü de üzerinde. Evet. Tabii yani İskoçya'da daha rahat hareket ettikleri kesin ama İskoç Riti sonradan senin Albert Pike kısmen uydurmuştu. 19. yüzyıla falan gider kökü. Ama o yazmalar vardır. Burada önemli olan tabii ki yakılmaktan kurtulanların o parayı nasıl toparladıkları, nerelerde aradıkları, nasıl yaptıkları, işte masonlar vasıtasıyla Avrupa'ya nasıl gittikleri, toparlayıp büyük ailelerle sisteme bir daha nasıl girdikleri. Az önce mesela Ertan'ın sözünü ettiği Medici ailesi. Evet. Ki bunlardan biridir aslında şövalye paralarıyla alakalı bir ailedir. Hani sisteme yavaş yavaş buralarda. Nasıl entegre oldular ya da girdiler peki? Şimdi Medici ailesi önemli bir hikaye. Yani şöyle bak, İspanya'dan göç ediyorlar. İlkin İtalya, daha sonra Fransa ve dünyanın her yerine yayılıyorlar. Ama şöyle bakmak lazım. Ben bütün araştırmalar, tabii bunlar ezoterik işlerle uğraşıyor. Tamam, yani bir gün tamamıyla Medici ailesini anlatacak bir program yapmamız lazım. Benim onunla ilgili arşivlerim çok. Çünkü Medici'lerin hemen hemen tüm villalarını dolaştım. Şimdi o zaman François de Medici'nin çalışma odasına girdiğin zaman bütün ezoterik sembolleri bulacaksın simya adı altında ama tapınakçı sembolü de vardır orada. Tabii şeye girdiğiniz zaman, bahçeleri falan dolaştığınız zaman bunların hepsi yani belli ki sembolizmin artık hatta duvar yapıları, duvar yapılarının dışında duvar süslemeleri falan tamamıyla ezoterik. Şunu gördüm ben, bana göre bu tamamıyla komplo. İster inanın ister inanmayın. Medici ailesinin bittiği söylendi değil mi hep bize? Medici ailesinin bana göre devamı bu 12 ailenin başlangıcı. Yani ben Rothschild'lerle Medici ailesinin bir şekilde devam ettiğine inanıyorum. Çünkü bu paranın devam etmesi lazım. Şimdi başlangıcı şöyle, derken daha da mı yani Rothschild'lerden de mi önce? Rothschild'lerden önce Medici'ler. Rothschild'ler artık 1900'lerde falan anlatacağız. 1815'te başlayan Waterloo Savaşı'yla devam eden süreç ama şimdi şunu söylememiz lazım. Aslında çok önemli bir şey var. Fatih Sultan Mehmet 1453'e mi geldik? 1453. Paranın yani o kadar yönünü belirledi ki, yani dünyanın gelişmesindeki en önemli faktör Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u fethetti. Yani İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet'in, tabii fethettikten sonra dedi ki bütün İpek yoluna, şimdiki İpek yolunu anlatırız değil mi? İyi olur. Evet. Dedi ki İpek yoluna, vergiler arttı arkadaş. Şimdi yüklenen vergiler üzerinden Avrupa'da yeni yollar arama yoluna gittiler. Yani bu yollardan bir tanesi Christoph Kolomb'un biraz önce bahsetti Abdullah, Amerika'ya geçme tarafı. 1492. Bu tarafta ise Ümitburnu'nun, Portekizlerinin bulunması. Eğer ki Fatih Sultan, çünkü niye, ikisinin de bir tek amacı var? Çin'e ulaşmak, İpek yoluna. Fatih Sultan Mehmet bu kadar vergi koymasaydı ne Ümitburnu bulunabilirdi ne de Amerika keşfedilebilirdi. Ümitburnu ne alaka sorusunda cevabı tabii. İşte. Şimdi şöyle, onunla birlikte eğer ki Amerika keşfedilmeseydi, Amerika'daki zenginlikler, Maya zenginlikleri Avrupa'ya gelmeseydi, altın vesaire, patatesin gelmesi vesaire, o zaman Avrupa Yahudileri ve Müslümanları İber Yarımadası'ndan kovmayacaktı. Kovmasaydı ne olacaktı? Bakın hepsi birlikte, onun için bir kronolojik sırası var. Kovmasaydı bu sefer olay Hollanda'ya gitmeyecekti. Buradan kaçanlar hepsi Hollanda'ya yerleştiler. Hollanda'da dünyanın en büyük 1500'de. Şirketi.
Tabii. Hı hı. Dünyanın en büyük şirketi Hollanda, Doğu Hindistan şirketi kurulması ve 10 bin tane esir gemisi var bakın. Bunların oluşması vesaire vesaire. Yani bu paranı kim yönetecek kısmında? İşte evet, lütfen. En önemli şey. Lütfen. Yani Hollanda'daki Doğu Batı Hindistan şirketlerinin anlamadan şu an dijital dünya anlaşılmaz. Şimdi Hollanda'da 1602'de kurulan şirkete mi gelelim şimdi? Hayır, şimdi hocam devam edecek. Ben sadece bu şey yapmak için söyledim. Bakın, Doğu Batı Hindistan şirketi ne yapıyor? Hindistan'dan Çin'le ilişkisini söyleyeyim sadece. Hı hı. Daha sonra İngiltere'de de kuruluyor aynı şirket mekanizması yaklaşık bir yıl sonra. Bizim kumpanya dediğimiz mevcut. Çin'den mal alıyor bunlar. Fakat Çin'e satacak bir şey yok. Hı hı. Neyi yapıyorlar? Uyuşturucu satalım diyorlar. Ve 10 yıl sonra Hindistan'dan önce uyuşturucu Çinlilere alıştırıyorlar. Hı hı. 10 yıl sonra 5 satıyorlarsa 25 lira uyuşturucudan kazanıyorlar Çin'den. Çin İmparatoru karşı çıkıyor. 2 kere Afyon Savaşı çıkıyor. İngilizler niye karşı çıkıyorsun diye. Evet. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Bu üstün akıl denen, benim şeytani akıl dediğim mekanizma, Endonezya'yı da dahil, yani tüm Afrika'yı, tüm Çin'i uyuşturmuştur. Dijital dünyayla kıyaslamak lazım biraz. Bravo, çok güzel. Evet, evet. Evet, çok analoji benim de çok hoşuma gitti. Kumpanyanın oraya verdiği zarar herhalde hiçbir şey vermemiştir. Çünkü her türlü ahlaksızlığı götürdü. Tabii buradan bir adım geriye atlayacağım. Amerika'nın keşfi olayı, tabii ki Amerika'nın keşfi ne zamandır? 1100'lü yıllardır. Çünkü biliyorsunuz İskandinavların saga diye meşhur öyküleri var, destanları. Evet. Ve Vinland saga, yani üzüm ülkesi sagası diyelim. Sagası var ve orada anlatıyor, işte İzlanda'ya gidiyorlar, oraya yerleşiyorlar. Ondan sonra oradan daha da batıya gidiyorlar ve üzümlerin yetiştiği bambaşka bir toprak buluyorlar. Yani Amerika'ya o zaman keşfedilmiş Vikingler tarafından ve bu kayda geçirilmiş, yani Türkiye'de de basıldı. Bunu alıp herkes okuyabilir ve Amerika'yı olduğu gibi anlatıyor. Hani çok gizli böyle komproluk falan bir kitap değil. Cumhurbaşkanımızın bir lafı vardı, hatırlar mısınız? O Amerika'yı kim keşfetti filan derken dedi ki Amerika'yı keşfedenlerin, yani gitmek ayrı bir şey. Burası Amerika demek ayrı bir şey. Dedi ki Müslümanlar yaptı. Ben bir dahaki programda bunun belgelerini getireceğim. Fenikelilerin de gittiği sonraki programda mı? Ona göre söz veriyorum. Bir sonraki programda olsun. Tamam. Fenikelilerin de, Müslümanların da, Vikinglerin de hepsi gittiği söyleniyor. Ama 14. yüzyıla baktığımızda, yani Amerika'nın keşfinden önce bir tapınakçı efsanesi var. Şimdi Amerigo Vespucci buldu. Aslında bunun başka bir kıta olduğunu anladı. Onun için Amerika dendi falan filan deniyor ama tapınakçı yazılarında sürekli bir batı yıldızından söz ediyor. Yani burası bizim ülke olacak falan diyor. Tabii. Ve ne kadar tesadüftür ki orta çağda o yıldızın adı Amerika. Amerika zaten. Tabii. Oraya gidiyorum demek. İstanbul gibi şehre gidiyorum. İstanpoli. Yani aslında daha önce biliniyordu burası. Hani bir şekilde keşfedilmedi. Her zaman vardı ve burada yeni bir oluşum yapılacağı, bir devlet kurulacağı ve çok önceden bunun şövalye emellerine uygun olacağı orta çağ yazılarında var zaten. Biz okumuyoruz. Çok doğru söyledi Erhan. Müthiş bir şey saptama. Çünkü şöyle de gitmenizde muhakkak yarar var. Bütün ezoterik yazılarda, yani bilhassa masonik belgelerde, ama bahsettiğimiz Türkiye'deki masonluk değil de daha çok Washington DC'den bahsediyorum. Belgelerde, kütüphanede şunu görme şansınız var. Amerika vardı, biliyorduk ve onun için oradayız. Geleceğiz şimdi Mayflower'a falan. Diyor ki buranın ismi New Atlantis'tir. Yani Yeni Kudüs. Evet. Yeni Atlantis bir de. Tabii. Francis Bacon. Bir de hocam şeyden bahseder misiniz? Bu Christoph Kolomb'un kimliğinden. Kim bu? Tabii tabii. Christoph Kolomb'un da şövalye olduğu söyleniyor. Kabalacıdır hocam. Kabalacı da, ama şövalyeliği de var. Evet, şövalyeliği de var. Kabalacı da. Kabalacılığı kimliğini saklar çünkü Isabelle Alfonso'dan para almıştır. Kendini Yahudi gibi göstermemesi gerekmektedir. Yahudi kökenli aslında. Bir de yanına aldığı kişiler de aynı. Evet, ama şövalye kimliği de çıkar. Yoksa
Hani Alfonso'nun yanına, Isabella Alfonso'nun yanına hadi ben gidiyorum para verin dediği zaman nereye gideceği belli olmaz. O yüzden onu saklarlar. Zaten o dönemin İspanya'sı ilginçtir. Neden? Neden yani, hocam? Çünkü hani büyük bir kabalistik merkez vardır. Bugün hala gördüğünüz Toledo ve civarında. Ama bunlar şövalyelerle birliktedir. Çünkü çok ilginç bir şekilde bakın bugün Batı Majesti'nde Kabala Q'la yazılır. Normal Kabala K'la yazılır. Bu hani transkripsiyon deyip geçmeyin. Çünkü Kabala Majesti demek bu büyüsü. Ta o zamanlardan bunlar iç içe geçmiştir. Yani buralardan planlanmıştır bazı şeyler. Hatta kovulmaları bile bilmiyorum. Bazen tezgah olduğu söylenir ki belli yerlere yazsın hocam. Diye. Evet. Yani, olmaları da tezgah. Engizasyon Mahkemesi Başkanı da aynı şey. Evet. Orada görüş olarak kabalacıdır. Kesinlikle. Evet. Kovulmadılar yani. Tabii canım kovulmadılar. Tabii tabii yayıldılar. Kendi yani bu için. Aslında şeye benziyor biraz. Ya, kovuldu gösterildi o zaman yani. Tabii. Hitler'in Yahudileri Holocaust meselesine benziyor. Evet. Yani orada da bir büyük bir gizem var ya İsrail'e gitmesiyle ilgili. Burada da ilginç bir şey var. Şimdi Bizans döneminde Yahudilerin en yoğun olduğu yer, yaşadığı yer İstanbul içinde ticaret yaptığı yer diyelim. Çünkü Eminönü'nün birçok tarafında yaşıyorlar ama Bahçekapı Tahtakale arası. Hatta hala oraya çıkıp çarşısı denirdi ben hatırlıyorum. Bütün Bizans şeyi buradaki Latinler ve ticareti Yahudiler tarafından yapılır. Bütün bu hocam burada bir şey sorabilir miyim size? Hı-hı. Şimdi bakın bu kovulanlardan Portekiz'de kovuyor. İspanya'da kovuyor. Evet Venedik'e gelen bir kadın var. Dona Gracia Mendes Nazi. Destek yayınlarından çıktı. Evet. Kanuni Yahudi bankeri diye çıktı. 2010'da Türkiye Büyükelçiliği New York'ta Amerika'da kutlama falan yaptı. Bu kadın adına İtalya'da şarap çıkartıyor. Böyle şu an dünyada gidiyor. Ben şimdi bu kabalacıların yani aynı zamanda bu kovulanların dönüp şeyden intikam aldıklarını düşünüyorum. Katoliklerden. Martin Luther de aynı ekipten çünkü. Her ne kadar saklıyor. Bugün FETÖ diyor ya bana küfredin önemli değil diyor. Martin Luther'in de öyle yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi bu kadın geldikten sonra Osmanlı'da kapitülasyon süreci başlıyor. Kanuni'de. Ve Martin Luther'in de desteklenmesi dolayısıyla var. Dolayısıyla ben bu gözle de tarihin yeniden sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bak anlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Kapitülasyon başlıyor. Evet. Çünkü protestanlara yine Osmanlı koruyor. Osmanlı'yı kullanaraktan Vatikanlardan intikam almak istiyorlar gibi. Yine ilk tarihte Kudüs'ün doğusunda Tiberia özerk bölgesini kuruyorlar. Aslında ilk İsrail'i o zaman kuruyorlar. Payla satın alıyorlar Kanuni döneminde. Ve yeğeni Yusuf Nazi de var sonuç şeyde bu ekipte. Ve ilk ikinci Selim'in tahta çıkmasında parayla müdahil oluyorlar. Daha detayına girmiyorum. Onun bir adım gerisi var bak. Evet. İşte Bahçekapı. Bugün Bahçekapı Tahtakale bir dolaşın. Evet. Mısır çarşısından çıkın. Kahvecinin sokağına bir sapın. Hala Ceneviz yapıları duruyor orada. Bal kapanı han falan. Orada hala Ceneviz şeylerini. Yahudilerle Cenevizle orada ticareti beraber yapmıştır. Bizans döneminde. Osmanlı döneminde devam etmiştir orasının. Latin ve şey yapı. Yani yeni caminin yerinde manastır vardı mesela öyle düşünün. İşte ikinci Beyazıt biraz daha ilginç yaklaşmış olaya. Evet. Ve Yahudilere kucak açmasındaki en büyük nedenden biri de imparatorluğun burada gördüğü ticaretini canlandırmak istemesi. Hani biz tabii ki yüce gönüllüyüz, şuyuz, buyuz her şeyi söylüyoruz ama bunun da arkasında böyle bir neden var. Aslında o kabalistlerin gelişi Kanuni'den önce buraya yerleşmesi hayır, ve bu, bazı bu kadın Kanuni etkili döneminde tabii, geliyor. Tabii. Ama gelirken de bir şey vardı. Daha söyleyeyim. Tam vardı da. Altyapısı Avrupa'daki vardı. Sinagogları istihbarat ağı olarak emrinize vereceğim diyor. Yani Kanuni burada bir taşla beş kuş vurmuş oluyor. Hem borç alıyor hem Avrupa'yla bilgi ağı alıyor. Ama altyapısı evet, hazırlanmış zaten ikinci Beyazıt'tan itibaren. Hazırlanmış da 1492'de İspanya'dan bakın ne oluyor 1492'de? Granada İslam Devleti yıkılıyor. Evet. Yahudiler sürülüyor. Amerika'ya gidip keşfediyorlar.
sürülenler doğru. Sonuçta Amerika'da. Dolayısıyla sorgularım ben. Böyle bu kadar tesadüf olmaz. Şimdi Osmanlı'ya geliyor aynı kadın oradan. Osmanlı'da Kanuni'ye borç veriyor, ilişkiye giriyor. Tiberya özerk bölgesini satın alıyor. İlk İsrail'in nüvesini atıyor. Dolayısıyla kapitülasyonlar başlıyor. Biz şeye protestanlara Osmanlı Vatikan'a karşı destek veriyor. Bu olaylara bu nedenle 1492'nin dönüm noktası olduğunu düşünüyorum dünya tarihi için. Doğrudur. Amerika'nın keşfedilmesiydi. 1492'deki sizin üstün akıl dediğiniz, benim şeytani akıl dediğim o zamandan planlamış şeyi. Şimdi aslında oradan kaçan bir grup var. Hangisi? Nereye kaçıyor? Şimdi şöyle 1290-1615'e kadar unutmayalım ki İngiltere'de Yahudilerin hepsi atılıyor. Bu Yahudilerin bir kısmı hatırlayın 1492'den kaçtı. Evet. Hollanda'ya yerleşti. İngiltere'den atılan tüm Yahudiler Hollanda'ya yerleşiyor. Bahsettiğimiz biraz önce Hollanda, Hindistan, işte Doğu Hindistan şirketinin oluşmasını sağlıyorlar. Hı hı. Bu arada İngiltere'de Oliver Cromwell diye bir adam var. Bu adam daha sonra kraliyeti devirerek kendi sistemini koyup tekrar Hollanda'dan Yahudilerin İngiltere'ye gelmesi. Cromwell'in bir özelliği var, yalnız onu söyleyeyim. Evet, hocam? Lütfen. İsrail devletini ilk dillendiren adam. Dillendiren adamlardan biri. Biliyor bunlar. Efendim? Pürüten. Pürütenler tabii. Şöyle bakmak lazım. Hani ilk dillendiren kim? İsrail devleti filan veyahut da Siyonizm kavramı. İbn-i Meymun. Ha yok, daha önce evet. Tabii yani ben çok önemli çünkü tabii. Şimdi şöyle yani İspanya'dan bahsettiğimiz zaman ünlü bir kabaleist Meymun'dan bahsetmeden geçme şansı buluyor. Hangi döneme tekabül ediyor? Şöyle gidin. İspanya'da kovulma hareketleri başladı. İki türlü şey var. Kirli Elizabeth diyor ki iki tane şansınız var. Ya din değiştireceksiniz. Müslümanlara da Yahudilere de veyahut da buradan gideceksiniz. Gitmez iseniz biz sizi yok edeceğiz. İşte ilk bahsettiğimiz Illuminati'nin başlangıcı da burası. Evet. Ve Illuminati 1615'te İspanya'da din değiştirmeyipmiş gibi yapan, Katolikmiş gibi yapan hem Müslümanlar hem de Yahudilerin kurmuş olduğu bir teşkilat. Yazılan kitapların hepsi yanlıştır. Onun için söylüyorum. Ve bunlar yer altına çekiliyorlar. İlk başkanları da bir kadın. Mia Pierre diye bir kadın. Bununla birlikte Illuminati yani aydınlanma hareketi, Katolik Kilisesi'nin baskısından kurtulma hareketi bununla birlikte başlıyor. Yani hani Illuminati deyince hemen işte Almanya, Baviera'ya atıfta bulunurlar. Böyle bir şey değildir. İlk başlangıç burası. 1615'ten bahsettim. Neyin aydınlanması bu? Tabii güzel bir soru. Bu aydınlanma kavramı şöyle bir şey. Yeni bir çağa başlayacak. Bu çağda aslında sistemin değişikliğini anlatan bir kavram. Kırılma noktalarının en önemli şeylerin özelliklerinden birisi bu dönem. Bu dönemden sonra ne oluyor? İşte Baviera'daki Illuminati'nin çizgisi. Buradan gelenler, biraz önce Abdullah çok önemli bir şeyi tespit etti. Osmanlı'ya yerleşenler de var. Osmanlı bahsedildiği gibi hani böyle dışarıdan seyreden bir oyuncu değil. Oyuna direkt girmiş. Kurucu. Kurucu yani hatta başrol oyuncularından bir tanesi. Çünkü Fransız sarayına kadar casuslarını sokmuş bir sistem. Şimdi Abdullah dedi ki Nazi'nin yardım ettiğini söyledi ya. Aslında sistem şunun üzerine düşünmeniz lazım. Nazi derken o tek bir kadın soyadı yani. Nazi'ydi. Yani o kadın yalnız tek kişi değil tabii. Yani tüm sistemden bahsetmek lazım. Şöyle bir şeyi anlamazsak yani Yahudiliği anlamazsak bu sistemin nasıl çalıştığını anlayamayız. Kitap der ki Tevrat'tan bahsediyorum. Her Yahudi ülkesine ispiyonaj yapmak zorundadır. Yapmazsa günahkardır. Yani her Yahudi inancına sahip olan insan bir ajandır. Kitap yazıyor, ben söyleyeyim. Ama Talmud'da içinde yaşadığınız devletin kurallarına uyun der. Uyun der. Uymak ayrı bir şey. Kurallara uymak, saklanmak demek. İspiyonaj. Ama ispiyonaj başka bir şey.
Evet. Şimdi Illuminati tamam o söylediğiniz kadın başındaydı, evet, kuruldu. Neyi hedefledi? Şimdi şunu, karşımızda ne var? Karşımızda Illuminati kavramının tamam, karşısında Katolik Kilisesi var. Hı hı. Katolik Kilisesi o kadar büyük baskılar var ki herkesi Katolikleştirmeye çalışılıyor. Bunun üzerine ne oyun oynamamız lazım? Bir, hemen işte yine Abdullah'ın biraz önce bahsettiği, hı hı, finans kaynağının ve ispiyonajla birlikte Osmanlı'ya akıl gelmeye başlıyor. Avrupa'da etkili olma, Viyana'ya kadar gitme için bir şeye ihtiyaç var. Ne var? Paraya ihtiyaç var. Ne kadar zengin olursanız olun. Orayı çok iyi bilen, şimdi bakın, bir devletin devlet olabilmesi için en önemli şart istihbarat teşkilatıdır. İstihbarat teşkilatı büyük olan ülkeler büyük ülkelerdir. Hiçbir zaman ekonomik olarak da sosyal olarak da yıkamazsınız bu ülkeleri. Dolayısıyla bu akılla birlikte Avrupa'ya girebiliyor. Avrupa'ya girdiniz. Nerede ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Size kim söyleyecek bunu? Değil mi Abdullah? Evet. Bir de burada öyle çok katılmıyorum sana, evet, bir yerde. Ne güzel. Çünkü bilmiyorum bu nasıl formülize ederiz. Kanuni'den sonra Avrupa, Osmanlı'nın ekonomik gelişimi durmuştur. Ben şöyle diyorum ama. Evet. Bakın benim her yerde şöyle bir tezim var. Şimdi herkes farklı söyleyebilir. Ben diyorum ki Kanuni devri Osmanlı'nın çöküş devridir. Aynen. İşte bak, ben onu bu 1492'lere, evet, bağlıyorum açıkçası. Aynen. Tabii, olabilir. Çünkü bakın, evet, burada en büyük durum işte ben de 1492, evet, 2. Beyazıt döneminde, çünkü ticaretteki kontrolünü kaybetmiştir Osmanlı. Ama aynı şeyi söylüyoruz o zaman. Evet. Tamam. Tamamen ticaretteki kontrolünü kaybettiği için çökmeye başlamıştır. Ta kapitülasyonların kaldırılması, ticaretin, hı-hı, millileşmesi, Cumhuriyet dönemine kadar da bunu toparlayamaz. Yani Rusya'da yani, kaybedilen stratejik alanlar, Akdeniz'i ne kadar göl yapsanız da askeri hiçbir şey bunun yerine tutmaz. Bu işte göl sebebinden dolayı yine bir akıl daha yaratıyorsunuz. Bu nedir? Portekiz ve İspanya'nın okyanuslarda güçlü olmasını sağlıyorsunuz. Bu sefer Hindistan'da dayak yiyorsunuz. Yani daha önemlisi şuydu değil mi? Bu kadar büyüttüğünüz zaman sistemi, okyanusların da hakimi olmanız lazım. Evet. Niçin? Bu sefer Kissinger'ın dediğine geliyor. Okyanusları yöneten ticareti yönetir. İşte ticaret bir sistemin kan damarları. Hı hı. Buyurun, şey, tabii, dijital, evet, burada iki şey söyleyeyim. Bir, istihbarat olmadan devlet olmaz. Başarılı hocam dedi ya. Burada hemen konu çok dışı ama Kanal 24 seyircilerimiz için, TV24, bir şey söyleyeceğim. Türkiye, hı, genelde bilmiyor. Peygamber Efendimiz ilk istihbarat teşkilatını kuran kişidir İslam tarihinde. Müslüman olan kabilelerde 2-3 kişiye Müslüman olmadığını söyleyin diyor. Sürekli bilgi aktarıyor. Amcasına Müslüman olmadığını söyleyin diyor. Bilgi alıyor şehirden. Ebu Süfyan'ın kervanına 2 kişi koyuyor. Bir yardımcı, bir teknik fiziki takip yaptırıyor ilk. Yani kazanılan savaş varsa teknik takip yani. Evet. Evet. İstihbarattır. İstihbaratı olmayan, güçlü olmayan bir devlet kazanamaz. İşte bu nedenle tapınakçılar, bu tip yapılar çok gizli. Mesela hala FETÖ'nün kimden nedir çözememizin nedeni FETÖ'de bir tapınakçı yapılanması. Tabii. Evet. Kesinlikle. %100 katılıyorum. Ona katılıyorum. Tabii burada ticaretin oynadığı rol çok önemli. Ama bugün günümüze baktığımızda çok ilginç bir şey söyleyeyim sana, tam bir katkı. Bir İngiliz arkadaşım şey dedi bana, biz dedi zamanında gemi filolarıyla okyanusları fethettik dedi. Hı hı. Siz şimdi Türk Hava Yolları ile yapıyorsunuz dedi. Çok güzel. Afrika'ya, uzak doğuya şu an, hı hı, en iyi filosu olan Türk Hava Yolları. Yani yavaş şimdi yavaş Türkiye toparlanıyor Kanuni'den bu yana yani. Üçüncü havalimanının ne kadar stratejik olduğunu bilmeyen bir, evet, akıl, hı hı, bununla ilgili anti propaganda yapıyor. Bakın, Türkiye o kadar stratejik bir bölgedir ki jeopolitik olarak, hı hı, dünyanın her yerine en az akaryakıtla uçacağınız yer merkez Türkiye, İstanbul. Afrika, hı hı, ve Uzak Doğu. Böyle bir yer var mı? Bundan daha stratejik bir yer var mı? İşte hep o yüzden deniyoruz ya, birçok dönen oyun o yüzden tabii dönüyor. Yani kimsenin, tabii, işine gelmez bu. Kayıt dizisi hashtag altında, kayıt dizisine soruyorum hashtag altında. Sorularınızı alıyoruz sayın seyirciler. Takip de ediyoruz. Şimdi şeytani pagan akıl kendi planları için Kitab-ı Mukaddes'in kehanetleri baz alınarak Yahudi ve Hristiyanlar kullanılmakta mı diye
bir soru var. Bu arada bizim kayıt dışının T harfiyle ilgili o kadar çok yazı geliyor ki ben onu söylemezsem kasten görmüyormuşum gibi anlaşılacak. Hiç alakası yok. Ne diyorsunuz? Niye diyorlar T harfini? Yani kullanılan font kötü olmuş bence. Değiştirmemiz lazım. Evet, bir tane yani daha bakalım, evet, olmadı. Şimdi olmuş. Diğer font da öyle değil. Yani onda, hemen kaldıralım onu. Şimdi baktığınızda ters diye. Hani onu kasten böyle yaptınız diye çok fazla gelmeye başladı çünkü. Söylediğim gibi bunu ben tabii, izleyici görüyoruz. Yani lazım. Değerlendirmelerinizde tabii ki kasıt yok ama. Gördük. Şimdi çünkü semboller çok önemli. Mesela parayla ilgili ben size bu hani FETÖ yapılanmasıyla ilgili bir şey göstereceğim. Bu bir 1 dolar var ya. Hı hı. Şimdi hani şifreleşme, ispiyonaj konusu biraz önce Abdullah'ın dediği gibi teknik takip. Tamam, teknik takip de ne yapacak adam? Nasıl anlayacaksınız birisinin ajan olduğunu, sizden olduğunu? Şimdi işte FETÖ operasyonu sırasında 15 Temmuz olayı oldu. Şehitlerimizi burada rahmetle anıyoruz. Hı. Hepsine şükran borçluyuz. Yani, bir dolar verince anlaşılıyor mu? Olmaz. Şimdi büyük hata oldu o. Yani bir dolar doğrudur. Tamam. Şimdi ben size bir dolar. Eskiden bir dolar değil iki dolar önemliydi. CIA'de eskiden derken CIA'de asıl olan iki doların kendisidir. 2 dolar az bulunan bir para, metalden bahsediyorum. Hmm. Metal 2 dolar kullanırlar casuslar birbirlerine. CIA ajanıysa verirken ona, o onu anlardı. Sadece 2 doları vermek yeterli oluyordu. 1 dolarda tabii kripto çok şey var. Üzerindeki seri numarası vesaire vesaire, ama bu 1 doları yakaladınız hiçbir anlamı olmayabilir. Şimdi baktığınız üzerinde işte seri numaraları F midir, M midir filan. Alfanümerik bütün yazıları. Ama bunun daha önemli bir sonrasında. Birisine demir para da verseniz, parayı da verseniz sözel de bir şey söylemeniz lazım. Bu gizli örgütlerin yaklaşımı. Örnek veriyorum. Hı hı. Yani tokalaşma yaparken bir şey de söyleyeceksiniz. Veyahut da yalnız tokalaşma. Bir sonra bir şey söylemeniz lazım sesli. Şimdi peki parayı verdim. Denk geldi, söylediğim laf da oldu. Şimdi ben bu parayı biraz sonra konuklarımız konuşurken katlayacağım, ne işe yaradığını göstereceğim. Yani siz, sadece vermek yeterli değil, üzerine söylenen parola. Bir sonraki aşamada ne olacağını göreceksiniz. Paroladan da sonra. Tabii. Biz o aşamaya gelmedi şimdi, galiba, o kısmını ilk kez sizden duyacağız, evet, çünkü. Evet, şimdi göreceğiz. Gizli servisler o zaman dolar kullanıyor. Gizli servisi, yani CIA'nin kullandığı iki dolar kullandı. Demir para azdı, 2 dolarlık demir para. Onu kullandılar. 1 dolar zaten şifrenin kendisi. Yani hem masonik veyahut da İşte tapınakçılardan gelen tüm şifreler bunun üzerinde var. Ama birisi anlar anlamaz. Bunu bir sonraki aşamada FETÖ nasıl kullanacaktı? Şimdi gösteriyorum. Bence hayır. Çünkü az kaldı reklama gitmemize. Tamam, evet. Ben katlıya durayım. Tamam. Yeni başlık attı. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Cevdet, şimdi kısaltma yazmış. Cevdet Korkmaz olduğunu tahmin ediyorum. İyi yayınlar, ben şunu merak ediyorum. Biz Türk milleti olarak neden üst akıl olamıyoruz demiş. Olursunuz. Referansları siz koyarsanız üst akılsınız zaten. Referansları başkası koyuyor. Siz başkasının koymuş olduğu, Abdullah'ın en iyi bildiği konu Bitcoin konusundaki referansa giriyorsunuz. Ama Putin ne diyor? Ben referansı kendim koyacağım. Benim kriptom olacak diyor. Siz başkalarının referanslarını koyduğu sürece üst akıl olma şansınız yok. Onun için Cumhurbaşkanı 5'ten büyüktür diyor. Bakın bu bir referans koymadır. Onun için Kudüs konusunda üzerine basa basa Kudüs hiçbir şekilde başkent olamaz diyor. İşte bakın referans koydunuz. Referans koyduğunuz zaman bu referansın arkasındaki adam görürsünüz. Bu çok kolay bir şey. Asıl olan üst akıl olmak için referans koyacaksınız. Çok sayıda Fransız ihtilalini merak eden, bunun üzerine konuşmamızı isteyen izleyicilerimiz geliyoruz, var. Anlatırız. Oraya da geleceğiz. Bu arada eski Alman teşkilatı da mı kağıt mark paralarla haberleşiyordu? Arada evet, onda. Evet. Şimdi ben bir şey yapıyorum. Bakın biraz önceki para. Katladık. Şimdi bakın ne oldu? Bir yüzük. Göster, yakın. Görebiliyor musunuz? Bir yüzük. Bu yüzüğü, bunu çıkartalım. Koyduğunuz zaman. İkinci aşama buydu. Birincisi parayı verdik. Ama o aşamaya gelinemedi galiba. Gelinemedi. Belki de gelindi, takip edilemedi. Ben size demiştim reklam var diye. Reklama tamam. Gidiyoruz. Reklamdan devam edeceğiz sonra buradan. Ballandıralım biraz. Hocam.
yaşı devam ediyor efendim. Konumuzun temelinde para var ama sadece parayı konuşmak bile 3 saate yeterli olmadığı bir alan bu ortaya çıktı. Artık son bir saatimize girdik ve kayıt dizisine soruyorum hashtag altında. Program başlamadan gelen sorularınız vardı. İlgi gerçekten çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hem konuya hem de programa olan ilginizden dolayı. Arada da yine ben olabildiğince hem hocalarımız konuşurken de devam ettim yine hashtag altında yazdığınız sorulara bakmaya. Hem Erhan Altunay hocam hem de Abdullah Çiftçi hocam. Zaten Ertan Özyiğit yayın ortağımız hep bizimle birlikte. Konuşurken de yine arada bakmaya devam ettim. Geride kalan sorularınız var ama geriye çok dönmemek açısından girmeyeceğim. Zaman zaman tam konuya ilişkin soru soruyorsunuz ama özellikle Abdullah hocamla Erhan hocam biraz daha konuşsunlar istiyorum. Yine çok araya girmeyeceğim ama sorularınıza bakıyorum. Kitap sözümüz de var. Bu arada Filiz Yoldaş demiş ki gözümüzü kırpmıyoruz daha nicelerine inşallah. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro. Ne güzel. Demiş benim adıma da yazdığı için özellikle söylemek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kayıtlısına soruyorum hashtag altında bekliyoruz dedik yine sorularınızı bu bölümde de. Önce şu 1 dolar konusunu evet. Ve FETÖ'nün 1 doları nasıl kullandığını, hangi aşamaya aslında o aşamaya gelemedi dedik. Gelmeyi planladığını görelim. Şimdi bir sonra Vatikan konusunu sormak istiyorum Erhan Hocam. Yani çok hızlı geçmek gerekirse bir paranın ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını bakın bildiğiniz kağıt para bir anda yüzük evet. Oldu. İşte bu İş gizli servis işi. Yani bunu biraz sonra takacaklardı birbirlerine ama herkes değil tabii bunu bilenler. Aha. O zaman kullanacaktı. Hiçbir şey söylemelerine gerek yoktu. Bunu gösterip geçecekti. Bir doların aslında sırrı burada. Yani seri numaraları herkes de olabilir. Seri numaralı kodlanmış olabilir. CIA biliyordu. Yok FETÖ herkese ona göre dağıttı filan. Ama ya birisinin cebinden düşürdü ötekindeyse ama bu başka bir şey. Evet. Çünkü bunu herkes bilmiyordu. Tabii yani bu son aşaması bu olacaktı bu işin. Ama bunu zaten şeyi bilirler. Yani çok derin hani şeyler, gizli örgütler paranın nasıl kullanılacağını. Mesela parayı, demir parayı düz vermezler. Koydukları zaman dengeye koyarlar. Yani para havada durur. Onun da bir anlamı tabii var. Onun da bir anlamı. O zaman anlamı anlarsınız filan. Evet. Şimdi para konusunda devam eden Bitcoin konusunda Abdullah Hocam inanılmaz soru yığıldı Bitcoin ile ilgili. Çok merak edilen şey var. Tabii ki geleceğini soruyorlar. Böyle bir yatırım danışmanı gibi değil de hakikaten bununla bizi nereye sürüklemek istiyorlar? Nasıl uzak kalabiliriz? Ne yapmalıyız yönünde sorular da çok fazla. Ama hep soru gelecek. Gelecek. Bana evet gelecekten çok gelecek. Onu bırak. Biz neye yatırım yapalım diye en çok o program sonunda o gelir. Anladığım kadarıyla diyor Haşmet Yaman, dünyada sistemi kontrol eden, aynı zamanda geleceği dizayn etmeye çalışıp tanrıcılık oynayan, köklü bir geçmişe sahip, ezoterik, pagan bir şeytani üst akıl var ama Hristiyanlar ve Yahudiler bu işin neresindeler diye güzel özetlemiş kafasında aslında anlayamadığı konuyu Haşmet Yaman. Yine bu soruyu da ekleyelim. Bu arada yine demişler ki, siz dediniz hani ulaşım konusunda, özellikle havayolu ulaşım konusunda Türkiye'nin geldiği noktanın önemini evet. Bir dostunuz söylemişti. Üçüncü havalimanına özellikle Almanların karşı çıkması bu durumda tesadüf mü diye de sormuş. Tesadüf ben de. Değil tabii yani. Evet. Türk Hava Yolları'nın bugün dünyada oynadığı rol gerçekten büyük. Fark edilmiyor buradan ama yurt dışında bayağı fark ediliyor. Evet. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Havaalanı ve hava yolları üstüne her türlü oyun oynanabilir. Uyanık olmakta fayda var. Geleceğin teknolojisi. Söylediği gibi. Evet. Evet. Şimdi Erhan Hocam, Vatikan bu trafiğin neresinde, para trafiğin? Oradan devam edelim mi sizinle? Ya Vatikan neresinde? Yani Vatikan aslında tam içinde. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi son zamanlarda çok konuşuluyor. Bazı ülkelerde, bazılarında İşte Hollanda Antilleri, Bahamalar falan offshore şirketler var. Tam offshore. Hı hı. Bu şirketler vergi cenneti. İşte buradan kar geçirdiğiniz zaman vergi ödemiyorsunuz. Ama bu şirketlerin hepsinden yaptığınız her harcamı yani her yaptığınız banka işleminde bir pay bir yerlere gider. İşte o pay Vatikan'a gider. Aksi zaten düşünemez Vatikan, değil mi? Şu Vatikan her şeyden para alır. Şimdi Vatikan'ı farklı görmek lazım. Vatikan hani dini bir kuruluşun ötesindedir. Çünkü Vatikan
tarihsel süreç içinde bir takım ticari hareketleri de yönlendirmiştir. Ama Vatikan tarihsel sürecin içine hapsolmuştur. Şöyle söyleyeyim, hani az önce bir soru geldi. Kıyameti kimler yapmak istiyor işte. Hristiyanlığın burada rolü ne? Vatikan bu süreç içindeki rolünü kaybetmiştir. Ve sürekli kazanmaya çalışmaktadır. Yani şu an bambaşka bir Hristiyanlık, Evangelist Hristiyanlık deniyor. Vatikan'ın dışına doğru taşmış. Ve dirsek temasıyla götürmekte. Bakın şunu da söyleyeyim. Tapınakçılarla Vatikan anlaşmaz bu yakılma olayından sonra. Neden? Yani siz tapınakçı belgesini Vatikan'da bulamazsınız, gizli belgeyi. Çünkü Vatikan'a artık onlar bütün akışı kesmiştir. Yani Vatikan belgeleri, şu Vatikan'da tapınakçı belgeleri falan olmaz. Bakın Hristiyanlık şu an bambaşka bir yerde. Şövalye Hristiyanlığı. Nerede? Kıyametin kopmasına yönelik bir ideolojide. Kıyamet nasıl kopuyor? Şu Tevrat mı getirdi? Yok. Teodor. Hangisi? Yok, o Albert Pike'ın şeyi. Evet. Moralen Dogması. Moral nasıl aldınız dogması. Onu da soracağım ayrıca. O kitapta yazıyor zaten. İstanbul'a geldiği tapınakçılığı. Şimdi bakın. Çok önemli bir şey var. Bu parayı kimler ellerinde tutuyor? Baktığımız zaman hakikaten böyle bu komplo falan değil. İsteyen araştırsın, şimdi çok uzak söylemeyeyim. Parayı elinde tutan çok küçük bir azınlık ve belli ailelere çıkıyor. Ve bu ailelerin inançları var. Bu ailelerin inançlarında çok önemli bir şey var. İşte bunlar Abdullah'ın dediği gibi devamlı. Yani dinler tayini bilmeden siz paranın akışını anlayamazsınız. Yani bununla bunu ayrı koyduğunuz an, eskiden ayrı değildi. Pozitivist bir bakış açısı geldi. O başkadır, bu başkadır. Marx'ın kapital akışı şu bu değil bu. Bunun arkasında çok büyük bir arka plan var. Çünkü bu adamların bir inancı var. Bunların inancı şu. Hazreti İsa Mesih değil de ama Mesih onun kanından gelecektir. Bir takım Yahudi ve Hristiyan kehanetleri gerçekleştiğinde bu olay olacaktır. Ve bu insanlar bunların gerçekleşmesi için çabalıyor. Bunu her gittiğim platformda anlatıyorum ben. Bakın diyorum, dünyadaki siyasal olaylar bunun üstüne dayalı. Ben Trump'ın seçim kampanyasını takip ettim A'dan Z'ye. Kazanacağını zaten düşünüyordum çünkü bizim arkadaşlar yaptı. Yani yapan, bunun seçim kampanyasını evet, yapan. Evet, sizin bazı programlarda söylediğinizi hatırlıyorum. Evet, benim arkadaşım söylüyorum. Yani firmanın da Türkiye temsilcisi benim. Hani şey değil bu, gizli saklı bir şey değil. Paranın sahipleri siyaseti de dizayn ediyor. Dizayn ediyor. Ve Trump'ın Kudüs'le yaptığı hamle seçim kampanyasında ona öğütlenin tamamen dışındaydı. Her şeyi motomo takip ederken bir anda orada çıkış yaptı. Hangisiydi? Çünkü Kudüs'ü başkent olarak kabul edecek. Ama tüm seçim vaatleriydi. Hocam. Ama yok şeydi şimdi. Zaten 95'te alınmış, ben onu yapacağım. Alındı dedi. Da Trump'ın tüm seçim vaatlerini her konuşmasında buna karşı bunu söylüyordu. Hepsine karşı çıktık bunu söyleme diye. Peki ne demek sıkışamayı yaptı o zaman? Söyledi. Karşı çıktığı oydu işte. Hepsini Allah çıktı da Trump bunu halka her kampanyada, her gittiği yerde Kudüs'ü başkent yapacağını söyledi. Evet, bir tek karşı bir sene boyunca buydu. Evet, karşı çıktı. Hocam bugün bunu mü söylemeyecekti o zaman peki acaba? Zamanı geldi dedi. Ona dediler hiçbir şekilde bunu söyleme. Onu soracaktım. Ama başka bir yerde emir aldı, söyledi bunu. Nereden Kudüs'ün başkent aldı? Olmasını niye istedi? Çünkü bakın orada... Bu istedikleri süreç mi hızlandırılmak isteniyor hocam? Bir süreç hızlandırılmak isteniyor. Bunlardan bir tanesi göre. Müslümanları terörize etmek. Terörün hem korkutarak hem reaksiyon göstermelerini sağlamak. İkincisi oraya, bunu söyledik zaten televizyonda. Bir anda... Dün DAEŞ'in orada Hamas'a saldıracağı çıktı. Ortaya çıktı. Ondan yani sonra DAEŞ'i oraya getirecek. Kutlu Sarra'a söyledi değil mi? Yani Trump'ın bu hamlesi DAEŞ'i oraya getirecek dedik. Ve çok ilginç bir şekilde DAEŞ İsrail'e değil tuttu Hamas'a saldıracağını açıkladı. Bakın hala saldırmıyor DAEŞ oraya. Hedefi ne? Hamas. Hiç saldırmadı. Hiç saldırmadı. Bundan sonraki hedefi %100 oradaki Müslümanların Kubbetü Sahra olabilir. Başka Mescid-i şey Aksa olabilir. Bu süreci hızlandırdı. Çünkü buradaki inanışa göre Mesih'in gelmesi için
Yahudi devletinin Tevrat'taki kehanetlerin olması gerekiyor. Ve hı hı. Yahudi devletinin kurulması gerekiyor. Ne zaman Yahudi devleti kurulur? Ondan sonra Hristiyanlar devreye girip Yahudileri öldürür son savaşta. Ama tapınağın kurulması, devletin kurulması gerekiyor Mesih'in olması için. Ve Batı dünyası şu an için bu planı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama son noktaya gelindiğinde katılırsan bilmiyorum. Ne Amerikalısı, ne Fransızı, ne Almanı Kudüs'ü Yahudilere bırakır. Hiçbiri bırakmayacak. Aynen. Ben... Sadece Müslümanlar değil. Yok, bırakmayacaklar, hı hı. Çünkü onların bütün hedefi orası. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ve paranın akışı, Abdullah'ın da söylediği gibi, bu bilinmeden bilinmez. Buraya doğru akan bir akış var. Bunu gerçekleştirmeye yönelik bir araç var. Onun dijital tarafını anlatırsın sen. Yani bunlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Bize öğretilen ne? Her şey rastlantısal. Para böyle gelişti, bu böyle gelişti, işte tek varılan nokta burasıydı değil. Ezoterik örgütler tarihin içinde heterojen noktalardır. Rastlantısallığın önünde bir settir. Akışı engellerler, kendi istedikleri yola çekerler. Bugüne kadar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacak. Ha, izleyicinin sorduğu çok güzel bir soru var. Biz eğer dinler tarihi, hı hı. ezoterizm, algı yönetimi bir kurul oluştursak, bir think tank oluştursak, kuralları biz koyabiliriz. İşte o zaman bizim üst aklımız olur. Bunun içinde İslami olarak karar hı hı. verenler olur. Ezoterizmi yapan tarihçiler olur. Algı yönetimi olur. İşte o zaman bir bütün olarak katılıyor musun bilmiyorum. Aynen. Hatta dijital dünyayı en iyi, söylediniz. Dijital dünyayı en iyi bilenler olur içinde. Ha, o zaman işte biz burada kural koyarız. O zaman bunu önüne çıkarız. Hı hı. Türkiye'nin de artık hani üst akıl olması, referans göstermek güzel. Ama bunu uygulamak bambaşka bir olay. Bunu yavaş yavaş uygulaması gerekiyor Türkiye'nin. Bakın Türk Hava Yolları bir güç. Evet. Türkiye'nin konumu bir güç. Türkiye bölgede büyük bir güç. Cumhurbaşkanı'nın çıkışları bir güç. Bütün bunların toplamında bunu onların kuralıyla ortalığa sunmak lazım diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları aslında bir referans koyuyor. İlker Aycı'yı tebrik etmek lazım. Şey kesinlikle. Anlamda. Yani işte kuralları ben koydum. Kural bu dedi. Hatta biliyorsunuz notebook engellemeleri vardı. Hı hı. Onu bile evet. geçti. Türk evet, Hava Yolları sayesinde diğer hava yolları da. Ve Türk Hava Yolları sayesinde birçok hava yolu Afrika uçuşunu iptal etti. Feasible olmadığı için. Hı hı. Yani bunun kimse farkında değil burada. Ama burada, çok hı. değişiklikler oldu. Bana hep şimdi araya girmek istemiyorum ama unutmadan söyleyeyim. O zaman o soruyu soran izleyicimize kitap gönderelim mi? Çünkü Erhan Hocam tabii, olur, size beğendiniz. Tamam, olur. Cevdet Korkmaz. Buket siz de not alın lütfen. Cevdet Altları 1977. Görürsünüz hangi zaten 23 dakika önce. Biz seçelim onu. Tamam. Bizden Cevdet gönlüm, Korkmaz izleyicimize biz Türk milleti olarak neden üst akıl olamıyoruz evet. diye sormuştu. Ama olacağız yani Türkiye'nin böyle bir yıldızı parlayacak ya da başka bir şey olacak o yüzden mutlaka yani biraz böyle bir bantrolok oyunu gibi hani biz buraya bakıyoruz ama aslında başka bir şeyler söyleniyor. İşte bu süreçte çok uyanık olmanız gerekiyor kendinizi. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce söyledi ya yüzümüze başka evet. yaptıkları başka diye şeklinde bir de Amerika'da evangelikler var dedi. Bu da Türkiye'nin üst aklının bence çalışmaya başladığı nokta yani diye söyleyeyim. Yani evangelizm konusu aslında biz girmek de istiyorum ama böyle yarım kalsın da istemiyorum. Abdullah Hocam bir değinelim mi? Ben şimdi hocam konuştuktan sonra çok hızlı bir şekilde evet, böyle yani değinip geçeceğim. Evet yani şimdi böyle araya böyle giriyoruz evet. giriyoruz hiç evet. konuşmadan çıkıyoruz hocam, da olmuyor. Hocam lütfen devam edin. Evet. Buyurun Erhan Hocam. Nereden? Evangelizmden mi? Nereden evangelizmden girelim artık. Çok büyük zaman bir ideolojinin dışarıda görünen şekli bana göre. Hı-hı. Hani demin deep web'li bir buzdağı vardı ya. Evet. Üstünde evangelizm var, altında bir buzdağı var. İşte bu ideoloji bu. Yani bakın ilk İncil'ler toplandığı zaman denir ya 400-500 tane İncil toplanmış. Yani toplandı dediği rulolar, rulolar yazılmış. Sayfalar bazıları. Sayfalar evet. yani. Tomus dediğimiz hani şu şekilde bir kitap değil yani. Ama bunlar dört tanesi seçildikten sonra bu kitaplara başka kitaplar ekleniyor. Sonuna
Vahiy diye bir bölüm ekleniyor. Başına da eski ahit, yani Tevrat diye bildiğimiz Torah, Ketuvim, Nebiyim, Tanah dediğimiz kitaplar ekleniyor. Şimdi burada öyle bir şey ki İncil'ler iki kitabın arasında kalmış vaziyette. Burada Tevrat'ın kehanetleri var. Doğru kabul ediliyor. Burada son bölümde Yohanna'nın vahiy var. Artık ne alıp gördüyse vizyonları var. Şimdi evanjelizm denilen bugünkü anlamda bu kehanetlerin doğruluğunu kabul edip vahiydeki olayların olacağını savunup Mesih'in gelmesini hazırlayan bir ideoloji. Bu görünen yüzü o buzdağındaki. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Şimdi Cumhurbaşkanı çok doğru bir şekilde burayı şey yaptı. Çünkü işaret etti. İşaret etti. Çünkü Siyonizm bile Batı'nın kurduğu bir şey. Hers bile Siyonist olduğunun farkında değildi belki. Theodor Hers'i Evet. Artık yani, başka programda herhalde gelir. Siyonist olduğunun farkında değildi adam başında. Ne oldu? Batı'nın kurduğu bir sistem. Hatta bakın biz Kudüs'ü ne zaman kaybettik? 1917 yılında. 1917 yılında İngilizler orayı işgal ediyor diyelim. İngiliz mandasına giriyor. Hala o zaman da Almanlarla çatışıyorlar Wilhelm'le. Biri diyor ki burası diyor Hristiyan, artık tamamen Alman ekolü Hristiyan olsun diyor. İngilizler diyor ki dur diyor, kehanetler olsun, ondan sonra Hristiyan olsun diyor. Yani o zamandan aslında İsrail'i kurarken Batı yok etmeyi planlayarak kuruyor. Yani biz bu oyunun tam ortasındayız. Çünkü bakın bizden aldılar Kudüs'ü, İstanbul'u işgal ettiler. Ben geçen gün bir programda söylemiştim. Kudüs düşerse İstanbul düşer. Tam işgal ettiklerinde Müslüman orada çıktığında İstanbul'da düşer. Türkiye burada da oyun kurucu olmak zorunda. Türkiye Kudüs'ün tek hamisi olmak zorunda. Bilmiyorum ben mi abartıyorum ama. Çok doğru söylüyorsun. Eğer Türkiye bunu yapmazsa Türkiye düşer. Mekke, Medine hepsi düşer. Artık Türkiye kaderin biçtiği rolü oynuyor tırnak içinde. Ve biz buna karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Öyle ya da böyle hazırlıklı olacağız. Yani bu konuştuğumuz konular paranın akışı. Çok kritik bir sürecin içinde olduğumuzun altını çiziyorsunuz. Ve parayı Türkiye'nin aleyhine kullanacaklar. Ekonomik kriz olarak, başka şey olarak. Bitcoin'i de mi öyle yapacaklar acaba? Halk olarak da buna hazırlıklı olmak zorundayız. Ekonomiyi küçültmek, kriz dönemine hazırlıklı olmak. Yani gelecekte 2018 kehanet deniyorsa Türkiye üstüne birçok oyun oynanacak. Ya Batı'nın 100 yıllık oyunları diyoruz. 108 dedin biraz arttı. 15 Temmuz tek yapacağı hamle miydi? Halk püskürttü. Başka bir oyunla gelecek. Yani nöbete durmak, her konuda nöbete durmak gerekiyor. Ekonomik olarak, düşünsel olarak, algı yönetimi olarak sürekli nöbette olacağımız günler geliyor. Benim görüşüm böyle. Ekonomide sık sık uyarıyoruz ya, kredi derecelendirme kuruluşlarına yani, itibar etmeyin zaman zaman. Ben kısa bir şey söyleyeyim. Ahlaksızlık, bakın yani, adamların yaptığı ahlaksızlığı söyleyeyim. Ülkenin kredi notunu düşürdüler, sonra ayrı ayrı bankaların kredi notunu düşürdüler. Niye düşüyor? Çünkü daha yüksek faizle para aldırtıyor yurt dışı piyasalarda. Tabii ki. Şimdi başka banka üstüne oyun oynuyor, Halk Bankası üstüne. Yani bunların hepsi bir oyunun parçası. Pardon. Şöyle hani çok kısa girip çıkıyorum. Benim görüşüm şu. Türkiye benim şeyimde projeksiyonum. Ama bu projeksiyonda çünkü Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 650-700 milyar dolar civarında. Fakat Abdullah'ın hani referans olarak gösterdiği The Economist gazetesinin dergisinde bir yazı çıktı. Türkiye 2025 yılında 2 trilyon 995 böyle rakam. Hangi sayısı biliyor, hatırlıyor musun? Bu bir dahaki programa getiririm şimdi Erhan konuyu açtığı için. Yok çok değil. Yeni. Yiğit Bulut'un programında gösterdim aslında onu ama şöyle söylemek lazım. Türkiye inanılmaz hızlı büyüyecek. Yalnızca sabretmemiz lazım. Ben hep diyorum ki yakın zamanda göreceksiniz. İş adamların kulağından para fışkıracak. Çünkü bu ben söylemedim. Ekonomist söyledi. Ekonomist bir sonraki yayınında 2030 için 3 trilyon dolar dedi. İki kere üst üste söylüyor.
Hani birincisini ıskaladı, bir tane Cahil Cüveyla yazdı, öteki ne olacak? Evet herhalde. Bunu bir badire atlatmadan olur inşallah. İş adamlarının kulağından dolar çıksın canım, para çıksın. Ya oraya sokup kaçırmasınlar da çıksın. Şimdi az önce arada siz Erhan Hocam, Abdullah Hoca'ya bir şey söylemiştiniz. Hani şu evlere hapsedilmek, evden hiçbir şey çıkmadan yaşamaya mı itiliyoruz diye. Şimdi onu yayında soracağım ben ama. Evet ya. Çünkü Hakikat Şimşek ismiyle bir soru geldi Twitter'dan. Denizleri, havayı, toprağı kirlettik. Ucube şehirlerde kısılmış yaşıyoruz. Dış akıl, herhalde üst akıl kastediyor tabii. Milletimizi toptan hapsetmek istese ancak bu kadarını yapabilirdi. Katılıyor musunuz? Ya insanın algı yönetimi yapmanın en güzel yolu doğayla olan ilişkisini kesmek. Bakın yapıyorlar. Şu an hala yani sadece sanal gözlüğe ihtiyaç yok. Yani alışveriş merkezinde, şehir içinde biz zaten sanal bir ortamda yaşıyoruz. Bunu full sanal yapabilirler. Bilmiyorum artık Abdullah tabii. Konunun en iyi uzmanı. Hakikat evet. Şimşek'e de bu arada bir kitap yollayalım mı? Zaman daraldıkça çünkü sistemler de gelmeye başladı. Bak modayı başlatmışız. Evet yüzük ne? Dikkat çekmiş. Yüzük bir dikkat dolar çekmiş. Yüzüğü. Aman olur olmaz yerde. Evde denemeyin. Yok denemeyin. Şöyle ama denemeyin. Bir çocuk çocuğuna değil mi bir izleyici? Deşifre etmenin çok güzel evet. Bir yolu. Bir sistemi varsa ortalığa çok düşürseniz deşifre eder. Evet, adam yeni bir şey bulması lazım. Böylece de bulmak daha olanaksız. Bugünkü farkındalığın oluşmasında emeğe geçen hocalarımız diye o yüzden zaten söyledim. İşte bu da onlardan birisi. Evet, bizi özellikle mi evi hapsetmeye çalışıyorlar? Erhan Hocam'ın sorusunu ben size sorayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sadece Türkiye, dünya insanını hapsetmeye çalışıyorlar. Bunlar üstün ırkçılar. Kendileri, aynı amaçla mı alakalı peki? Aynı amaçla tabii. Hı-hı. Yani çünkü temel şey dünyayı kontrol etme, yönetme. İnsanları varlık olarak görüyorlar. Yani lüzumsuz, yönetilmesi gereken, kendileri üstün ırk. Ta baştan beri böyle, Kavala'da böyle, Amerika'daki 100 milyona yakın yerli katletmeleri nedeni bu. Afrika'daki köle ticaretini başlatan bunlar. Yeryüzünde ne kadar nalet şey varsa, kitle hareketleri varsa büyük çapta bu insanlar. Stalin'de, Lenin'de, Mao'da bunlardan şey olarak da baktığımızda büyük organizasyonlarda. Bir zorbalık var ama kime yarıyor'ya bakmak hayır, lazım değil mi? Dolayısıyla şimdi biz bu olayları değerlendirirken demin Erhan Hocam dedi ki biz dedi ben dedi bu referans veriyorum. Onları dedi yanlış anlıyorlar dedi. Şimdi burada bunları anlatırken neye inanıyorlar, kimliği, dinlerine, nasıl kontrol ediyor, dünyada dün neredelerdi, bugün nerede, yarın nerede olacaklar ve ne planlıyorlar? Bunları anlatmamız gerekiyor doğal olarak da. Şimdi bunları biz neye göre değerlendireceğiz? Neye göre? İnsanlık ilk günden beri değer üretmiyor. Ürettiği değer teknik ve ekonomik değer. Ama iyi, kötü, doğru, yanlış değerlerin eğer peygamberler olmasaydı medeniyet olmaz sonuçta. Çünkü değeri üreten, bildiren Yüce Allah. Dolayısıyla biz bunları değerlendirirken referans kaynağımız ne Müslümanlar? Kur'an. Kur'an'da bakıldığında sürekli olarak tarif ettiği bir kitle var. Bu kitle bunlar. Şeytani bunlar. Yani Türkçesi ben adlandırayım bunların kim olduğunu. Hı. Şimdi tarihte de baktığınızda ensest ilişki, homoseksüel ilişki, bu, yani Fransa kralının ya da kilisenin bunlara farz etmesindeki nedeni eşcinsel ilişki yapıyor bunlar falan diyordu. Şimdi dünyanın bugününe baktığımızda 20. yüzyıl dünya düzenini kapattılar. Bizi fiilen şu an içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl dijital dünya düzenine soktular. Henüz daha biz bunu fark etmiyoruz. Nedir dijital dünya düzeni? Öncelikle önceden felsefe kavramı yani düşünme, mantık yürütme, akıl kullanma, sorgulama. Şimdi teorikti. Bunlar felsefeyi hem düşünüyor hem icra ediyor noktasında. Yeni bir felsefe kavramı var önümüzde. Bu işlerin merkezini ben Google olarak görüyorum. 100 civarında projesi var Google'un. Hı. 21. yüzyıl Google üzerinden dizayn ediliyor. Bir de bugün Google, Instagram, YouTube, efendim Gmail bu tür şirketler bunların amblemlerine bakılırsa görülür. Google 1913'te Rothschild'lerin bastığı ezoterik bir kitabın ismi. Gmail lütfen Google'dan baktıklarında aynen o amblem bu İskoç ritinin bu önlüğün. Şeyine önlüğüdür o Gmail olayı. Facebook hakeza böyle. Şimdi bir şey soracağım. Pardon buyurun. Lafını kestim. Aklıma geldi. Senin yüzüğü bozdum. Evet. Kusura bakma. Burada expluribus unum yazar. Evet. Yani aslında bunun bir bakıma tercümesi de çokluktan tekniğe. Tabii. Evet. Yani dijital çağın anonim insanı temsil ediyor olabilir mi? Kesinlikle. Yeni dünya kesinlikle. Düzeni. Şimdi onu anlatacağım. Nova zaten. Ordo Seclorum.
Exploribus Unum. Tabii. Yani bu insanın anonimliğine. İki tane şey. Bir günahın kutsallığı. Bir daha katla. Günahın kutsallığı ve teklik. Şimdi bunların Hristiyan, Musevi değil. Kendi inançları var. İnançların kökeninde insanı kutsuyorlar. Her şey, yani insanın Tanrı olduğunu, yeryüzünde kendilerinin Tanrı olduğunu hatta. Özel kan. Özel kan, üstün ırk diyorum ya, Hitler'i de organize eden, finanse eden yine bu ekip. Avrupa'dan güç alıp kendi kabalist, masonik Amerikan İmparatorluğu'na verdiler. Hitler'i kışkırtıp Avrupa'yı bitirdiler. Şimdi Amerikan kabalist, masonik İmparatorluğu'na başka bir görev veriyorlar. Çin aynı şekilde ortaya çıkıyor. Çin'de yatırımları da böyle. Dolayısıyla dünya finans sisteminde para kaynaklarına, sirkülasyonuna, kurumlarına hakim bu insanlar. Şimdi en önemli şey bunlar için insan kaynağını yönetmek. Bizim ülkemizin en çok dikkat etmemiz gereken şey insan kaynağımıza hakim olmamız lazım. Şimdi FETÖ Türkiye için, Türk insanı için tarihi bir fırsat Müslümanlar için de. Ne anlamda? Şu açıdan eğer FETÖ'yü tanımasaydık bu anlatılan her şeye komplo teorisi deyip geçerdi. Biz aslında 15 Temmuz'dan sonra hocalarımın da değeri yeni yeni anlaşılmaya başladı 15 Temmuz'dan sonra. Niye? Şimdi önceden biz anlatıyorduk. 2000'lerin başında emniyette var, askeriyede var, orada var, burada var. Ya ne diyorlardı? Paranoyak mısın kardeşim? Tabii tabii. Ben değil çok mi? Yedim onu. Evet. Tabii. Sürekli. Ben FETÖ'yü ilk dinlediğimde 89'da münafık bu dedim. Kasetini dinlemiştim direkt. Neden? Çünkü sen kendi terminolojine, kavramlarına sahip olursan karşı tarafı ölçme şansın var. Bugün insanlar kendi kavramlarına sahip olmadığı için karşı tarafı ölçemiyorlar. Biz bu terminolojiyi nereden alıyoruz? Kur'an'dan alıyoruz. Orada bir rahmani akıl var, bir şeytani akıl var. Harut marut meleklerini, büyücü, sihir anlatıyor. Yani Süleyman peygamberle ilgili olayda da anlatıyor. Buna karşı taraf. Aynen bugün de kullanıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı ciddiye aldığınızda bunlar kabak gibi ortada. Halk deyimiyle konuşacağım. Sahih hadisleri ciddiye alırsanız bunlar çok net görünüyor. Bana şimdi gittiğim konferanslarda hocam bu gelecek analizini nasıl yapıyoruz diye. İki sırrım var. Bir Kur'an'a çok dikkatli bakıyorum. İki sahih hadisler. Yani çünkü her şey söylenmiş. Karşı tarafın kim olduğu belli. Kurumsal yapıları belli. 21. yüzyıl ne tasarlıyorlar? Ana şey dünya insanını kontrol etmek. Mesela örnek vereyim ne yapacaklar? Çin'de şu an şehirde gezen bir kişiyi 7 dakikada buluyorlar. Çünkü 20 milyon kamera yerleştirmişler. Yüz tanıma sistemine entegre herkes. Bir kişinin zaten kamerada ismi de görünüyor kişilerin. Şimdi ikinci bir proje başlattılar Çin'de bir ID. Herkese bir kimlik verecekler. Kimlik veriyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen bizim düzenimize uymazsan alacağın cezalar şunlar. Medyaya yansıyan 3 tane cezayı söyleyeyim ben. 1. Restoranda yemek yiyemezsin. 2. Tatile gidemezsin. 3. Düşük hızlı internet kullanırsın. 4. Şehirden atarız seni. Çin bunların kurguladığı bir mekanizma. Çin Komünist Partisi ele geçirmiştir. Polis teşkilatının yetkilisini de aldılar. Çin nedir mesela? Komünizm. Neye karşı? Kapitalizme karşı. Küreselizm kapitalizmin bir sonraki aşaması. Daha da şeyi. Kapitalizm sömürür. Küreselizm istila ediyor. Hem zihin istilası hem ekonomik istila. Peki 2016'da kim vardı Davos'ta? Ekonomik Davos'un ekonomik forumunda. Tek devlet başkanı Çin devlet başkanıydı. O açtı. Ne dedi? Küreselizmi açıyorum dedi. Şeyde. Davos'ta yapılan kongrelerde 4. Sanayi Devrimi Davos'un kurucusu Klaus Schwab 2015'te 4. Sanayi Devrimi'ni açıyoruz dedi. Şimdi Bitcoin dijital para kavramını anlamak için 4. Sanayi Devrimi dijital dünya düzenini anlamadan Bitcoin anlama şansımız yok. Bu nedenle buradaki şey 21. yüzyılda devletle vatandaş arasında bağı kesmek istiyorlar. Çin tek dünya devleti kurulacak diyor ya. Bunu seyircilerimiz lütfen fiziki bir devlet olarak algılamasın. Konsensustur bu. Blockchain teknolojisi bunun içindir. Şimdi siz Bitcoin kullanmak için önce blockchain'e gidip vatandaşlığınızı kabul ettirmeniz lazım. Ben dijital vatandaşım demeniz lazım. Orada gidip bir hesap açacaksınız. Evet. Hesap açtıktan sonra kameraya kendinizi çekeceksiniz videoya. Kendi orada arşivlerinizle ben buyum diyeceksiniz. Tapınak şövalyeleri gibi. Tabii. Tapınak şövalyeleri ben buyum diyeceksiniz. Sizi sosyeteye kabul edecekler. Topluluğa. Dijital toplumun bir üyesi oldunuz. Tabii. Kabul etti mi? Etti.
Sonra siz dijital para işlemi yapabilirsiniz. Yoksa yapamazsınız. Dolayısıyla yeryüzünde dijital insan, dijital vatandaşlık diyorum ben buna, sayısı normal vatandaşlık sayısının belli bir mesafesine ulaştığında kağıt para kalkar. Şu an kalkmaz. Çünkü buradaki dijital dünya işte eve mi hapsedecek diyorsunuz ya. Evet, herkese gel gel diyor. Çünkü bunlar Hazreti Allah'la savaşan, ayet ayet alıp çürütmeye çalışan, eğer o bu dünyayı kurmuşsa biz de sanal dünyayı kuruyoruz diyorlar. O altın üretmişse sınırlı, ben de Bitcoin'e sınır koyuyorum, yapay değer üretiyorum, insana kendi değerini üretme şansını veriyorum diyor. İnsan tanrıdır. Şimdi Google bu işlerin merkezi, benim gördüğüm kadarıyla önemli bir merkezi söyleyeyim. Google'un üst yöneticisi Ray Kurzweil'in iki tane kitabı var. Bu çok önemli. Birincisi Bir Zihin Yaratmak kitabın ismi. Yeni bir zihin diyor 21. yüzyıl için. Yeni, şunu da ekleyeyim o zaman. Çok araya girmeyeceğim. Özellikle bekliyorlar şu konuşmanızı hocam. Yeni inançlar da mı yaratılmaya çalışıyor? Hayır, işte bu bakın arada? Bir zihin yaratmak bu soru... diyor. Tabii şimdi hümanizmdi masonik mekanizmada. Şimdi transhümanizme evrildi bu. Yeni dinin adı transhümanizm. Zaten işte Google'da onu anlatacağım. Evet. Dolayısıyla Buyurun hocam. Dan Brown'da şifreleri var. Evet. Şimdi Google'daki birinci kitap Bir Zihin Yaratmak. Burada sosyal medyayı, interneti bir okul olarak kullanıyorlar. Dünya genelinde, dünya çocukları beyni format atıyorlar. Bugün eğitim camiasında ben çok konferans veriyorum. Öğretmenlerle muhatabım. Ve çoğu öğrencilerle dili kaybetmiş vaziyette. Niye kaybettiklerini onlar anlamıyor. Ben anlıyorum. Çünkü büyük bir operasyon var. Dünya insanının zihnine bir operasyon var sosyal medyadan. Mesela insanı internete bağlamak teknolojik olarak çok güzel. Kütüphane açmak güzel mi? Güzel. Ben kütüphaneyi açtım ama benim kitabım yok. Biraz İngiliz Amerikalılar okusun diyoruz. Böyle bir şey bu yani. Sen şimdi çocuğu muhatap ediyorsun da ne vereceksin? Çünkü bugün çocuklar çok hiperaktif görünüyor böyle. Dikkat dağınıklığı var, zihin dağınıklığı var. İnternet falan kullanınca böyle programları çocuğumuzu çok zeki zannediyoruz. Oysa Google'un üst düzey yöneticisi diyor ki biz en geri zekalıya göre bunu ayarlıyoruz. Sakın zeki zannetmeyin çocuklarınızı diyor. Televizyon kumandası kullanmak gibi ayarlıyoruz diyor. Şimdi Google bu Ray Kurzweil'in ikinci kitabı insanlık 2.0. Bunun anlamı şu, 1.0 Tanrı'nınki, 2.0 bizimki diyor. Dolayısıyla transhümanizm, şimdi masonik bu kabal mekanizmada insan inşa sürecindeki bir tanrıdır diyor. Evrenin ulu mimarına ulaşmak için. Kolem diye bir terim de var. Dolayısıyla işte bu dijital dünyada bunu gerçekleştiriyorlar. Transhümanizmde dijital teknolojilerle insanın artık tüm organları takılıp yapılıp sökülebilir. Diyorlar ki 15 dakikada akciğerini değiştir. Biz de bir insanın fiziki kapasitesini yükseltiyoruz. Tanrı malzemeden çalmış diyor bunlar. İnsanı yaratırken. Fakat diyor biz gerçek insanı yaratacağız. Bunun için diyor işte gözü hızlandırıyoruz. Kulak frekans artırıyoruz. Hızlandırıyoruz. Dolayısıyla yeni insan modelinde diyor. Nereden biliyorsun? O yüzden mi nereye defnedildiği belli değil. Bilmiyoruz. Yeni insan modelinde gerçeklik algısı değişiyor diyor. Yani Tanrı'nın yarattığı insanın gerçeklik algısı işte belli diyor. Ama bizimkinde yeni bir gerçekle sizi tanıştırıyoruz diyor. Bunun alt teknolojisine 4.5G kullanıyoruz ya biz 5G. Evet. Buna nesnelerin interneti diyoruz. Yani artık buzdolabımız internete bağlı. Fırınımız bağlı. Diyelim siz eve gideceksiniz. Buradan tık tık fırından açıp tabii, yemeğe koy diyorsunuz. Ediyoruz, bahçenizdeki tabii. Fişkeyi değiştirin diyorsunuz. Evinizin kombisini açıp kapatıyorsunuz. İşte nesnelerin interneti bu. Biz de şimdi internete bağlanıyoruz. Nasıl bağlanıyoruz? Çip takacaklar. Başladılar sisteme. Biz de internete bağlanıyoruz. Mesela Avustralya hükümeti... Kağıdınız bile ID'leriniz kendi üstünüzde taşıyacağız. Şimdi çip olayı da şu. Ya bu işin en sonuna geleyim. Zaman az olduğu için başka bir programda nasip olursa ben çok detaylı anlatırım. İnşallah. Bu sistemde en sonunda biyometrik çip takacaklar derinin altına. Bu çipin takma amacı sizin vücuttaki hormonal dengenizde biyokimyasal, fizyolojik olaylarınızda bir problem olursa haber edecek diyor. Sizin sağlığınız kontrol altında doktorunuz tarafından gözetleniyor. Ne güzel sistem değil mi? Evet ama söylemediği çok şey beğendim. Şu. Tuşa bastığında kalbiniz durur. Tabii. Hocam şimdi izleyiciler yazmadan ben söyleyeyim. Hemen Matrix diyecekler çünkü. Şimdi Matrix Avustralya. Evet değil mi Erhan bir hocam? Şeye dikkat edin pardon ya Abdullah. Matrix'in sonunda kötü bir filmdir. Çünkü Matrix'in sonunda kahraman düzenle anlaşır. İlk verdikleri mesaj da oydu ama Matrix sadece dijital dünyada yok. Yani bir alışveriş merkezinde de var.
sembollerden oluşan bir Matrix'in içindeyiz. Evet, şimdi Avustralya hükümeti herkese çip tak kampanyası başlattı. Sizi üstün insan yapacağız diyorlar. Avustralya bakın. Bunların en etkin yani olduğu yerlerden. Bunu mu vaat ediyorlar? Evet, kampanya başlattılar. Amerika'da belirli yerden sonra da zorunlu tutacak. Amerika'da sosyete partileri başladı çip takma. Şirketler zorunlu tutmaya başladı. Ancak bunu önce Çin'de yapacaklar. Niye Çin'de yapacaklar? Çünkü dijital dünyanın endüstriyel atölyesi Çin. Know-how üretim merkezi Silikon Vadisi, San Francisco'daki teknoloji şirketleri. Yani Çin üstünden geliyorlar. Bir kuşak bir yol projesi de dijital dünyanın kurulması için bir kuşak bir yol hayati önemde. Niye? Çünkü Çin'de 1 milyar 300 milyon aç insan var. Hepsine biyometrik çip takacaklar. Yani bunları köle gibi, aynen nasıl ki 10 bin köle gemisi vardı Amerika'ya her tarafa köle taşıdılar. Çin'i şimdi köleleştiriyor bunlar. Öncelikle birinci derecede oradaki insanların ürettikleri 4. sanayi devrinin malzemeleri. En çok Türkiye'de satılacak şey kadın robottur. Şimdi robotun, kadın robotun özelliği bir uygulama geliştirmişler. Düğmeye bas git bulaşık yıka. Düğmeye bas şarkı koy. Düğmeye bas sarışın erkek de var tabii. Erkek de var ama kadınlık önce sürüyorlar. Evet. Yani robotlarla evlenmelerinin önünü açıyorlar. Niye dijital para? Şimdi ulus devlette konseptini bitiriyorlar. Evet. Devlette en önemli şey vatandaşla devlet arasında İki tane şey var. Birincisi para. İkincisi aidiyet, vatandaşlık kavramı. Şimdi Big Nation diye yeni bir kavram getiriyorlar. Yani sen diyor istediğin cumhuriyete üye ol. Sanal cumhuriyet kuruyorum. Paran var, her yerde geçen tabii, bir paran tabii. Var çünkü diyor. Zaten diyor artık kimliğe gerek yok. Sistem seni yüzünden tanıyor. Bu selfie'lerle hepimiz entegre olduk. Selfie'ni bize bombalamaların nedeni yüz tanıma sistemine bizi entegre etmeleri. Şu an Amerika... Sesimizi de tanıyorlar. Sesimizi de tanıyorlar. Tabii. Siri'den falan dolayı. Tabii. Dolayısıyla kimliğe gerek yok. Sen şimdi sahte kimlik yapma, o da bitti. Zaten tanıyor sistem. Baktığında diyelim ki... Birisine bakacak, gitti, sesine bakacak. Erhan Bey'e baktı. Sistem tanıdı. Erhan Bey'in sosyal medyadaki otomatik olarak yapay zekanın verdiği bilgiye göre Erhan Bey iyi ya da kötü. En tehlikeli insan sosyal medyaya kayıtlı olmayan insan. Çünkü tanınmayan şey. Peki güvenli o zaman ama yani. Şansı yok. Dolayısıyla, sosyal medyaya girmeyen adamı da arkadan şey diye pompalıyorlar. Artık sen insan değilsin. Sen köylüsün diyor. Sen diyor çağdaş değilsin diyor. Onun için böyle bir sisteme zorluyor. Şimdi insanın sonunda yakalıyor. Ucuz alışverişle işte kredi kartı, sanal şimdi, kart kullanıyor bir şekilde. Dolayısıyla yakalıyor. Devletin parayla ilişkisini kesmek istiyor. Bunun için şimdi diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi parasını çıkarttı. Dedi ki tüm esnaflarda bu geçerli. Veyahut da Türkiye'deki herhangi bir cemaat koyun diye bir şey çıkarttı. Cemaat hocası dese ki ya bunu kullanıyoruz dese, hayırdır dese bitti. O da artık ciddi bir değer oluyor. 1 milyon 2 milyon kişinin kullandığı. Pardon, bir şey soracağım. Bu dog coin. Aynı köpek, şey. Tabii. Yani halay olsun diye çıktı. Fark Zincir etmiyor. Çıktı, değer yükseldi. Çünkü arz talep şeyi. Şimdi ya daha sonra geçmek için şimdi, şey şimdi seyircilerimizin merak ettiği Bitcoin yükselir mi? Şimdi bakın. Herkes her isteyen para çıkartabilir mi? Şöyle bir şey söyleyeyim mi? İki saniye araya giriyorum. Genel yayın yönetmeniniz Murat Çiçek dedi ki program o kadar çok izleniyor ki devamlı işte Twitter'dan şey geliyor. Biraz daha vakit veri alalım mı dedi. Biz de uzattık programı. Çok, şimdi rahat anlat. Anladım. Ben de araya hiç girmiyorum ki sesin gitsin. Ben rahatladım şimdi. Tamam. Çünkü, teşekkür ediyoruz Murat'a. Abdullah Hocam'ın şeyini hemen tazim edelim. Teşekkür ederiz. Çaylar. Sırasında. Murat Hocam şimdi bakın. Türkiye'de bu konuları konuşan bilenin parmakları kadar insan var. O yüzden biz de konuşalım istiyoruz. Tekrar konuşalım. İki tane hocam dışında ciddi yandan da tarihi arka planını anlatan kimse de yok yani. Birkaç kişi daha var. Dolayısıyla gelecek dijital dünya kurgusunu televizyonlarda yok. Şu konuşmayı dünyada yok. Türkiye'de değil. Ben kendi övmek için söylemiyorum. Hakikaten yok. Çünkü niye yok biliyor musunuz? Tarihi bilmiyorlar. Dijital kurguyu onlardan anlayamıyorlar. Kesinlikle. Tapınakçıları bilmiyorlar. Yani multidisipliner bir akıl olmadan bir şeyi çözme şansı yok. Vakit var ya girdim araya. Evet. Şu anlamda söylemek istiyorum. Şimdi adam program yapıyor. Biz çok karşılaşıyoruz. Erhan'la daha çok programlardayız. Şöyle birlikte olduğumuz zaman. Şöyle canım, adam mesela. Telefonda telefonu yapıyoruz. Şöyle adama diyorsun ki işte Türkiye Cumhuriyeti tarihini anlat. Evet. Adam Metin Octavius'un bize çizmiş olduğu sipariş bir tarih üzerinden anlatıyor. Bunu dinler tarihini koymadan, bunu ekonomi koymadan,
bunu ezoterizm koymadan Türkiye'nin tarihini anlama şansı, dünyanın tarihini yok. Anlama şansı, teknoloji bilmeden yok. Yani aslında Abdullah'ın söylemek istediği izleyiciye şöyle söylemek lazım. Bir konuya bakarken multidisipliner bakmadığınız sürece onda analiz yapma şansınız sıfır. Hı hı. Evet. Bu arada Sayın Çiçek'e, genel yönetmenimize çok teşekkür geliyor. Tamam. Hashtag altına çok arka arkaya teşekkür ve alkış gelince onu da şimdi burada bu konuya devam etmeden bir parantez açıyorum. Buyurun Abdullah. Seyircilerimiz için çok önemli. Dedim ki demin FETÖ bu coğrafya için FETÖ'nün açığa ve ifşa edilmesi dünya tarihinde belki de tapınakçıların ilk kere öyle net bir şekilde ifşa edilmesi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın misyonu burada özel bir misyon olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Bakın nasıl? Dibe indik. Ben de katılıyorum. Çünkü bakın kişinin ne yaptığı çok önemli bir şey. İslam şimdi evangelizmden bahsettik ya. Evet. Şimdi evangelizmdeki mesele Martin Luther'den başlayan, daha öncesi de var da girmiyorum, gelip John Nelson Darby'ye dayanan bir olay var. Burada bu kabalacı mesiyanikler bunları ikna ediyor. Protestanlar Amerika'da diyorlar ki siz ne bekliyorsunuz? İsa Mesih'i bekliyorsun ama eski ahitte diyor bu İsa Mesih'in gelmesi için şartlar var. Bunların yerine gelmesi lazım diyor. John Nelson Darby rahibi ikna ediyorlar. Diyorlar evet. ki bir, İsrailoğulları devlet kuracak. İki, İsrailoğulları yeryüzünde itibarlı olacak. Üç, İsrailoğulları tapınak. Vaat edilmiş toprakları alacak. Fırat Nil arası. Dört, tapınak yerinden inşa edilecek. Nerede tapınak? Mescid-i Aksa'nın altında. Onun için orada zaten arkeolojik kazı yapıyorlar. Yarın bir gün IŞİD yanlışlıkla vurdu, devirdi diyecekler. Hocam onu demek istedi zannediyorum. Evet. Dolayısıyla şimdi bunlara Hristiyan Siyonistler deniyor. FETÖ Müslüman Siyonistler olacaktı. Yani 19. yüzyılda John Nelson Darby'ye yaptıklarını FETÖ ile yapıyorlar. Şimdi FETÖ'de bakalım. Binlerce şirket var ortada değil mi? Binlerce insan var. 200'e yakın general, Türk ordusunda generalin yarısı. Emniyette yani emniyet amiri, emniyet müdürü falan saymakla bitmez. Neredeyse yarısı gitti. Yargı camiasında 5000 tane yargı hakim, doğru mu? Evet. Efendim aklınıza ne geliyorsa sağda solda her partide var. CHP'de de var, o parti, her şeye girmişler. Kaç yılda girdiler bunu? 40 yılda. Değil mi? Çok uzun bir zaman dilimi değil. Peki Avrupa, Amerika'da kaç yıldır varlar hocam? Uzun süre. Evet. Yüzyıllar. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika diye bir şey yok. Orada bir devlet yok. Orada gördüğünüz kravatlı çocuklar, o süslü püslü kadınlar FETÖ'nün elemanları gibi elemanlar. Bu nedenle o tarafla masaya otururken bir hileci akıl var arkada. Hilecidir yani. Sana ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Ne söylemek istediğini anlamıyorsan kandırılırız. Bu nedenle tarihin bilinmesi lazım. Bu insanların arka planı bilinmesi lazım. Şimdi görünürde bir demokrasi var mı Avrupa'da? Hı hı. İnsan hakları filan. İyi de yani tüm görüşte Avrupa ve Amerikan uçakları değil mi Afro-Rasya'yı bombalayan? Cezayir'de milyonlarca insanı katleden, Namibya'da kafatası ticareti yapan, hala Fransa'da kafatasları olan kim bunlar? Madem sen demokrasi niye sahip çıkmıyor bu hal? İnsan hakları. İnsan hakları, özgürlük. Yani burada milyonlarca çocuk babasız Libya'da, Irak'ta. Ne için? Dolayısıyla keza Suriye'de uyutulan bir halk var. Şimdi dönüyorum ben dijital dünyaya. Ne dedim? Evet. Google. Burada 4. sanayi devrimi altyapısı nedir? İnternet. Google'un bu birçok TV'de saydım ama kanal sizin bu 24 televizyonu için de önemli, seyircilere buyurun, söyleyeyim. 5 tane projesini sayacağım. Diğerlerini Google'dan lütfen zahmet edip baksınlar. Birincisi beyin projesi. Biz diyor hafızayı alıp bilgisayara aktarıyoruz diyor. Beyin projesi. Evet. Bilgisayara aktaracağız diyor. Ciddi de aşama kat ettik diyor. Cumhurbaşkanımızla gelip görüşen Elon Musk vardı. Evet. Onun kurduğu şirket bilgisayarı beyine bağlama şu an kurduğu şirket. Rusların avatar projesi en önemli proje. İlk başlangıcı da bu işin o. Evet. İkincisi robot projesi. Diyorlar ki artık robotu zaten yaptılar, gördük. Suudi Arabistan'da vatandaşlık yaptılar. Japonya'da artık 7 yaşında çocuk gibi yürüyor. Ayrıca vatandaş olma nedeni de parantez açayım. Robotları çalıştırmayı düşünüyorlar. Hocamın çok güzel söylediği bir şey var. Ne yapacaklar bu insanları diyor. Tabii. Şimdi dijital para, robotlar nasıl para alacak dolarla? Robotlar
Suudi Arabistan'daki yapma nedeni özel bir anlamı var. Vatandaş olmayan para kazanamaz. Nereye para kazanacak resmen? Robot parayı kağıt para alamayacak, tabii. Dijital para alacak robot. Robot bir şeyini yükleyecekler. Robot kendi alışverişini yapacak. Gidecek robot. İnternet ekonomisi deniyor buna. Evet. Diyelim marketten şey aldı. RAM aldı. RAM aldı, bir şey aldı. Ne alır robot marketten yani, değil mi? Video hayır, RAM aldı parasının üstünü kolacıya transfer ettirebilir. Ya da ne bileyim herhangi bir şeye. Yani dönen bir para var burada. Hı-hı. Dijital para. Dolayısıyla robot yarın bir gün dünyanın en büyük, nasıl ki 10 bin tane köle gemisi vardı, 10 bin tane robot gemisi gelecek. Abdullah, binlerce. Çıtayı bir yükseltelim. Ha. Şimdi yine sorum sana olsun. Evet. Şimdi şöyle bir hikaye var. Hani oradan atıf yaptığın için. Birinci Dünya Savaşı'nda çok kaç tane ateşek vardı? Evet. Çok. Çünkü niye? Hı-hı. Taşımacıkta kullanacaksınız. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda makineye geçtiği için ateşek sayısı yalnızca çiftliklerde ve köylerde filan. Evet. Hepsini yok edildi. Bir süreç yok etti. Şimdi 3. Dünya Savaşı önermiş ya Albert Pike. Hı hı. Bir ara anlatırız çok konu. Şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda benim bir çok yakın dostum yeni bir işte şirketini açıyor. Devlette destekli olarak robotik sisteme geçiyor. Erhan. İşçi çıkartacak, robotik sisteme geçmiş, devlette destekliyor. Diyelim ki çıkarttı 400-500 evet. tane işçi. Yalnız bir şirket. Diğer şirketlerde bu çıktıktan sonra robotik sistemlerin, yani robotik aklın, robotik fiziki yapının çok olduğu yerde insanlar ne olacak? Evet. Ne olacak? Şimdi 3. Dünya Savaşı'na hazır olun diyorum ben. Ben yok şöyle olacak soruyorum yani. Tabii. Senin ama bunu nasıl yapacaklar? Onu konuşmak lazım. Ben şöyle söylüyorum. Hani 3. Dünya Savaşı dediğiniz nükleer silahlarla falan olmayacak. Dinler Savaşı dediğimiz Kudüs'ü bahane ederek, ben evangelizme hiç inanmayanlardanım. Yazılan kitapların da çöp olduğunu söylüyorum bu konuda. Şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle evangelizm bir akıl tarafından kullanılıp bu sistemin bir şekilde Dinler Savaşı'na dönüştürüleceğini söyleyen Albert Pike'ın kurmuş olduğu hikayenin devamı. FETÖ hı hı. gibi. Yani bu tarafa döndüğümüzde robotik sistem dediğimiz sistem arttığı zaman, tabii sanatta, kültürde, doğru mu? Evet. Yani insanların insan olan vasıflarını insana bırakıp, çözemeyecek çünkü robotik sistem ne kadar gelişirse gelişsin, insanın hata yapma vasfından dolayı sanat farklı oluyor veyahut da becerisinden dolayı. Şimdi robotik sistem gelirse bu insanlar ne olacak? Abdullah söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Sana da fikrini sormuş olayım. Ben de şöyle bir şey düşündüm hep. Şimdi Endüstri 4.0 denilen bir şey var. Endüstri evet. 4.0 tabii 5'e geldik ama değil mi? 5'e 6'ya evet. hazırlığı var. Şöyle söyleyeyim. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu senin görüşünü de merak ettim. Senin de. İnsansız bir dünyaya doğru gidiyor. Tabii tabii. Evet. Ben yani bunu söylemek bu, istedim. Bakın Dan Brown Cehennem romanında ilk şeyini verdi. Virüsle ilgili. Verdi virüsle ilgili. Çünkü bu dini kehanetlerde evet. bu insanlar yok olmak zorunda. Yok olmaya Türkiye'den başlayacaklar. Dan Brown da Ayasofya'yı neden Türkiye'de başlayacaklar? Çok basit bir nedenden söyleyeyim. Her yerde söylüyorum. İlk televizyonda söylemiştim zaten. Evet. Pelin'le şey yaptık. Bakın çok basit bir neden var. Kıyametin başlangıcını İncil'e göre Tanrı'nın bildireceği yer Türkiye. 7 tane kiliseye bildirmek evet. zorunda. Türkiye'de 7 kilise olmak zorunda. Kehanetin yani, gerçekleşmesi için. Başlayacağı yer burada kıyametin bir kere. Bunun çok derin anlamları var onlar için. Tabii Kurtuluş Savaşı ile biz attık. Aslında Megali İdea haritasında vardı bu. Hı hı. Ama Türkiye'den başlayacak bir şey bu. Kendi kitaplarında yazan 7 kilise Ege'de. İzmir'de, Efes'te, Sarp'ta, Antakya. Manisa'da. Evet. Her tarafta yani Ege bölgesini kapsayan bir yerde. Şimdi Türkiye'den başlayacak böyle bir şey var. Endüstri 4.0, 5.0, 6.0 ama nereye gider bilmiyorum. Bol sıfırlı. Benim düşündüğüm İnsansız bir düzene gitmek istiyorlar. Sadece kendileri olacak, kutsal seçilmişler. Dünyayı kirletecek, tüketecek olmayacak. Etraflarında onlara bu, hizmet eden... Bu biraz Anunnaki hikayesine de benziyor. Evet ben ama ona, inançlarında evet. bu var.
Bakın, neden simyada, Türkiye konusunda yine hocam çok önemli uyarılarda bulunuyor. Kabalistik simyayı bilmiyor kimse. Golem denilen bir şey var, yapmayın ya. Tabii tabii. Golem. İnsan yaratıyorlar, tabii. İnsan yaratmak var. Şimdi oraya geleceğim zaten Google'da. Şeyde. Yani bu kızdım dijital. Şimdi sen de. Şimdi Google'un ikinci projesi robot dedik. Artık evet, yapay beyin, kaslar. Beyin, iki robot. Kaslar üretiyorlar. Bildiğimiz gibi artık. Müthiş makineler var. Takla evet. Atıyor geri takla. Evet. Biz de bunlarla oynuyoruz. Evet. Robotlar birbiriyle konuşmaya başladı. Robot düşünmeye başladı ve artık insanlar oyunlarda yenmeye başladı filan. Şimdi diyelim ki Erhan hocamın robotunu yaptılar. İşte paralel kavramı buradan giriyor. Bunlar dünyanın paralelcileri. Yani Allah'ın yarattığı her şeye paralel bir şey üretme. Kendi deyimleriyle yaratma peşindeler. Alternatif, paralel bunlar. Şimdi Erhan hocam diyelim bir robotunu yaptılar. Aynen evet. Kilo falan saç. Malzemeyi bayağı kullanacak. Aynen yaptılar. Erhan hocam burada İstanbul'da. Bu robot diyelim ki Ankara'da. Erhan hocam ne görüyorsa o da onu görecek. Üçüncü, Avatar projesi işte. Üçüncü proje gözlük projesi. Google'un. Glass. Evet. Sen ne görüyorsan sistem onu görecek. Gördüğün şeyi bulut sisteme aktaracaklar. Oradan robota verecekler. Paralel Erhan'a verecekler. Dördüncüsü diyor ki eğer dijital dünya çökerse yarın bir gün bir devlet başkanı derse ki ya ben bıktım bu işten tırstım çekin şu fişi derse diye Google Loom projesi var. Balon projesi. Yedekte mi bu? Gökyüzüne ücretsiz Wi-Fi atıyorlar. 2020'de dünyayı bitirecekler. Tüm dünya Wi-Fi'ye bağlı olacak. İlki Porto Rico'da şu an başladı denenmeye. Burada amaç ne? Dijital dünya internet tabanlı olduğu için şimdi eğer internet çalışmadığı zaman ne olacak? Sistem. Vatandaşı tabii. Kesti. Hı. Ama şimdi devletlerin yetkisinden interneti alıyorlar mı? Evet. Alıyorlar. Şimdi İran'da devlet mesela olaylar var. İnternet kesildi ama eğer oradaki Wi-Fi devreye girmiş olsa kesemeyecekler. Yani bir Google'un alfabet A'dan başlayan sonuna kadar giden bir dizi projesi var. Birkaç tane örnek vereceğim. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Güneş sisteminde bir olay oldu. Elektromanyetik dalga geldi. Hepsini bozdu. Ben bir fizikçi olarak bunun çok basit olduğunu biliyorum. Evet. Çok bozdu. O zaman ne yapacak? Sistem kontrol dışı bir müdahale olabilir mi? Yani yüklenecektir. Elektrik bile üretilmez. Önüne geçilemez. Etkenler. Şimdi öyle bir şey zaten medeniyetin sonu olur. Bunlar şimdi yeni tabii. Bir uygarlık. Ya ona da önlem alarak mı geliştiriyorlardır? Yani o kadarını bilmiyorum. Çünkü yukarıdan geldi ilahi bir şey müdahale etti. Ama ne yapalım, düzen bir şey. Var yukarıda bir tane. Evet. Şimdi burada bunların iddiası yeni bir medeniyet, dijital medeniyet, yeni bir uygarlık, yeni bir insan. Yeni bir din. Yeni bir din, yeni bir dil, alfabe. 2045'te ortak alfabeye geçiyorlar. Yani nedir? Gerçek küreselleşme dedikleri kavram burada sona erecek. Evet. Alfabe nedir? Bizim gülme, ağlama işareti kullanıyoruz ya emojiler. Emojiler. Tüm dünyada belli bir merkezden ortaklaşa emoji klavyesine geçtiler. Bizde de başladı. Söylemeyeyim burada ismini şimdi. Dünya çocuklarını kendi alfabelerinden uzaklaştırıyorlar. 2045'te ortak geçecek. Şu an bak küresel şirketler tüm reklamlarına bakın. Emojiyle derdini anlat diyor küresel şirketler. Evet, Türkiye'deki. Evet, anladım ben. İşte bu Şirketlerin dışında bir tane daha özel bir şirket var ki ben sizi milli proje yapıyorum diyerek bu şeyin sisteme entegre ediyor. Dolayısıyla FETÖ'nün Türk okulları açıyorum sizi efendim herkesi Türkçe öğretiyorum gibi İngilizce öğretip paketlediği gibi burada da şimdi biz 1900'lerde alfabemiz değişti diye şu an uzmanlar tartışıyor değil mi? 21. yüzyıl dijital dünyayı Türkiye görmediği gözü kör olduğu için şu an alfabenin değiştiğini şeyin kaydığını göremiyorlar maalesef. Çünkü kayıtların dijital, hepsi yok edilmiş. Dijital dünya çok merak edilen bir konu imiş. Ben bunu gelen tweetlerle şimdi daha iyi anlıyorum. Ayrı bekleniyormuş bir program zaten. Yapalım böyle. Evet. Şimdi alfabe değişiyor. Hocam önemli bir noktada yine araya gidelim. Kısa bir ara verelim. Hay devam edeceğiz. Zaten süremizi de uzattık bildiğiniz gibi. Kayıt dışı devam edecek. Kayıt dışına devam ediyoruz efendim.
Erhan Altunay, Ertan Özyiğit ve Abdullah Çiftçi hocalarımızla birlikteyiz. Şimdi para konusundan girdik ama dijital dünya oluşturulmaya ve geliştirilmeye, hatta bu aşamaların içinde olduğumuzu da anlatıyor Abdullah Çiftçi hocam. Tam bu konudayız. Özellikle bununla ilgili çok sorularınız var. O yüzden burada yine devam edeceğiz. Kayıt dizisine soruyorum. Hashtag'i altında sorularınız geliyor. Bu konuyla ilgili Asuhan Erkan 4. sanayi devrimiyle ne amaçlanıyor demişti. Sanıyorum bu konuda Erhan hocamın da söyleyecekleri olacak değil mi hocam? Nasıl bir insan profili lazım? Yani ne istiyorlar, ne yaratmaya çalışıyorlar? Biraz aslında bu robot projesiyle Abdullah hocam bunu da değindi ama sanıyorum konu devamında yine... Hocam konuşuyor, ben anlatayım. Söyle, ben devam edeyim. Çiz çerçeveyi. Şimdi Asuhan'a da teşekkürler bu arada. Evet, dijital dünyayı bütün olarak seyircimiz kafasında canlandıramazsa hiçbir şeyi anlayamaz. Yani bir... bu bir proje ve sadece ayakları tamamlamışlar ve şimdi önümüze sürüyorlar. Şimdi bir dijital para kavramı, Bitcoin'i zaten bunlar ortaya attı deneme sürümü olarak da. Şimdi dijital paranın geleceğini ne bilirler? Şimdi yüzlerce dünya genelinde dijital para çıktı. Evet. 700 milyar doları buldu bu. Yok da var etme. Her isteyen çıkarabilir mi dedim, çıkarabilir dediniz. Çıkarabilir. Yani şeye uyan ama çıkartır da. Dünya genelinde medyanın %95'i bunların tekelinde bir spekülasyonla istediği parayı batırır. Çünkü kitle kazanma peşinde. Kazanmak için de gözü medyada. Şimdi medyayı yöneten parayı yönetir demek istiyorsun. Parayı yönetir. Mesela şu anda da öyle aslında. Trump'ın yakınlarından PayPal'ın sahibi Bitcoin'e ciddi bir yatırım yaptı. Yeni düşmüştü, biraz yükseldi. Dolayısıyla yatırım yapacak para burada. Vatandaşların burayla yarışma şansı yok. Şimdi vatandaş Bitcoin'e parasını yatırmasa nerede değerlendiriyordu? Türkiye'deki borsada. Bu borsadaki para nereye gidiyor? Borsaya kote olan şirketlere gidiyor. Şirket ne yapıyor? Üretim yapıyor. Şimdi Bitcoin bu parayı çekti mi? Çekti borsadan. Otomatikmen. Devletin vatandaşlarının birikimini aldı. Kaynağı belirsiz bir yere götürdü. Yarın başka coinler gelecek. Fırsat vaadiyle. Bizim ekranlara çıkan teknik hocalar bunun tekniğini de anlamıyorlar. Onu da söyleyeyim. Genelde ben bakıp gülüyorum zaten. Niye anlamadıklarını şimdi anlatacağım. İşte ekonomi hocalarından bahsediyoruz. Ekonomi hocaları. İşte yükseldi gitti geldi falan filan. Ya Bitcoin ile ilgili yükseldi gitti program yapmak bile belki bir anlamı yok. Tabii. Evet. Yani bakın burada aç gözlü fırsatçılara, üretmeden çalışanlara takılın peşine diyor. Bu toplum düzenini bozar. Hayatın akışını bozar. Amaç da aslında. Zaten amaç da bu. Algılarla oynamak. Yani şimdi düşün, Avrupa'da da aynı bu. Amerika'da da aynı. Euro ve dolar ilk kere bir para birimi karşısında değer kaybediyor. Biz yine biliyoruz. Habire paramız dolar, euro da zaman zaman değer kaybediyor. Dünya biliyor ama Amerikalılar da şaşkın ne oluyor diye. Paraları değer kaybediyor. Şöyle mi söylüyoruz aslında? Para değer kaybetti. Triliyor mu, kaybediyor mu? Ettiriliyor. Şimdi yani algılarla oynuyorlar. Tabii. Bakın algılarla Amerikan doları için de aynı şey söylüyor. Aynı şey geçerli. Amerika'da da şimdi Bitcoin kaç dolar düşünün yani. Dünya insanının algılarıyla oynuyor. Ne sahte, ne gerçek. Tamamen yerleşik düzeni yok etmeye, yeni bir medeniyet, yeni bir uygarlık peşinde. Karşılıksız paralar. Bu nedenle de dijital olmadı. Paraları pompalıyorlar. Pompalayacaklar. Çıkan paralarda da. Şimdi Bitcoin'den biraz daha alt coinlere doğru, farklı coinlere para kayıyor. Evet. En sonunda ne olacak? Global şirketler bunların, medya bunların. Diyecek ki yarın önemli eBay ya da Çin'deki Alibaba.com gibi şirketler. Biz bu coin'i kabul ediyoruz sadece. Pire coin çıkacak. Evet. Değerleri işlem yapmıyoruz dediğinde patlar hepsi, dökülür. Çünkü bu bir arz talep meselesi. Burada 21. yüzyılda bu insanlar diyorlar ki 20. yüzyılda biz devletlerle muhataptık. Devletlerin başkanlarıyla, politikacılarıyla muhataptık. 21. yüzyılda sosyal medyada direkt halkı kontrol ediyoruz. Evet. Artık yöneticiye ihtiyacımız yok. Halka yönetip biz yöneticiye diz çöktürürüz. İran. Ancak halkı yönetmek için de sosyal medyanın arka planında yapay zeka algoritmasıyla öfkeyi görüyorlar. Yani İran'da bir geçim sıkıntısı var. Öfkeyi gördüler, oradan daldılar. Tamam, bunu... Amerika İran neresinde sorusunun cevabı da. Tabii tabii. Hayır, bunu özetle. İran bağrını aslında Amerika kelimesi yanlış orada. Daha geriye mi bakalım? Tabii. Ya aslında Amerika'nın hani kendisi kimdir, taraflar kimdir belirlemediği tamam işte, bir sürece. Tamam işte, daha gerisi derken onu kastediyorum. Bunun böyle olacağını
3 ay önceden senaryoyu birebir yazdım. Aynen çıktı. İran'da. İran'ı mı işaret ettiniz? Benim çay grubumuzun sıkı takipçi olma nedenim işaret değil. Bu aklı okuduğum için ne yapacağını yazıyorum önceden. Bundan sonra ne var? Pakistan olabilir. Çünkü Pakistan'da yazdım. Bakın aynen. Şimdi şöyle Pakistan de bir şey bakmanız lazım. Çünkü yuvanla ticaret yapacak. Hani işte bir kere İsrail İran'ı sever mi sevmez mi? Hep karşısında duruyor. Evet. Trump da diyor ki bu İran var ya diyor yönetim diyor çok kötü. Ama bu aynı zamanda ters bir algıyı da getirir. Unutmayın. O da ne yapar? Halka Amerika sevilmeyen bir adam onu tutuyorsa ben de burada kenetlenmeliyim diyebilirsiniz. Bu da bir yönetim şekli. Ama asıl konu İran, Pakistan, Afganistan gibi İpek yolunu kontrol eden ülkeleri nasıl dağıtacağız? Nasıl daha iyi yöneteceğimizi bulmamız lazım. Bütün problem o değil mi? Evet. Buyurun hocam. Şimdi, katılıyor musun? Endüstri 4.0'a da gelelim. Kim orada ticarete yapacaksınız? Çerçeve Endüstri 4.0 zaten bunun üstü bu dönemin tamamına komple Endüstri 4.0 bu sanayi çağına. Birincisi buhar devrimi, ikincisi elektrik, üçüncüsü bilgisayar, dördüncüsü otonom üretim, robot üretim. Endüstri, evet. Bunun komple adı bu. Ancak bunun dijital dünyayı tanımlamadan izlediği reklamı da bilemez. Yani şu an reklamlarda hepsi var. Ben net görüyorum kim kimdir. Şeyde, televizyonlarda. Tabii. Fakat bizim şirketler, bizim televizyonlar neyi yayınladığını görmüyor. Bizim, belki biliyor hocam. Hayır, bilmiyor. Onların bilmiyor. Başka ben dertleri çünkü başka. Yani para ekonomik kazanması olarak lazım. Bakıyor, sistem dönecek. Bastır. Kılcal zamanlarda yönlendirilen bir toplum var. 21. yüzyılda sosyal medyanın arka planında Instagram, YouTube, Google birbirine entegre edebilecek yazılımlar var. Algoritmalar var. Yapay zeka 116 bilim adamı Birleşmiş Milletler'e müracaat etti. Öldürücü yapay zeka silahları durdurulsun diye. Bunun şeyi şu an yapay zeka bilgileri emiyor, besleniyor şu an. Böyle dünyada ne kadar bilgi varsa beslenme döneminde büyüme çağı çıkacak ortaya. Dolayısıyla şimdi dijital paraya dönüyorum. Vatandaşla devlet arasındaki ilişkiyi kesiyor mu? Kesiyor. İnsanlara yapay bir şey veriyor mu? Veriyor. Burada gençler sakın ola ki Bitcoin'in bize falan laf etmiyorum. Böyle kazanmadan üretmeye yönelik sizi alıştırıyorlar. Yarın tepe taklada giderseniz tuzağa düşmeyin sakın diyorsun. Üzülmeyin. Dolayısıyla bu bir oyun. Santraç gibi bir şey. Ama çok tehlikeli bir birey oyun. Birey insanların 21. algısıyla oynuyor. Şimdi ne dedim? Teorik üretiyorlardı. Felsefeyi icra ediyorlar dedim. Bunun mantığı şu. Her şey bir diyor bunlar. Yeryüzünde. Enerji. Temsilci de biziz. İnsan. Şimdi bu dijital platform. Bakın. Tamam. Bu fiziki platform. Ben biyolojik platformum, vücudum. Nesnelerin internet dediğimiz 5G'de üçü birleşiyor. Nasıl birleşiyor? Biyometrik çip taktık deri altımıza. Çipin kendisi fiziki şeyi, fizikidir. Sensör içindeki vericisi dijitaldir. Vücudum da biyolojik. Her şey bir. İşte bu. Yani yeryüzünde her şey biri teknoloji olaraktan. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve şu an başardılar. Buna teknolojik tekillik, singularity deniyor. Cyber tech'e gidiyor işin hepsi. Dolayısıyla singularity'den sonra diyorlar ki humanizmin bir sonraki aşaması transhumanizm, yeni bir din. Amerika'da parti kurdular. Benim takipçimdir parti başkanı kendisi. Ne diyorsunuz? Evet, Zoltan Invest. Rusya'da da partiyi kurdular. Bakın sadece Amerika'da değil, Rusya'da transhumanist partiyi kurdular. 2018'de bundan sonra sıkça duyacağımız kavramlar. Dolayısıyla dijital dünyanın alfabeyi değiştiriyorlar şu an. Dil ve düşünce arasında en önemli şey dil, düşünme, hakikati aramaktır. Amaç hakikati aramayı engelliyorlar. Şimdi insan fıtratına yönelik dijital olarak operasyonlar var. Bundan iki tane örnek vereceğim. Meksika'da bir operasyon yaptılar. İki anneli bir babalı çocuk dünyaya getirdiler. Nasıl? Anne karnına müdahale edip embriyoda DNA'ya diğer kadının DNA'sını embriyoya enjekte ettiler. Biyolojik olarak iki anneli ve bir iki, babalı. Bir babalı. Ukrayna'da da üç anneli bir babalı yaptılar. Bunu nereden nüfusu işlediler? İngiltere'de. Bunun bizdeki, biz bunu değerlendirirken neye bakacağız? Bakara 205. Başa gelirlerse ekinleri ve nesilleri değiştirdiler. Nesil değişimi civara içiyor, içki içiyor falan değil. Bu insanlar bu yüzyılda direkt tabii insan fıtratı operasyon yapıyorlar. Projesi, değil mi? LGBT. Bir projedir. Bakın 2015 yılında dünya genelinde Yahoo, Google, Instagram hepsi fonların LGBT fonlarını aktardılar. Niye? İnsan fıtratına bir operasyon. Yani
insanlığın içinde yeni bir çatışma alanı. Diyorlar ki kapitalizme, sisteme bunları entegre edeceğiz, para kazanacağız filan. Öyle değil. Tamamen yeni bir paradigma, yeni bir kavga alanı oluşturuyorlar. İnsan fıtratına bir operasyon var. İnsanlık kendi içinde Hristiyan, Müslüman filan değil. Yarın bir gün LGBT örgütleri, dernekler, terör örgütlerini göreceğiz. Normal insanlara saldıran. Şimdi homofobi şeklinde baskı kuruyorlar. Fakat yarın bir gün başka bir şey ortaya çıkacak. Kullanacaklar. Bunu da aynı merkezden yönetiyorlar. Bunun bir üst projesi cinsiyet teorisi. Cinsiyet teorisi bizim okullarımızda bile pilot bölgede okutuluyor. Yani neyi içeriyor bu kadın proje? Kadın erkek eşitliği değil. Cinsiyet teorisi nötr insan. Human plus. İnsan üstü. Yani nötr insan nedir? Cinsiyetsiz. Şimdi ona gireceğim ben zaten. Bitir. Dolayısıyla nötr insan. Şimdi bizim okullarımızda deneme olarak üretiliyor. Kadın erkek eşitliği hayır. Bu bir proje. Bu projeler nerede geliyor dünya gündemine? Birleşmiş Milletler'de geliyor. Yönetimi kimde? Bunlar da. Birleşmiş Milletler'de bazı ülkeler gittiğinde ne yapıyor? Oylama yapıyor. Biz gidip de bir fikir üretmiyor dünya insanı. Fikirler nerede üretiliyor? İşte Amerika'daki yok. Think tanklarda, evet, bunların kontrolünde. Kuruluşlarında. Şimdi burada bir de şeyle söyleyeyim. Bilim ve ilim arasında fark var. Bu insanlar bilimi koordine ediyorlar. Ama kendileri ilimle yol buluyorlar. Bakın, bizim şimdi üniversitelere gidiyor ya Amerika'dan insanlar. Arkasını asıyorlar bilmem ne üniversitesi diye. Bunun karşılığı bizdeki bir cemaat adını yazıyor. Fark etmiyor. Cemaat yani bu adamlar. Üniversiteler bunların bizde giden bilim adamları. Kuruluş amaçları o. Yani aynı üniversiteleri kurmuşlar. Sahipleri bizde giden bilim adamları okuduğu üniversitenin kime ait olduğunu bilmiyor. Bravo. Anlatabildim mi? Geri geliyor adam. Profesör oldum. Pozitivizmden bahsediyor. Pozitivizmi kutsayan bunlar. Sosyal Darwinizmi çıkarttıkları gibi oynuyorlar insanlığın algısıyla. Bir amaca hizmet için yetiştiriliyordu elbette, o zaman. Elbette. Çünkü bakın eğer siz şimdi bu insanlar geleceği öngördüğünü söylüyor ya. Bunu ilan ediyorlar. Evet. İşte 1988'de Bitcoin 2018 yazmış. Şu an tüm dünyada 2018'de bizde de dahi Bitcoin konuşuluyor. Bu akıl nasıl bir akıl? Hangi güç ve yöntemleri, bunu hangi bilimle açıklayacaksınız? Hangi projeksiyonla yapıyorlar bu işi? Dolayısıyla hangi projeksiyonla, yani şimdi bu tip şeylere yaklaşırken hem olayın ilim yönünü hem de bilim yönünü beraber bilmeniz gerekiyor. Sadece salt bilime çakan bir aklın bunu görme şansı yok. İstedikleri de o zaten. Siz diyor sadece pozitivizme şey yapın. Girin. 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 Ötesine bakmayın diyor ama kendileri üniversiteleri de kurmuşlar. Herkesin de modelleri dağıtan bunlar. Komik bir şey yani. Bu acayip derecede. Biz de şimdi herhangi bir cemaat üniversitesine gitse insan arkasını assa ne derler? Tabii. Yani cemaat hoca şeyhini düşünün sağalı makalı. Evet. İşte bunlar da aynı tapınakçı aynı üniversitede bunları. Buraya yani bir anlamda bir tipolojileri de var. Evet. Dijital dünya üzerinde tahmin ediyorum çok uzun süre çalışılmış, çok iyi kurgulanmış. Neyin ne olacağı çok önceden tespit edilmiş. Nasıl başlayıp nasıl biteceğini tabii, değil mi? Tabii tabii hepsi belli. Evet bir proje bu projenin ana şeyi yeryüzünde insanı kontrol. Dijital para da şimdi benim çok bir yakınım bir dijital paraya 70 bin lira para yatırıyor. Ya, bir ay önce nasıl olsa yükselir personelin maaşını öderim diyor. Bununla. Nasıl akıl bu? Onlar 6 saat önce... Bitcoin'in bir altcoin'i bu. 6 saat önce duyuru yapmışlar. Kaldırıyoruz bunu diye. Yok. Gitmiş para. Gitti, uçtu. Evet. Şimdi ne yapacak? Ben arıyorum. Ne yapacağım diye. Şimdi bakın. Hiçbir şey yapamaz. Burada diyor ki eğer siz Bitcoin'e, dijital paraya, dünya insana geçtiğinde dünya bir karar aldı. Dedi ki artık çocuk yapmayacaksınız. Tabii. Yaparsan paranı aldı. Yapacağın hiçbir şey yok. Benim şifrem var falan filan derdini kim anlatacak? Şuradan alışveriş yapacaksın. Derdini kimseye tabii anlatamazsın. Sadaka veremezsin. Şeyle. Çünkü yani takip edildi. Nereye ne verdiğin belli. Hayır sadaka zaten. Sadakaya muhtaç tabii, insanın tabii dijital dünyayla ne işi var sokakta. Şimdi bakın bu yeryüzünde insanların iyi, doğruyu, güzeli, yanlışı, çirkini, yardımlaşmayı, sevabı öğreten şeyin kaynağı nedir? Yüce Allah'ın bildirdikleridir. Türkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde ne yaptı? Dünyada en fazla yardım yapan ülke. Değil mi? Hı-hı. Afrika'da, orada, hı-hı, burada. Bu anlayışa ters bu adamlar. Sen de dijital dünyaya soktuğunda yardım var değil mi? Yok senin bir ID'in var.
Nereye yardım ediyor benden izinse diyor. Sen kalk da şimdi git Afrika'da yardım yap bakalım. Şimdi millet kendi arasında yardım topluyor. Bak Suriyeliler geldi. Tarih boyunca Afganlar bize, Pakistanlılar bize Kurtuluş Savaşımız döneminde para gönderdiler. Tüm bu olayı kesiyorlar. Evet. Paradigmaları ben koyacağım. Evet, ben koyacağım kuralı diyor. Demek ki soruya dönelim. Buyurun hocam. Dağılmadan biraz çünkü Endüstri 4.0 hala tam olarak tartışmadık. Şimdi Endüstri 2.0'ı hatırlıyorum artık onların deyimiyle. Herhalde en güzel eleştirisini Charlie Chaplin yapmıştı. Modern Times'te işçi oturuyor, ağzına yemek veriyorlar falan. Endüstri 1.0'a geldiğimizde de tabii Marx Engels eleştirisini yaptı. Hegel'den biraz ödünç bir kavramla çok ilginç bir tanım getirmişti o zaman. Yabancılaşma. O zamana özgü. İnsan üretime yabancılaşıyor. Çünkü üretim parçalara ayrılmış. Birisi işte ayakkabının ipini üretiyor, birisi tabanını üretiyor, biri gövdesini üretiyor ama kendi yarattığı ürüne yabancı. Aslında insanın bu total bir doğaya yabancılaşması şeklinde. Bakın, derece derece gidiyor. Charlie Chaplin'in eleştirdiği Modern Times'ta total bir yabancılaşmaydı. Oturuyor, ağzına yemek geliyor. Çok anonim. Endüstri 4.0 ile birlikte, dijital dünya ile birlikte aslında büyük bir anonimleşme var. Bakın dijital dünyanın çok büyük bir çerçeveden bakarsak, Bitcoin bir parçası katılırsın sanıyorum. Anonimleşmeye doğru gidiyor. Bakın siz anonim bir varlık oluyorsunuz ve özelliklerinizi yitiriyorsunuz. Çünkü insan doğa içinde ve dışarıyla fiziksel yaptığı etkileşimiyle üniktir, tektir. Bunu sıfıra indiriyorsunuz. Değil mi? Mahremiyetiyle, dışarıyla olan iletişimiyle, dediği gibi Abdullah Hoca'nın sadakasıyla bile, her şeyiyle, inancıyla. Şimdi ne yapıyorsunuz? Dijital dünyanın getirdiği... Bunların hepsi aradan kalkıyor. Anonimleşmiş, biteviyeleşmiş bir insanlık. Transhümanizmin sonu insanlığın temizlenmesine gider biliyorsanız yani. Aslı budur. Peki daha bunu nasıl yapacaklar? Nasıl yapacaklar insanları? Şimdi geliriz oraya ama önce çizdikleri tabloyu çok iyi bilmek lazım. Ne yapıyorlar? İnsanı eve hapsetmek. İşte özellikle Abdullah Hoca'dan onu tam teyidini almak istedim çünkü en iyi bilen kişi. İnsanı eve hapsetmek ne demek? Yemeğinizi dışarıdan getirirsiniz. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. İşte dronlar getirecek. Evet, dronlar getirir. Ha, insan gücü tamamen. O konuda da ortadan kalkıyor. Robot eşlerinizle birlikte olursunuz. Endüstri 4.0 ya da 5.0 artık daha ilerse bu. İnsanın payını minimize etmek, sıfırlamak. Korkunç. İnsanın payı olmayacak burada. Peki. Yok edilmeye hazırlık. Tabii. Bu insana İkincisi, ihtiyaç var mı şimdi? İnsanı anonimleştirme. Yemeği evde yediniz. Devamlı size sunulanı yapıyorsunuz. Ne oluyor? Yavaş yavaş inancınızı kaybediyorsunuz. Değerlerinizi kaybediyorsunuz. Değerler diyor. Yapay bir tarih üretiyorlar size. Tarihinizi kaybediyorsunuz. Mitolojik, yapay, abuk subuk başka bir tarih üretiyor. Başka bir paradigma koyuyor değil mi? Başka bir paradigma koyuyor. Artırılmış gerçeklik hocam. Tabii. Evet. Başka bir gerçeklik dünyasındasınız. Matrix tam şey olmuş. İşte bu anonimleşme insanın başkaldırmasına aykırı. Artık bu kitaplar yok. İnançlar yok. Hiçbir şey yok. Sadece verilen var. Ve siz doğayla ilişkinizi, tarihle ilişkinizi minimize etmiş bir şekilde sahte bir dünyada yaşıyorsunuz. Sentetik bir dünya. Masalcı'da bunu anlattım tamamen ve aynı o noktaya gidiyoruz. Ve işin daha da kötü kısmı artık karşı koyacak kimse yok. İnsanlar toplu halde virüsle, çiple, neyle derseniz savaşla. Bilgeyse göre biyolojik silahla. Biyolojik silahla. Evet. Karşı koyabilecek biri bile çıkmıyor. Yani bilim kurgu değil bu. Yaratılan gerçeklik şimdi bu. Önce o bilincin oluşması gerekiyor zaten. Buna inanmaları gerekiyor değil mi hocam? Evet. Çok kolay bir şimdi şey şimdi geriye dönelim. Ya kendini korumaları için. Bunu yani komplo teorisi bunlar deyip geçmemek daha uyanık olmak gerekiyor. Endüstri 4.0 komplo mu insanı minimize etmek? Artık şu an geldiğimiz dijital çağ böyle mi? Geriye dönelim şimdi. Başta ne dedik? En başa dönersek toz bulutum vardı baş. Neyse o kadar dönmeyelim. En başa dönersek bu kitaplar dedik, inançlar dedik ve kıyametin kopması dedik. Bu adamların inançları doğrultusunda çalışıyorlar dedik. Bakın bunların hepsi o kitapta var. Ben size onları diyor köle verdim diyor. Hepsi yazıyor burada ve ezoterizmin içinde simya denilen bir kol vardır.
simya sonuçta insan yaratır. Aynen öyle. Tabii herkese altın diye yapmadı ki yaratma. Bunun adı androjendir. Cinsiyetsiz. Androjen cinsiyetsizdir. Bir tane daha yaratır, Gollum'dur bunun adı, o da ruhsuzdur. Ruhsuz bir insan yaratır, robot. Ama android gibi biz de ruhsuz insanlara dönüşüyoruz. Bunlar çok önceden planlanmış şeyler. Bakın bunların hepsinin peki, çıkış tarihi ruhsuz kalacak. Gollum'un, hayır kendileri hariç. Tabii şimdi... Seçilmiş insanlar hariç. Paykı gösteriyorum devamlı kutsal kitap diye. Yok iyi kitap, çok pahalı bir kitap onun sana için. Sana oradan tamam. Çok güzel bir örnek. Ve bu insanlar inançları doğrultusunda bunu yaparlar. Çünkü Mesih onlar için gelecek. Diğerleri onların hizmetçisi. Ben bakın her şey bir puzzle'ın parçaları gibi. Tabii. Lütfen. Yok devam 40 et. 40 yılda bir kestim sözünü. Tarihe geçtin ama. Tarihe geçtim. Ertan Özyiğit'in lafını kesin adamdı. Ve kitapta var bu. Bu projelerin içinde var. Ezoterizmin içinde var. Hani bizim tek sorunumuz okumuyoruz, bakmıyoruz. Ne denirse ona inanıyoruz. Evet. Ama bunların hepsi var. Yani okusak inanacak mıyız? Yani okusak göreceğiz. Neyi okuduğunuz, nasıl analiz ettiğiniz önemlisi ama, var. Ama bakın insanı en çok etkileyen mitolojik sembollerdir. Bir işte Jung'un, Freud'un falan söylediği patolojik anda mitolojik semboller çıkar. Yani mitolojik sembollere çok maruz kalırsanız patolojiye dönüşür. Şu an filmlerde, bilgisayar oyunlarında hepsinde yapılan sistem bu. Şu subliminal mesajlar mükeleştiriyor mu işte bu? Mesajlar böyle veriliyor. Şu an anonimleşmeye ve düşünmemeye doğru giden bir şey var. İnsan ne kadar bunun dışındaysa bu kirlenmenin dışında kalır. Doğayla ilişkiyi kesmemek gerekiyor, tarihle kesmemek gerekiyor ama buna daldıkça olacak. Bir şekilde insanları yok etmeye başlayacaklar, savaşlar olacak, bütün bu planlar işleyecek. Bu da yani Endüstri 4.0'da bunun bir parçası olacak. Hocam, tamamen savunmasız ve teslim olmuş bir hale getiriliyor. Bir şey ilave edeyim şimdi. Burada gençler en çok Endüstri 4.0'da bu blockchain, bunun dijital dünya vatandaşlığının altyapısı ya. Ama anonimleşmenin de altyapısı. Evet, şimdi ısrarla uzmanlar televizyonlarda bunun bağımsız olduğunu, denetlemez olduğunu, kendiliğinden geliştiğini söylüyor. Neyin? Hangi konunun? Blockchain teknolojisinin bağımsız olduğunu, kendiliğinden geliştiğini söylüyor. Tüm televizyonlarda yalan söylüyorlar. Buyurun. Hemen ispat edeyim size. Doğru söylüyor. Lütfen Identity Foundation'a girsinler. Google'da hemen... Identity Foundation, merkezileşmekten çıkmış kimlik vakfı. Burada 21 tane destekleyen şirket var. Tamamı Rothschild'dir. Artı. Blockchain teknolojisini geliştiren bu şirketler. Artı ID 2020 var. Lütfen girsinler. Dijital ID oluşturdu hocam. Dolayısıyla ekranlarda söyleyenler yalan söylüyorlar. Açık, resmen yalan söylüyorlar. Türk milletini kandırıyorlar. Devam edin hocam. Herkesi kandırıyorlar. Bakın, geçen gün takipçilerden biri bana hocam bir şey yazın dedi. Somali dilinden çeviri yapın bir yere dedi. PPPP yazın dedi. Evet, bana da geldi. Ben de yazdım. Ve dini bir metin çıktı. PPPP'lerin araba motoruna mı yazdınız? Google Translate'i yazdınız. Ve dini bir metin çıktı karşıma translation'da. Şimdi bunu şöyle açıklıyorlar. İşte adam deneme yaparken işte onu koymuş vesaire vesaire. Değil. Bu algoritmada dönüyor. Subliminal bir şekilde bu bize 11 işleniyor. 11 Eylül'ün şifrelisinin dijital ortamda net olarak bakın, açıklandığı. Bakın subliminal olarak buna biz maruz kalıyoruz. Bir şekilde bu algoritmada dönüyor. Yalan mı? Doğru. Kesinlikle. Bir şekilde maruzuz biz buna. Tesadüfen çıkmış bir şey ortaya. Ama bu var. Dini metinler, talimatlar hepsi orada dönüyor. Dijital dünyayla iç içe olduğumuz sürece bundan nasıl kaçacağız? Bu aynı zamanda bir soruydu da o yüzden. Kaçamayacağız. Şöyle şimdi kaçamayacağız derken. Çünkü çok özür dilerim hocam. Bir yere önemli bir başvuru yapacaksınız. Ve diyorlar ki işte şu belgeleri bu başvuru internet üzerinden yapabilirsiniz. Ben hatta kendi kendime düşündüm. Hani Anadolu'nun bir köyünde yaşayan şansın birisi bunu nasıl başvuruda bulunacak? İnşallah internette bir şekilde. Eskiden arzualcılar bir yerde olması gerekecek. Ama o bilgiler de sisteme girecek. Birisi demiş tanımayan sizi deli zannedecek. Ya ne zannederlerse zannetsinler ama doğru. Şimdi ben burada seyircilerimize söyleyeyim. Türkiye'de interneti ilk kullanan 3-5 kişiden biriyim.
İlk bağlantıyı benim evimde yaptık diyebilirim yani ilklerden. Türkiye 1. 2. 3. internet konferansları düzenleme komitesi üyesiyim. 94-2000 arası Anadolu interneti şahsından öğrenmiştir. 70'ten fazla konferans verdim. Farklı şehirlerde. İlk günden beri ben bu işin içindeyim. Dolayısıyla ekranlarda çıkan uzmanlar çoğu hakikaten yalan söylüyorlar. Konudan uzak şeyler. Konudan uzak. Tabii. Bilmiyorlar demeyeceğim. Çünkü baksalar görecekler bunun ne olduğunu. Çünkü tek disiplinden baktıkları evet. için. Yani Abdullah, burada şimdi bilim çok alt dallara indiği için ana unsurunu kaybetti. Daha filozofik bakış gerekiyor burada. Bu nedenle tüm dünya insanına aynı anda kurulan bir dijital tuzak var. Çocuklarımızı şu an elimizden alıyorlar. YouTuber'lara falan bir bakın. Hepsinin örnek aldıkları şeyler belli. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk 2 milyon kişiyi peşine takmış. Hı hı. Ne demiştik? İnsan kaynağı yönetme, dünya. 20. yüzyılda Mun Tarikatı, Opus Dei, FETÖ evet, gibi evet. farklı din, farklı mezheplerde onların peşine takıyorlardı. Şimdi artık dijital şeyler var, sanal şeyler. Çok daha kolay ulaşıyorlar. Tabii tabii. Mesela bir örnek vereyim. Hepimize. Gezi Parkı olaylarında kim tweet attı? Bruce Willis, Madonna. Bunun ben Türkçe'ye çevireyim. İstihbaratı kullandığı hesaplar. Onlara sanatçı duyarlılığını yap, at diyor. Ne attılar? İstanbul'da sokaklarda cesetler var. Yalan söylüyorlar. Şimdi kim var? Kullanacakları Katy Perry var. 100 milyon kişi takipçisi var. Her takipçinin 10 tane takipçisi olsa ki daha fazla ne yapıyor? 1 milyar yapıyor. Şimdi 4. sanayi devrimi ürünlerin nerede üretilecek? Çin'de. Niye? Ucuz işçilik var. Çin üstünden oyun kuruluyor şu an. 20. yüzyılda Amerika üstünden dünyaya operasyon çekenler evet. 21. yüzyılda Çin üstünden geliyor. Yükselen bir Çin yok, yükseltilen bir Çin var. Bir de doğru düzgün para ödemiyorlar, elektronik ödüyorlar. Tabii mesela Çin, yani geliyor. Çin diye bir ülke yoktur kavramını söylemek istiyorsun evet, değil mi? Aynen çok öyle. Güzel. Ve şu an 21. yüzyılın bu 4. sanayi devriminin ürünlerinin taşınacağı ana ticaret yolu eski İpek yolu yeni bir kuşak bir yol projesi. Nerede? Bunun bir deniz tarafı var, bir kara tarafı var. Kara tarafında Ukrayna'dan geçirmek istiyorlar. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim Köprümüz var. Hayati önemli. Şeyin musluk bizde aslında. Tamam. Neden önemli? Onu da açalım. Çünkü bunların temel şeyi Çin'de ürettikleri malı 12 günde Avrupa'ya indirmek istiyorlar. Yeni bir dijital devrimle, 4. sanayi devriminde dijital dünya projesi yeni şehir konseptleri var. Bu konseptlerde en önemlisi lojistik şehir konsepti. Diyor ki ben Türkiye'de, Kocaeli'nde, Mersin'de, Ege'de 3 tane lojistik şehir kurarım. Malı tren hızlı trenle buraya getiririm. Aynısını İngiltere'de de yaparım. Biliyorsun Londra'da başladı şey süreç. Yarın alışveriş merkezleri food center'lara dönüşecek. Herkes internetten alışveriş yapacağı için drone ile evine teslim edilecek. Böylece lojistik şey konsepti tamamen büyük bir lojistik depoya dönmüş oluyor. Alibaba.com'un CEO'su bir açıklama yaptı. Bir ay falan oldu olmadı. Dedi ki 24 saatte biz bir ürünü teslim ederiz dünyanın Abdullah, her tarafına. Abdullah bir soru sorayım. Evet. Bak şimdi. Sistemi genelde şöyle algıladı herkes. Dediler ki işte Şangay'dan ilkin Venedik sonra da Londra'ya kadar uzanan bir tren yolu. Tabii Arktik bölgede yeni bir yol oldu Çin için. Çünkü daha hızlı gidecekler buzullar eridiği zaman. Şimdi herkes bunu ticaret üzerine kuruyor. Üst aklın bir projesi var. Amerika çok önemli bir deney alanıydı. Amerika'ya gidiyorsun New York'ta yürürken karşına bir tane adam çıkıyor. Bir kadın çıkıyor. Bakıyorsun lan bu acaba nedir? Bir bakıyorsun Kızılderili, Zenci, Tayvanlı birleşmiş böyle garip bir şey olmuş. Şimdi yeni paradigmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ırka bağlı mavi ırk dediğimiz insanlar bu işin dışında tutarak kendileri yani. Seçilmiş. Irka bağlı insanların hiçbir şekilde genetik formülü olmayacak. Her türevden olabilir. Herkes herkesle birlikte olabilir. Yani bugün Amerika'da bir Amerikan başkanının seçilmesi 1960'lı yıllarda imkansızken bakıyorsunuz işte çikolata bir sanatçımız Amerikan başkanı oluyor. Şimdi sorun şu Abdullah, yani bu İpek yoluyla birlikte 1,5 milyar Çinli, 1,7 milyara yaklaşacak Hintlinin
aynı zamanda bu yolla birlikte dünyaya dağıldığını göreceksiniz. Yani bu aynı zamanda bir başka projeye göre Gog Magog da olabilir. Yani bu başka bir akıl. Ne diyorsun? Aynı kanaatteyim. Gelecektim zaten. Şimdi bu Xi Jinping'in geçen yıl Çin'de yaptığı bir toplantı var. Cumhurbaşkanımız da katılmıştı. Yaklaşık 3 sayfalık bir metindi bu, okuduğu metin. Bunun bir ticaretli yeni bir medeniyet olduğunu, yeni bir kültürlerin karışacağından filan bahsediyor. Paradigma oluşturacağız. Evet, yani oluşturacağız diyor. Bu Xi'nin anlayacağı bir şey değil. Onun boyunun üstünde. Onlar diyor ki ya tabii, Çin tabii zaten aç. Li ailesi orada zaten. Satalım. Li ailesi tabii var. Russell ailesi var. Russell orada İngiliz şeyli kontrol eden. Kömür madenlerinin %80'ini zaten Rockefeller'ın Çin'deki. Tam o döneminden beri öyle. Dolayısıyla şimdi bu insanlar diyor, ne göreceğiz? Şu an yeryüzünde ne kadar Amerikan üssü var? Her tarafta Amerikan askeri var değil mi? Üsleri var. Evet. Bunlar geriye doğru çekilecek. Çin üslerini göreceğiz. Çin askerlerini göreceğiz. Bir sonraki aşamada Hintlileri kullanacaklar. Afrika'da pilot yaptılar zaten. Şimdi Afrika'da Çinlileri gönderiyorlar hocam. Askerlikten sayıyorlar. Sen diyor git, evet, yol köprü inşaatına. Askerler. Evet. Ben sürekli karşılaşıyorum. Şimdi bir şey daha var, pardon. Nedir hocam? Bir şey koyalım buraya. Şehirlere yönelik çalışma arasında Smart Cities diye. Ha, o gelecektim var ona. Tabii. 3 tane şehir modeli tabii var. Şu anda Smart Dubai'de bir tanesi önemli. Hemen hemen bitirdiler. Süleyman'a başlıyorlar yeni. Allah'tan Smart Cities Türkiye'de siyasi otoritenin eli altında. Çünkü çok tehlikeli bir şey. İstediğiniz an trafiği değiştirebilirsiniz. Yani trafik tek akışını, bir merkezden şimdi trafiğin akışına, insanların bütün bilgilerine, yiyecek her şeyi değiştirebilirsiniz. O soruyu bir çizgi attıralım mı? Kuzey Kore'nin Abdullah internet üzerinden uyguladığı kısıtlamayı da soruyorlar size. Ha? Kuzey Kore'nin internet kısıtlamasını soruyorlar. Bu çok internet normal üzerinden. Yani, yani sosyalist bir teorilerin etkisi var mı? Yok mu? Yani, şehir modeli var dedim. Bir siz Kuzey Kore diye bir var ülkenin varlığını tamam, kabul ediyorsanız bu soruyu sormanız lazım. Şimdi bir çizgiyi yükseltelim. Şimdi ne dedik? İpek yoluyla birlikte ailelerin yönettiği, başında Rothschild olduğu, ailelerin yönettiği bir sistem geliyor. Doğru mu Abdullah? Evet. Karşısında kim var? Kimse yok. Kimse yok. Şimdi ben aynı görüşte değilim mesela. Yine Rothschild'in size göre yönettiği kim var? Başka bir klik var. Ne var? Ben daha derin bir yapının bu sistemi yönettiğine bakıyorum. Örnek veriyorum. Karşısında değil, yöneten. Yöneten anlamında söyledim. Rothschild'ler yok. Rothschild'lerin görünen yüzü. Tabii tabii. Rothschild'ler bak Abdullah çok doğru söyledi. Burada katılıyorum. Rothschild dediğimiz kavram aslında bahsettiğim çok derin, keşke hani vaktimiz daha olsaydı ama vaktimiz yok tabii. Amerika'yı anlatamadık. Ama derin Amerika'yı anlattığımız zaman sistemin gerçek sahibinin kim olduğunu anlayacaktık. Yani bu ne demek istiyoruz? Yani bahsedilen tapınak şövalyeleriyle devam eden Amerika'nın... Zaten Bernard de Clairvaux'un söyledi tabii, işte. Yahudilere yaptırın dedi. Amerika'nın var olduğunda, Amerika dediğimiz şimdi şey bakıyorum, köşe yazarları diyor ki ya bu Pentagon diye bir yer var ya diyor, işte Pentagon'la diyor aileler diyor kavga ediyorlar İpek yoluyla ilgili. Pentagon kim? Amerika'yı kim kurdu? Masonik sistem. Amerika'nın keşfedilmesine yani, girdik orada durduk. Dünyada işte 40 bin mason varsa evet, burada bahsetmiyorum. Yani 111'ler falan Türkiye'dekilerden bahsetmiyorum. Tamam. Bunlar biraz daha fasonik sistem gibi geliyor bana. Ama gerçekte onun %10'u olan kısımdan 4000, onun %10 olan 400 kişinin karar vermiş olduğu bir sisteme bakacaksınız. Bunlar aileler yani, mi? Aileler değil. Aileler bu işlerde. Erhan zaten onu çıktığı her programda söylüyor. Yalnızca para mekanizmasının kullanılması için hazırlanmış bir sistem. Aileler. Üst çatı başkası. Örnek verelim. Şimdi her şeyi anlattık. Hani Abdullah ağzına sağlık. Türkiye'de bu konuyu bilen tek adam. İnanılmaz yani, bir... Onu, onun hem için özellikle Abdullah lütfen gel bu programda sana ihtiyacım var dedim ya, ondan dolayı hani konuyu anlatacağız. Bitcoin ve dijital tarafta şeyimiz var. Şimdi ben de bir şey söyleyeyim. Bir bitireyim. Programı kabul etme tek nedeni olayın geleceği ve geçmişinin yan yana geliyor olması. Hiç düşünmedim, tereddüt tamam etmedim. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Şimdi şöyle şey de söyle. Rothschild'lardan söz ederken Botorlu'da servet yaptıkları tabii, zaman tabii ne dedi? Birim Rothschild'ti galiba. Biz bunu emanet parayla yaptık. Tabii emanet dedi parayla yaptık ve şimdi asıl konu bakın, şöyle emanet bakın. Emanet para kısmı çok önemli. Şimdi, neyi kastettiler hocam o zaman?
Emanet para şöyle yani... bir şey. Birisi bu aklı koyuyor ortalığa. Tamam. Dünyanın tekrar planlanması lazım. 1815'e gittiniz. 16-18 Haziran Waterloo'da bir savaş oluyor. İki tarafta fonlayan bir sistem var. Kim fonluyor ve kime karşıydı? Napolyon. Bakın, hiç anlatılmayan bir konu bu. Çok net bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi karşınızda Rothschild diye bir yapı, evet, var. Rothschild yapısı Napolyon'u burada desteklerken burada da İngiliz Demirdük'ü destekliyor. Ve savaşı çok önceden bir biliyorlar kimin kazanacağını. Ona göre para yardımı yapmışlar, finans. Napolyon'un yenileceğini bilmelerine rağmen İngiltere'ye bir ulak gidiyor. Diyor ki biz diyor İngilizler yeniliyor, tam tersi. Evet. Borsa düşüyor. Ondan sonra Rothschild de tutuyor. Diyor ki bütün borsayı satın alıyor. O günden bu yana kadar şu anda İngiltere'de almış olduğunuz herhangi bir ürünün parasını ödüyor İngilizler. Borçlu sisteme. Binde iki. Şimdi bir mal aldığınız zaman binde ikisi Waterloo Savaşı'nın borcu olarak şu anda Rothschild'lere ödediğiniz. Ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Kraliçe dediğiniz sistem, Rothschild izin vermeden İngiltere'de tuvalete gidemez. Bana göre. İşte Merkez Bankası'na öder ya hocam orada. Tabii, aynen karşı. Bravo. Çok güzel ekledim. Ben anlattım ya o gün. 5 pound plastik pound oldu. Lansmanı Rothschild'ın şatosunda yapıldı. Şimdi evinde yaptı adam lansmanı. Şeylere bakmak lazım. Yani sistemi gerçek anlamda anlamak için bunları bilmediğimiz zaman olmuyor. Ama bakın, İngilizler, hı hı, Anglikan değil mi? Şimdi sistemin, hı, başka bir boyutunu anlatayım Abdullah. Belki ilk defa duymuş olabilirsin. Bu analizim benim. Evet. Anglikanlar bir şekilde kime karşılar? Rothschild'i yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü herkese borç para verdiler, kendileri de aldılar. Kimle birlikte Anglikanlar? Kimin? Düşmanıyla. Katolik Kilisesi'yle. Katolik Kilisesi'yle birlikte hareket ediyor. Şimdi. Ama Rothschild bunu görünce diyor ki Katolik Kilisesi'ne, bu diyor Napolyon sizi diyor bütün diyor şeyi diyor Katolik Kilisesi'ni yerle bir etti. Bütün kağıtlar ve evrakları aldı, götürdü Fransa'ya ve yok etti. Fransa'da o dönemde şey satanlar, balık malık satanlar, hı, kese, evet, kağıdına onu koydukları dönem. Evraklar, tapınağın yani Vatikan'ın tapınağın evrakların hepsi kese kağıdı yaptılar. Hatta şu anda bile o evrakları şey toplar. Vatikan işte bir yerlerde bulursa toplar. Şimdi asıl konu, iki düşmanı da kullanarak şeye başa geçtiler ve para kazandılar. Şimdi buradan Amerika'ya geçtik. Tamam. Amerika'da çok uzun konu bunlar. George Washington, Thomas Jefferson, en önemli adam Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, işte herkese şu soruyu sorarım ben. Amerikan devrimi mi, bir bilgesi mi daha önce yapıldı? Yoksa Fransız devrimi. Hangisi? Hangisi? Zaten Fransız devrimi çok merak ediliyor. Tamam. Onu herkes Fransız devrimi diyor. Olur mu? Amerika. Amerikan bildirgesi Fransız devriminden çok önce yapıldı. Pardon, senin en çok sorduğun soru. Evet. Franklin kaçıncı devlet başkanı? Şey, Benjamin Franklin kaçıncı devlet başkanıdır? Herkes düşünsün biraz. Hiçbir zaman devlet başkanı olmadı. Çünkü devlet başkanlığının üstündeydi. Yani siz eğer ki Fransız devriminin sırasında Benjamin Franklin gibi bir aklın Fransız devrimini yönettiğini bilmiyorsanız, o zaman bu işleri bilmiyorsunuz demektir. Şimdi herkes şunu söylüyor. Illuminati diye bir kuruluş var değil mi? Çok büyük, çok derin. Peki Hellfire ne yapacağız? Daha derin bir devlet yapısı, derin devlet. Cehennem ateşi. Daha derini var, Junto. Daha derini mi, daha üstü mü? Üstü. Daha derinleştikçe üste çıkıyor. Junto diye bir kuruluş var. Junto olmasaydı bugün Amerikan devrimi yapılamayacaktı. Amerikan devrimi ne sayede yapıldı biliyor musunuz? Benjamin Franklin Amerika'da oturduğu Carvin Street'teki evinde Penn ailesiyle birlikte anlaşıp Penn ailesinden aldığı parayla Amerika'ya silah gönderip oradaki devrimi destekledi. Penn ailesi kim? Kim? Yani Ojiler denilen seks partilerinde birlikte olduğu Benjamin Franklin'in. Benjamin Franklin cinselliği bile devrim ve ilkeleri için yapmış büyük bir zeka. Onun için $100 üstünde. Yalnız o cinsellik dediğin ezoterik bir cinsellik. Tabii ezoterik bir cinsellik. Ezoterik ayinler, cinsel ayinler. Bakın şu anda şeyi de söylememiz lazım. Yakın zamanda açıldığı için gidenler Benjamin Franklin Londra'daki evinin alt tarafında. Evet, bu ev. Burası. Bu evin alt tarafında
1200 adet kemik bulundu. İnsan. Fetus'ta dahil olarak. Fetuslar yani var. Ne yapıldı? Ha, kimine göre diyorlar ki işte evin aslında sahibinin kızını evlendirdiği hem işte kan bilimiyle ilgilenen bir adamla birlikte orada. Hayır, ayinler. Hellfire ile ilgili ayinler ve bunların Amerika'ya taşınması ve Amerika'da bütün sembolleri hazırlayan kim biliyor musunuz? Hani kim? Doların üzerindeki Thomas Jefferson'la Benjamin Franklin. Benjamin Franklin kendi çiziyor. Bu paranın maratın şeyi. Yahudilermiş filan. Bunlara inanmayın. Bunların hepsi Yahudilik ve Siyonizm bile kullanıldı. Aynı evangelizm kullanıldığı gibi. Yani sonuç olarak şöyle gitmemiz lazım. Şöyle bakmamız lazım. Örnek. İki tane şey söylüyorum. Hani yine geldik Albert Pike'a. Albert Pike diyor ki 3 tane... Şu kitabı bir gösterelim. Ben bunu Amerika'da bir müzayededen aldım. Evet, nasıl buldunuz dedim. 1871. Müzayede. Yani çok değerli bir kitap. Birileri bende de var diyor ama 1871'de nasıl oluyor bilmiyorum. Yani el yazısı notlar bile duruyor içinde. El yazısı notlar bile duruyor. Şimdi şöyle söylemek lazım. Nereye? Albert Pike güneyli bir komutan olmasına rağmen yakalanıyor savaşta, iç savaş sırasında. Fakat Albert Pike'ı kuzeyliler az bir şey hapiste tuttuktan sonra adamın heykelini dikiyorlar parlamentonun dışında. Çünkü masonluğun eflatunu bu adam. Şimdi, bugünkü 33 derece. 33 derece yazan kişi. Yazan kişi. 33 plus dediniz. 33 pluslar tamam, işte. Hı. Bunlar aynı zamanda hani konular çok derin olacak ama tetragramatonu kullanan insanlardan. Yani 33 plus'ın çok üstünde adamlar. Şimdi şöyle devam edelim. Bu adam 3 manzini, Cumhuriyetçi manzini, kendisi de masondur. Ona bir yazı yazıyor. Diyor ki 3 tane dünya savaşı öneriyoruz. Var. Siz 1871'de yazıyor. Diyor ki birincisi diyor. Bir dünya savaşı olacak. Bu dünya savaşının içinde diyor monarşik yapı yani krallıklar, sultanlıklar yok olacak. Bunun dışında ikinci dünya savaşı çıkmadan önce diyor planladığımız monarşik yapının üzerinde kullanılan faşizm ve sosyalizm gibi yapılar kavga edecekler. İsrail kurulacak diyor. Şimdi buraya kadar 1915'i görmüş, 1971'de ve daha ileri gidiyoruz. 1945'i görmüş. Üçüncü dünya savaşında diyor. Geldi. Şimdi Abdullah'ın dediğine geliyorum. Dijital Erhan da dünya. Bahsetti aynı şey. Diyor ki dinleri yok edeceğiz. Yani tamam, bu işte Abdullah isterseniz siz 3. Dünya Savaşı deyin, isterseniz bir şey deyin, ne dersiniz deyin. Şimdi bunu ben burada gördüğüm zaman Amerika'da, Georgia'da Albert Country diye bir yer var. Bakın ikinci bir şey bahsedeceğim. Eğer ekrana gelebilirse Guidestone diye bir taşta rastladım. 1979'da bir adam şeye gidiyor, bir mermerciye. Diyor ki benim diyor bir tasarımım var Abdullah. Bu tasarımı diyor bana uygular mısınız? Bir bakıyorlar işte diyor, hatta şey yapıyorlar bu adam ya işte fasulyeden bir adam geldi falan. Bu 4 tane taşın taş bloğunu olduğu ve üzerinde de bir tane taş bloğunu olduğu bir yapı. Diyor ki ben bunu istiyorum. Adamlar kale almayınca çıkartıyor nakit para kaç lira istiyorsunuz? Adamlar fazladan söylüyor tak diye bırakıyor parayı. Sonra belediyeye gidiyor izin alıyor. Belediyeden izin alınca işte bir yer tespit ediyorlar oraya bu taşı koyuyorlar. Gelirse eğer şeyden göstermek de isterim. Görseli varmış. Ha, görseli az var. Kaldı yani süremiz. Şey Sertaç hemen. Derse. Guidestone. 10 dilde yazılmış. Bir, hangi görsel diye soruyorlar? Guidestone diye bir şey var. Bir şey gibi. Kaidenin durduğu 4 tane taş. Şey de seyircilerimiz internete de yazsınlar. Guidestone diye yazsınlar. Bu açılış yapılıyor 1980'de ve adam kayboluyor bu bahsettiğimizde. Bir daha bulamıyorlar. Nickname, nasıl yani? Ölüsü isim. Birisi yok takma mu? Takma isim hiçbir şey bulamıyorlar. Kimdi o? Bu, bilmiyoruz. Adam yalnızca izleyenler onun tapınakçı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü neden? Binanın, ürünün üstten baktığınız zaman Gülhaç tarikatının şeyi var, amblemi var. Sonra bu yazıtların içinde bir yazı var. Albert Pike'ın dediği gibi, Albert Pike diyor ki insanlığı 500 milyonun altına düşüreceksiniz bu yazıda. İşte bu. Burada da diyor ki bu yapan adam insanlığı 500 milyonun altına düşürün. Şimdi soru, iki tane konuğumuza soralım. Şimdi dijital platformlar oldu. Şu anda 7,5 milyar insan var dünyada.
bir şekilde robotik sistemin ya robotların çalıştığı, benim biraz önce örnekte verdiğim gibi herkes işçiyi attı. İşte dronlar geldi, şeylere ihtiyaç yok. Ne diyorlar? İşte bu kuryelere ihtiyaç yok. Bu arada. Vesaire vesaire. Evet, bu taş. Tamam. Bir de bunun yazısı olacaktı. Sence biraz yazısı daha da küçültebilirlerse. Varmış. Şöyle soru şu. Peki insanlar ne olacak? İnsanlar bir şekilde nükleer savaşla mı olacaklar? Benim tezimi söyleyeyim hemen. Ben diyorum ki insanlar kesinlikle savaşla olmaz. Nükleer savaş dünyaya zarar verir. Üstün akıl bu zararı karşılayamaz. Kendisi de zararlanacak. Tamam, insanlığın çünkü sonu nasıl geçecek? Dolayısıyla diyorum ki aynı Dan Brown'un daha sonradan okuduk bu tezi ama büyük bir ihtimal şeyle, virüsle bir şekilde bir kısmı yok edilecek. Ben buyurun. Bunu yazdım olduğu gibi. Evet. Zaten biliyorsundur. Evet. Evet, virüsle iki, bunun bir kılıfı da var biliyorsun. Sizin bu arada hemen araştırıp bulmuşlar dediğiniz tamam, yazıyı. Bravo, Google'dan odur. İzleyicimiz. Buzulla ve virüsler ortaya gelecekse çıkıyor diyor. Hı. Yani buzulların eriyip yeni virüslerin ortaya çıktığı da. Bu filmlerde filan izlenen yeni şey donmuş virüslerin evet, tekrar olacağı. Evet, bir şey söyleyeyim. Masalcıya yazdım onu. Dan Brown'un tam yere batanda geçtiği yerde bir tane taş var. Yani sütunlardan biri. Sütunda değil de yapı taşı. Devşirme malzeme. Üstüne ates yazıyor. Evet. Ne yazıyor hocam? Ates. Ates. Biraz fantezi düşünürsek, kitapta masalcıya koydum daha ayrıntısını. Mitriates var. Tarihte. Mitriates'in özelliği tarihteki en iyi zehir kullanıcısı. Ve kendi adıyla anılan panzehir var. Bakın, ezoterik örgütler diyoruz ya hep, Rothschild ailesi, The Economist'le şey bırakıyor, iz bırakıyor. Bunlar seri katil gibidir. Hı hı. Her seri katil deha aldığını göstermek için iz bırakır. Gül bırakacak. Mesaj verir. Cesetin yanında. Gibi falan. bu da öyledir. Onu oraya koyan çok üstün bir zeka var bana göre. Ve iz bırakmak ezoterizmi amacıyla. Ezoterizmi bilen, tarihi bilen, var. Paganizmi bilen. Ve mesaj bilen veriyor. İnanılmaz derecede ince mesajlarla gidiyor olaylar. Medusa'nın ters durması bu, da. Evet, hocam 2018 bu kapağında var ya Zika virüsü. Tabii. 2018 kapağında neler ortaya ben koyuyor. Zika virüsünün bu işin çok hani Zika şey gibi. Sembol gibi bakın. Zika virüsünün evet, biliyorsun bir patenti 1947'de Rockefeller evet tarafından alınmıştır. Nerede bulunmuştur? Uganda'da Victoria Gölü'nün çevresinde Zika ormanlarında bulunmuştur. Patenti de alınmıştır. Ne zaman çıktı dünyaya Zika virüsü? Ama onu da şöyle düşün. Evet. 1978'de Ebola ırmağında o zaman işte Kongo'da evet Ebola virüsü bulundu. Evet. Liberya'da başladı. Ben geldim Pelin'in programında. Aman dedim Liberya'da son bir şey evet oluyor. Ya bunların hepsi yapaydı. Sözlerini alalım. Evet. Aslında son sözler kısmında da ben bir cümle çünkü bitti. Ben yine araya girmek istemedim. Yani bayağı zorladım. Dijital dünyanın başına girdik. Daha hiç ileriye gidemedik. Bunu biz zaten söz evet olarak izleyicilerimize sizin ama sözünüz olarak şey, burada programımız daha olacak. Buna devam İnşallah ederiz. Yok hayır. Söylemek istediğim bak, şu ana sizin kadar gerçekten çok önemli verdiğiniz emek. Ben program başında o yüzden kişisel görüşümü de belirttim. İşte biz bunun için ne yapabiliyoruz? Platformlar oluşturup sunabiliyoruz. Evet. Sizden de anlatmanızı bekliyoruz hocam. Aydınlatmak için. Seyircilerimize de sözünüz bu olsun. Bu kadar izlediğiniz için. Onlar bizim daha istiyorlar emin olun. Ayrıca teşekkür ederim. Kanal bizi hiç çaysız bırakmadı. Afiyet olsun. Bu arada Cevdet Korkmaz, Hakikat Şimşek, Asuhan Erkan, Pınar Gusar not aldık efendim. Kitaplar için bilginiz olsun. Evet. Erhan hocam. Evet, okuyun araştırın diyorum. Başka ne diyeyim bu kadar kısa. Her şey yazıyor bir yerlerde. Bunları derleyin. Bizden daha farklı şeyler görün. Uyanık olalım. Bu dünyayı, bu vatanı koruyalım diyorum. Sağ olun hocam. Ben bekliyoruz de şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Aslında ne mutlu bize. Uğruna ölecek bir vatanımız ve sevdiklerimiz var. Herkese iyi akşamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Katılım gösteren bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Pazar günü hemen inelim. Saat 14'tü galiba. Tekrarını soruyorlar. Pazar günü saat 14'te kayıt dışının tekrarını 24 ekranlarından izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı saat 21'de tekrar yine birbirinden kıymetli konuklarımızla karşınızda olmayı temenni ediyoruz. Ve bir kez daha teşekkür ediyoruz Erhan Altunay hocama, Abdullah Çiftçi hocama ve her zaman birlikte olacağımız inşallah Ertan Özdeş hocama. Çok teşekkürler katılmanız, yorumlarınız için sağ olun. Ben de ayrı ayrı ikinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ağzına görüşmek sağlık, dileğiyle çok iyi yönettin. Sağ olun, sağ olun Ertan hocam. İyi geceler efendim.